Almak isteyen herkes TVM'in yeni internet sayfasına davetli. İzle TVM. Futbol programları arasında kendine özgü tarzıyla öne çıkan Serbest Vuruş'tan hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray 19 puanla zirveyi paylaşıyorlar. Beşiktaş 2 puanla onları takip ediyor. Bu hafta çok tartışılan konu vardı. Mesela Trabzonspor, Ersun Yanal'ı tartışıyor. Fenerbahçe kombineleri iptal edilen taraftarları. Hemen hemen bütün kulüpler hakemleri. Kısacası çok sıcak bir serbest vuruş sizleri bekliyor. Bizi izlerken eğer sosyal medya kullanıcısıysanız, Twitter kullanıyorsanız lütfen hashtagimizi not alır mısınız? Serbest vuruş izlerken, serbest vuruş izlerken hashtagine eğer bizi izlerken fotoğraflarınızı koyarsanız ilerleyen dakikalarda bunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. Sevgili seyirciler, dediğim gibi sıcak bir gündemle serbest vuruş sizleri bekliyor ve bakın serbest vuruşta bu gece neler var. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken bu karşılaşmada verilmeyen penaltılar büyük tartışma yarattı. Rizespor maçında elinde kombinesi olmasına rağmen stada giremeyen taraftarlar yönetimi protesto etti. Hafta içinde Aziz Yıldırım'la ilgili şok gelişmeler yaşandı. Fenerbahçeli eski bir yönetici Aziz Yıldırım'la birlikte soyunma odasına indiklerini itiraf etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bitiyor mu? Aziz Yıldırım'a 6222'ye göre seyirden men cezası mı geliyor? Trabzonspor'da teknik direktör Vahit Halilhodžić'le yollar ayrıldı. Peki yerine kim gelecek? En güçlü aday Ersun Yanal. Trabzonspor'un anlaşma aşamasına geldiği Ersun Yanal'la ilgili Trabzonspor Hukuk Kurulu üyesi Atilla Dilaver'den şok sözler. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gidecek mi? Başkan Hacı Osmanoğlu serbest vuruşa, Halilhodžić giderse ben de giderim demişti. Galatasaray Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti. Prandelli bu 3 puanla Galatasaray'daki ömrünü uzattı. Az sonra serbest vuruşta. Sevgili seyirciler, biraz önce de söylediğim gibi lig gerçekten son derece zorlu geçiyor ve bu zorlu karşılaşmalarla ilgili notlarımızı biraz sonra sizlere ileteceğim. Ama öncelikle bir Okan Bayülgen'e hoş geldin diyelim. Bir süre ara verdikten sonra tekrar televizyon dünyasına döndü. Şov bu sefer Star'daydı. Okan Bayülgen olur da serbest vuruş olmaz mı? Ama başrolde her zaman olduğu gibi yine Adanay Baba vardı. İyi akşamlar TVM stüdyolarından serbest vuruş programı. Türk televizyonlarının fenomen programı Serbest Vuruş yine gündemde. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece ben değil, stüdyoda da herkes bir... Adnan Aybaba'nın sünnet kıyafeti giyerek programa katılması sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Bizim bir tane Müller vardı Sarıyer'de, hatırlarsın değil mi? Ünlü şovmen Okan Bayülgen de Star TV'de yeni başladığı şov programında serbest vuruşa geniş yer ayırdı. Sünnette olmasam derdim, olmadım. Şimdi oldum, düğün yapardım. Evet. Sünnet düğünü. Şimdi burada başkaları sünnet yapıyor yani aslında. Sünnet yapan mesela Fenerbahçe'de Alves, doğru mu? Alves direkt Fenerlileri sünnet etti. Dur! Zaten... Adnan Aybaba, mükemmel bir adam. Psikolojimiz bozuksa, ülke olarak sadece Adnan Aybaba'yı tedavi ettirsek yeter. Hepimizinki düzelir. Bir tek o psikiyatra gidecek, hepimiz düzeleceğiz. Göreceksiniz. Devam. Ben de düşünüyorum ki bu Portekizlerde genetik bir rahatsızlık var. Koyamaz biliyorsun, Beşiktaş'a geldi. Tam sünnet dikti, kaçtı gitti. Sünnet edemedik onu. Ardından Fernandez geldi. Tam sünnet edilecek adamdı. Biliyorsun bizim golcümüz vardı. O kaçtı gitti. Almeyde. Doğru mu? Almeyde kaçtı gitti. Şimdi bir çatal... Çatalları mı görmüyor? Abi bak neden var? İki çatalı... Bak şimdi iki çatalı görmezsen gözde rahatsızlık var. Şimdi şu çatal yanlış anlaşılmasın şimdi. Tamam, şunu şöyle koyuyorum. Doğru mu? Peki anla, vurduranlara ne diyorsun? Abi vurduran... Dur! Vurduran... Bir dakika.
Şimdi bak. Yani dur. Alkışlamayın. Vurduranların nesini alkışlıyorsunuz? Yani şu. Çok çok acayip bir şey. Yani öyle bir konuşma var ki, öyle bir konuşma var ki. Ve ben hakikaten radyo televizyon üst kurulunda görev yapanların yerinde olsam hakikaten kafayı oynatırım. Devam! Abi vurduran bak vurduran... Vurduranlar asıl ya, sünnet abi, ettirenler değil mi eğer senin babacığım, esprinle? Esprimiz içinde vurduran da sünnet et. Mesela Selçuk vurduruyor tamam sünnet... O da sünnetin içinde olanlardır. Yani Fener'in sünnet edenlerden bunlar da var. Öyle tahmin ediyorum ki Okan Bayülgen programlarında bizden çok malzeme bulacak. Ama tabii ki unutmamak lazım. Adnan Aybaba'nın bu tip canlandırmalarında mutlaka arkasındaki anlatmak istediği şeye de dikkatli bakmak lazım. Adnan'a o anlamda ben sevgiyle karşılıyorum. Dediğimiz gibi ligde 9. hafta geride kaldı ve 9. hafta geride kalırken zirvede Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 19'ar puanla görüyoruz. İsterseniz haftanın toplu sonuçlarını aktaralım. Arkasından puan durumunu getirelim ekranlarınıza. Sivas Spor, Eskişehir Spor karşılaşmasıyla başladı. Lig 1-1 berabere bitti. Gaziantep Spor'da Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Sivas Spor Teknik Direktörü Roberto Carlos bu maçın uzatılmasına, 6 dakika uzatılmasına tepki göstermişti. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda Mersin İdman Yurdu Balıkesir Spor'u 2-1 mağlup etti. Balıkesir Spor için çanlar erken çalmaya başladı. Galatasaray Karabük deplasmanından 2-1'lik galibiyet getirdi. Ve bu karşılaşma sonrasında liderliğe oturdu ama hemen arkasından Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup edince aynı puan ve averajla liderlik koltuğunu Galatasaray'dan aldı. Pazar günü Kasımpaşa ile Gençler Birliği 2-2 berabere kaldı. Aynı şekilde Kayseri Erciyesspor'la Bursa Spor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı. Trabzonspor, Torku Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Cardozo bu karşılaşmada önemli bir performans ortaya koydu. Trabzonspor'u konuşacağız. Teknik direktörü de tartışılıyor ve İstanbul Başakşehir Beşiktaş karşılaşması da Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu karşılaşmada Dembaba'nın attığı gol gerçekten önemli. Alkış aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray 19'ar puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Beşiktaş 17 puanda, Mersin İdman Yurdu ve Gaziantepspor'u 16 ve 15 puanla zirveye yakın görüyoruz. Bursa Spor 14 puanda, Akhisar Belediyesi ile birlikte Kasımpaşa'nın 13, başkent ekibi Gençler Birliği'nin 12 puanı bulunuyor. Trabzonspor da bugün aldığı galibiyetle 12 puana yükseldi. İstanbul Başakşehir 11 puanda üst üste mağlubiyetler alıyorlar. Ligin yenilgisiz takımıydı. Çaykur Rizespor 10, Kayseri Erciyesspor, Torku Konyaspor 9'ar puana sahip. Ligin son sıralarına yaklaşıyoruz. Eskişehirspor ateş hattına çok yakın 8 puanda. Kardemir Karabükspor 7, Sivasspor 6 ve Balıkesirspor 5 puanda. Balıkesirspor ligin dibine adeta demir atmış durumda. Çok enteresan. Sivasspor, Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor gibi geçtiğimiz sezona damga vuran ekiplerde ligin son sırasında yer alıyorlar. ...58 yıl aradan sonra milli takımımız Brezilya ile kendi sahasında oynayacak. O nedenle milli maç arasına giriyoruz. Milli maç arasını iyi değerlendirecektir kuşku yok ki takımlarımız. Şimdi isterseniz öncelikle haftanın son karşılaşması, kapanış karşılaşması Beşiktaş'ın İstanbul Başakşehir karşılaşmasının bir kapağını getirelim ekranlarınıza, bir yakın planda röntgenini aktaralım. Ligde 2 haftadır kaybeden Beşiktaş İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 42. dakikada ev sahibi Başakşehir Epureanu ile 1-0 öne geçerken Kartal'a galibiyeti getiren goller 63'te Dembaba ve 75'te Kerim Fray'dan geldi. Siyah beyazlı ekip 77'de Pedro Franco ve uzatma dakikalarında İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamladı. Üst üste yenilgilerle ligin mağlup takımı unvanını elinde bulunduran Başakşehir ikinci mağlubiyetini aldı. Eksiklerine rağmen Beşiktaş zorlu deplasmandan galibiyet getirdi. Dembaba'nın golü çok şıktı. 2 kırmızı kart yine tartışıldı. Adnan Aybaba tartışıldı diyorum çünkü Beşiktaşlı taraftarlar federasyona yürüdüler. Evet. Ya normal olarak yürüyorlar. Şimdi bakın burada çok ilginç şeyler dönüyor. Aslında Türk futbolunda hakikaten değişik organizasyonlar var. Tabii bu organizasyonlar ne derece doğru, ne derece yanlış bana bunu bana göre zaman belirleyecek. Onun için çok insanları itham altında bulundurmak istemiyorum. Bu da yanlış bir şey belki de.
Burada hakikaten önemli bir futbol federasyonu var. Yönetim kurulları var, disiplin kurulları var, tahkim kurulları var ve MHK başkanımız var Zekeri abi de. Şimdi Zekeri abi Beştaş'tı biliyorsun. Yıldırım dönem Beştaş'tı. Ya bunlara baktığın zaman Mete Dünay tabii yönetti. O da Beştaş'tı biliyorsun. Doğru. Çok Beştaş'tı var. Çok Beştaş'tı var. Fakat enteresan da çok Beştaş'ın olduğu yerde en çok Beştaş'ın hemen hemen 2003-2004 sezonundan sonra eziyet çektiği bir sezondayız. Ya şimdi ister istemez şunu soruyorum ben yani. İnsanlar tabii bunu lütfen yanlış algılamasın. Fenerler, Galatasaraylar, Trabzon'u bu portföyün içine sokmuyorum ama arkadaş hep eziyet çeken ve eziyet gören takım Beşiktaş oluyor. 3 haftadır üst üste öyle ya da böyle hatalı ya da hatasız da olsa bu bir rastlantı mı yani? Yani 2003-2004 10 yıl sonra yeniden bir rastlantı ve Beşiktaş'ın 3 tane oyuncusu bugün 2 tane oldu. 4 tane oyuncusu oyundan atılıyor. Şu ya da bu sebeplerle. Sarı kart haklıdır, haksızdır. Bunları belki de tartışabiliriz. Bu bir bakış açısıdır. Ama ben diyorum ki burada şimdi Galatasaraylı arkadaşımız var. Burada Fenerbahçeli arkadaşımız yanımızda oturuyor. Arkadaş yani bunun içinde ne var? Bu nedir bu Beşiktaş'ın çektiği bu konularda? Yani burada bir acaba bir organizasyon mu var? Bu organizasyonu ben federasyon yapıyor demiyorum. Fakat kim yapıyor o zaman? Şimdi şöyle bir şey var bak. Çok güçlü takımlarla mücadele ediyor Beşiktaş. Burada Allah'a var. Şimdi baktığınız zaman Beşiktaş'ın kadrosu yeterli. Tamam bana göre de yeterli. Fakat Fener ve Galatasaray bu konuda kafa kafaya çok üst seviyede gidiyorlar. Peki izin verirsen Büyükşah Gencer'e bir şey sormak istiyorum. Derler ki Fenerbahçe kayrılıyor öyle mi? Belli oluyor. En son Çaykur Rize maçını seyrettiğiniz zaman ne kadar kayrıldığını, ne kadar ayrı bir şekilde şey gördüğünü, yakınlık gördüğünü görürsünüz. 3 tane penaltı herhalde biraz sonra konuşacağız. Bu nasıl bir şeydir, kayırmaktır, nasıl bir desteklemektir de 3 tane penaltısını yiyorsun bir takımın. Hadi iki tanesini eyvallah da bir tanesini nasıl yiyorsun? Yani bu kayırmak falan filan değil. Burada bir şey varsa eğer sadece Fenerbahçe yok. Sadece Galatasaray'a, sadece Beşiktaş'a, sadece Trabzonspor'a yok. Sen programdan önce güzel bir laf ettin. Çok hiç onu unutmayacağım. Hala kafamında. Bize yabancı teknik direktör, yabancı hakem lazım dedin. Yani gerekiyor galiba dedin. Sen onu herhalde biraz sonra FIFA kokartlı eski hakemlerden benim ona da söyleyeceğim çok güzel bir şeyim var. Dereli bağlanacak. Ona soracağım. Lafınızı tamamlayın Büşah Bey. Yani biz Sabri'cim açık söylüyorum. Yabancı bir hakem de getirsek, yabancı hakemleri de buraya koysak onları da tefe tutarız. Onları da yerle bir ederiz. Çünkü her şeyi onlara dayıyoruz, artık dayanıyoruz. Hakemler, bizim hakemler yöneticimizin kurtarıcısı, futbolcumuzun kurtarıcısı, taraftarımızın kurtarıcısı, herkesin kurtarıcısı. Peki, çözüm üzerine gidelim. Beşiktaşlı taraftarlar Futbol Federasyonu'na yürüdüler. Mehmet Baransu. Ne olacak şimdi, hakemler düzelecek mi? Düzelmezse ne olacaklar, koşulacak mı? Koşacağız mı? Vallahi ben şimdi şöyle, şimdi önüme birkaç not aldım. Trabzonlar Federasyonu'na yürüdü. Fenerbahçeliler Federasyonu'na yürüdü. Şimdi Beşiktaşlar Federasyonu'na yürüdüler. Geçen sene Galatasaray neredeyse yürüyordu. Yani yürümedi ama işte basın toplantısı yaptı. Taraftarlar çıktı, tepki gösterdiler. Hakemler bu sene çok kötü. Ligin işte daha 9. haftasındayız ve her hafta burada hakemleri konuşmaya başladık. Hakemler tartışılmaya başlandı. Ben şöyle bir çözüm olur mu? Ben bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Şu anlamda düşünmüyorum. Biz çünkü gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledik. Bir virgül alacağım çünkü Selçuk Dereli seyahatte bizim için mola verdi. Molasında onunla sohbetimizi yapalım. Siz de aynı zamanda sorularınızı sorarsanız. Hocam bir kere teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Nasılsınız? Rica ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam özellikle infial yarattı sosyal medyada. Fenerbahçe karşılaşmasında verilen penaltılar, İlker Meral'ın penaltıları. Doğrusunu isterseniz ben verilmeyen penaltıların olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii işi uzmanına sormak lazım. Pozisyon değerlendirelim mi, izin verirsiniz? Fenerbahçe maçı çok konuşulduğu için soruyorum. Sevgili serbest vuruş yorumcuları, benim unuttuğum bir pozisyon olursa lütfen siz hatırlatın. Daha karşılaşmanın ilk dakikaları, bir kolla oynama iddiası var, pozisyonu var. O pozisyonu hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Ne dersiniz? Kural buna ne diyor? Şimdi hakemin, İlker Meral'in müsabakadaki elle ilgili yorumlarına saygı duyuyorum. Yani bunlar gri pozisyonlar. Kimine göre penaltıdır, kimine göre değildir ama ben oradaki kararına saygı duyuyorum. Çünkü doğal konumda olduğunu düşünüyorum o sporcunun kolunun. Asıl tartışılması gereken ve zaten infial yaratan da
Emenike'ye yapılan müdahaleye penaltıyı vermiş şekilde. Şimdi Selçuk hocam, açıklayıcı bir bilgi için şunu söylemek istiyorum. Herkes diyor ki bu pozisyon en fazla tehlikeli vuruştur, en direkt vuruştur. Lütfen bu kuralı aydınlatarak başlar mısınız? En direkt vuruş nedir? Direkt vuruş nedir? Tabii. Şimdi bir sporcu rakibine tehlikeli bir hareket yaparsa, yani ayak tabanını göstererek rakibini ürkütüp onun topa müdahale etmesini ya da pozisyonu kaybetmesine zemin hazırlarsa, bu bir çift vuruşu gerektirir. Tehlikeli harekettir. Ama bunun devamında, bir yapılan hareketin devamında rakibi bir temas olursa, bu direkt serbest vuruşa döner. O halde Emenike'nin pozisyonunu yorumlar mısınız? Mehmet Topal'ın pozisyonu. Pardon. Mehmet Topal'ın pozisyonu. Rövaşata doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki. Son bir pozisyon daha var. Emenike ceza sahasının içine girdi. Kayarak bir müdahale. Emenike topu kurtarmaya çalıştı. Topa müdahale yok. Ayaklarla bir müdahale yok. Vücuduyla devamında savunma oyuncusu Emenike'yi müdahalesiyle yerde bıraktı. Bu penaltı mıdır? Tartışmasız bir penaltı. Hakem çok önemli bir hata yaptı. Burada hatta maçın en büyük sebeplerinden birisi İlker hareketliydi. Hakem hareketli olduğu pozisyonlarda oyuncuların müdahalelerini çok üst düzeyemeyebilir. O yüzden bence çok büyük bir hata yaptı. İlker'in maçtaki en büyük hatası buydu bence. Hocam izin verirseniz Adnan Aybaba'nın bir sorusu var. Sevgili hocam tabii hakikaten size saygı duyuyorum görüşlerinize. Çünkü siz yıllarca Türk futboluna hakemlik konusunda emek verdiniz. Şu anda da fikirlerinize bize katkı sağlıyorsunuz. Fakat şimdi şurada bir pozisyon var hocam. Yani bana göre bu penaltı değil. Tabii bu da benim görüşüm. Neden penaltı değil? Onu da kısaca açıklamak istiyorum. Belki oradan bir yola çıkabilirsiniz siz de. Şimdi Emenike burada çok güzel bir şekilde, futbol estetiği şeklinde topu çekiyor. Tabii, doğru. Fakat, çok kurnazca yapıyor. Ben diyorum ki burada hocam, yani oyuncu da topu, hani biz bunda pozisyon anında yaşamış insanları da, oyuncu topu çekiyor ama oyuncu topu atlıyor burada. Evet, doğru yani, ama başaramıyor onu. Başaramıyor. Yani burada doğal bir şey yok mu hocam? Yani bence burada bir doğallık var. Yani ben bu pozisyonu... Doğal şöyle bir şey var. Burada tabii ki niyetinin topa olduğundan hiç endişem yok. Evet. Ama bunu başaramıyor. Başaramayınca da bunun sonucuna katlanmak zorunda ve neticesinde gidiyor Emenike'nin pozisyonunu bozuyor. Emenike çok kurnazca topu çekti oraya zaten. Yani evet, onun beklentisi penaltıyı almaktı ve onu da aldı ama bence doğruydu yani alması. Hakem bunu veremedi daha doğrusu. O penaltıyı hak etti ama hakem bunu veremedi. Önemli bir hataydı bence. FIFA kokartlı eski hakemin Selçuk Dereli yorumluyor. Lemi Çelik'in bir sorusu var. Hocam iyi akşamlar. Şimdi i̇yi akşamlar Lemi Hocam. Bu pozisyonda ben şimdi futbolcuyum. Aynı tabii bu tür hareketleri Hame çok yapıyordu. Fakat bir şey soracağım burada. Ben de pozisyonunu izlerken çok tereddüt ettim. Penaltı mı diye, değil mi diye çok bayağı bir şey yaptım. Karar veremedim. Fakat burada Emenike topu geriye doğru çekiyor. Tamam mı? Normalde o pozisyonda bu topu geriye doğru çeken futbolcunun rakibe çalım atıp ikinci pozisyonda kaleye şut atması gerekiyor. Yani Emenike'nin bana göre burada biraz sanki kurnazca kendini yatan oyuncunun üzerine atmış gibi geldi bana. Yani hocam, burada Emenike'nin o kurnazlığı var, katılıyorum ama burada o fırsatı tanıyan da rakibi. Rakibi çok kontrolsüz geldi. Yani daha kontrollü gelebilirdi, daha kontrollü kayabilirdi. Yani vücudunun tamamıyla değil, belki tek ayağıyla ayağını yerden kesmeden müdahale edebilirdi. Bunu da yapmadı. Bence acemice gitti. Emenike de bunu kullandı. Evet doğru. Ama evet. Sonuçta penaltı olmadı. Hakem vermedi çünkü. Ben de aynı görüşteyim. Evet Emenike bu sporcunun kontrolsüz yatmasını çok iyi kullandı. Normalde aslında Emenike mükemmel bir çalım attı ve kaleciyle karşı karşıya gol atabilirdi. Yani hakem %100 penaltı verecek diye böyle bir futbolcu kurnazlığı yaptı. Evet. Hocam Emenike maç içinde birkaç defa denedi rakibini zaten. Baktı geliyor yani. Savunma oyuncusu geliyor. O geldi kendisini tabii en güzel şekilde de fırsatı değerlendirdi ama hakem göremedi. Hocam bugün Başakşehir Beşiktaş karşılaşmasında da tartışmalı kararlar vardı. Cüneyt Çakır yönetti. Bir kere Cüneyt Çakır'ı bir alkışlayalım öncelikle. Çünkü zorlu bir karşılaşmadan gelmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Başarılı bir maç yönetti bence. İki pozisyon var tartışmalı. Bir tanesi hakemi ilgilendiriyor. Ramon Motta ve İsmail Köybaşı'na çıkan ikinci sarı karttan çıkan kırmızılar. Her iki kartları da değerlendirebilir misiniz izlediyseniz? Bence hakemin kırmızı kartlardaki vermiş olduğu sarı kartların toplamından gitti. İkişer sarı karttan %100 doğruydu hakem.
çok doğruydu. Ama şeyin en son kazandığı Beşiktaş'ın en son kazandığı golden önceki çalmış olduğu elle oynama pozisyonu tamamen yanlıştı. Yani Cüneyt'in sanırım Avrupa'da başarılı maç yönetimi düşünüyorsunuz ama bu maç çok başarılı değildi Cüneyt. Çünkü Cüneyt çok fazla umursamıyor Türkiye ligleri. Nasıl olsa öbür hafta bir daha gidecek maça. Bunu biliyor, bundan emin ama maçlara yazık oluyor bence. Yazık. Yani futbolcuların itirazı onaydı zaten maç bitiminde de. Hı hı. Şimdi bir tartışma var. Aslında çok tartışılacak bir şey değil belki ama onu söyleyeyim size. Şimdi Pedro Franco kırmızı kart gördü. Dolayısıyla Beşiktaş bir yabancısı eksilmiş oldu. Sonra ilerleyen dakikalarda 88'de Kerim Fray çıktı, Ramon Motta girdi. Şimdi şöyle bir iddia var. Çok dediğim gibi çok tartışılması pek mümkün değil ama yine de konuşuluyorsa biz de konuşalım, ortadan kaldıralım. Ramon Motta'nın oyuna girmesi kurallar açısından, Pedro Franco kırmızı kart görmüştü ya, herhangi bir sıkıntı doğurur mu Beşiktaş açısından? Hayır, yani şöyle düşünüyorum. Eğer kurallarda herhangi bir değişiklik yoksa, benim bildiğim, çok emin değilim. Yani hani çok emin olarak da konuşmuş olmayayım ama bir sorun olmaz. Çünkü sahada bulunması gereken yabancı oyuncu adedinde azalma oluyor. Dolayısıyla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle olması en doğrusu ama talimatlar, kurallar nedir? Açıkçası %100 emin değilim. Yanıltmayayım kimseye. Talimatlar diyor ki saha içerisinde en fazla 5 yabancı bulunabilir. O zaman sorun yok. Tamam. Yani bir oyuncu eksiliyor, yabancı oyuncu eksiliyor. Bir diğer yabancı oyuncu gidiyor. Dolayısıyla sahada 5'ten fazla oyuncu yok. Son olarak hocam, ben de size bir şey soracağım. Şimdi hakemler için Fenerbahçeliler öfkeleniyorlar. Galatasaraylılar öfkeleniyorlar. Trabzonsporlar öfkeleniyorlar. Vallahi hiç öfkelenmesin büyük takımlar. Şimdi ay bir şey, büyük başka bir noktaya geleceğim. Hocam, belki Anadolu takımları öfkelensin penaltı hocam, konusunda. Başka bir noktaya geleceğim. En son Beşiktaşlı taraftarlar da yürüdüler. Şimdi ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Deniz Aytekin'le, Serdar Gözübüyük'le başlayıp, hani onlar Türk ama yabancı federasyonlarda, biri Hollanda'da, biri Almanya'da düdük çalıyor. Bunları mı getireceğiz? Yabancı hakem mi alacağız? Ne yapacağız? Ya şöyle, eğer böyle bir tartışma varsa, daha önce ben hakem seminerinde Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı'yken Mahmut Özgen Federasyon Başkanı'ydı. Orada da hep bu tartışmalar olduğu için yabancı hakem gelsin deniliyordu. Ben de dedim gelsin diye. Yani gelsin de görsün Türk futbol ailesi, yabancı hakemlerin de hata yapabileceğini görsün. Yani o yüzden hiçbir sorun yok. Bence gelmeli. Yabancı teknik direktör, yabancı futbolcu geliyorsa yabancı hakem de gelmeli ki görülmeli. Yani arada bir fark mı, var mı yok mu diye. Bence onlar gelince de hata yapacaklar. Bu tartışma bitmeyecek. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Tabii gelsin de her yerde teknik direktör, futbolcu geliyor da ben hiç duymadım Avrupa'nın üstlüklerinde başka federasyonlardan hakemlerin geldiğini. Bakın mesela İtalya'da da hakemlere çok sert eleştiriler var. Bir protesto hazırlığındalar, bilmiyorum. Türkiye'de bu işi nasıl çözeceğiz? Sözü almıştım senden, iade ediyorum Mehmet. Şimdi, Baransu. Ya tekrar şeye gelelim, yani ne olacak? Ya bütün taraftarlar şeye yürüyor, federasyonuna yürüyor. Şimdi Türkiye futbolunda bir... Futbolun patronlarına karşı, futbolu yönetenlere karşı, idarecilere karşı insanların, taraftarların bir güvensizliği var. Ve federasyonun gerçekten bir güven tazelemesi gerekiyor. Yani federasyonun bir an önce, yani kulüpler federasyona güvenmiyor. Taraftarlar federasyona güvenmiyor. İşte federasyonu kulüp başkanları gidip basıyor. Federasyona gidip taraftarlar gidip basıyor. Maçlara gidemeyen bir federasyon başkanımız var. Kulüplerle ilişkileri çok kötü olan bir federasyon başkanımız var. Kendi başkanı olduğu kulübe gidemeyen, maçlarına gidemeyen bir federasyon başkanı ve yönetim var. Doğal olarak böyle bir federasyonun altındaki kurumlar da, yani hakemler ne kadar federasyonla birebir bağlantıları olmasa dahi, ister istemez gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğimiz için maalesef öteki düğmelerde hep yanlış iliklenmiş durumda. Bir çözülme olması gerekiyor. Bence federasyonun bir an önce güven tazelemeye gitmesi gerekiyor. Futbolu yönetenlerin, futbolun içindeki insanların taraftarlar nezdinde de, takımlar nezdinde de, yöneticiler nezdinde de güven sahibi insanların bu makamlara gelmesi gerekiyor. Biz hep tartışacağız, hakemleri de tartışacağız. Sanırım işte 9. haftada bir hafta hariç 8 hafta biz hakemleri tartıştık. Öyle görünüyor ki habire de tartışacağız. Peki Lemi Çelik'e soralım. Tartışılacak kadar hatalar yapıyor mu hakemler? Ve çözüm ne? Bana göre çok hata yapıyorlar.
özellikle aslında Fenerbahçe'nin almış olduğu bu müsabakaların 9 müsabakasının tam 4'ünde büyük bir şey var. Yani hakemlerin hatası var. Şimdi İlkel Meral baktığın zaman Henrik şeyin Minike'nin penaltını vermedi diyoruz ama Rizespor'da 10 kişi bıraktı. Şifo Hoca ne yapsın şimdi orada? Takım 10 kişi kaldı. O kartlar gösterilir mi? Bakın hiç... Bu arada Şifo Mehmet'in de bir açıklaması var. Özür dilerim. Mehmet Özley'in bir açıklaması var. Kıvancı tam oyundan alacakken atıldı dedi. Ya atıldı ama çocuk diyor ki hiçbir şey yapmadım diyor. Biz de pozisyonu gördük. İkinci sarı karttan hiç faulle alakası yok yani. Yani orada bu Alper de çok güzel bir sporcu davranışında bulundu ve arkadaşını attırdı. Haksız yere attırdı. Tabii dediğim gibi bu şimdi burada Fenerbahçeliler çok burada İsmail Hoca haklı olarak tepki gösteriyor ama bunları da görmek lazım. İsmail Hoca haklı tepki gösteriyor da şimdi Mehmet Hoca ne yapsın Rize'de? Fenerbahçe ne kadar haksız puan aldı Lemi? 8 puan bana göre. Hangi maçlarda? Ama o bak, benim Lemi Çelik'in yorumuyla 8 benim, puan. Benim yorumum evet. Bak. Birincisi Fenerbahçe Gaziantep maçı Gökhan'ın düşürülüşü penaltı değil 3 puan oldu orada. Yok, berabere kaldı artı 2. Artı 2 puan. Evet, 2 puan. Berabere kalabilirlerdi. Ondan sonra geliyorsun Gençler Birliği maçı bir tanesi penaltı değil. Beraber bitecek maç mağlup oldu. 2 puan da oradan 4 puan. Evet. 2 penaltı bir tanesi şu penaltı. Şu sol çaprazdaki pozisyonumu söylüyorsunuz. Evet, Alper'in pozisyonu. Ama mesela bir şey söyleyeceğim. Siz buna öyle diyorsunuz da burada ben mesela kimleri dinledim? Dinlediğim bütün hakem yorumcuları. Benim dinlediğim bütün hakem yorumcuları şey penaltı diyor. Hayır. Serdar Tatlı başta olmak üzere. Hayır. Hatta şeyi de hatırlıyorum. Alper'in Bülent Yavuz'u da hatırlıyorum. Alper'in, o da penaltı diyor. Alper'in pozisyonu penaltı değil. Hayır, söyledim zaten. Hayır, ben sizin yorumunuza katılıyorum, bir şey demiyorum. Siz ama ikiye ayrılmış vaziyette nasıl puan kırıyorsunuz? İki ayrılmış vaziyette değil. %10'u değil diyor, %90'ı penaltı değil diyor. Kimler hatırlıyor musunuz penaltı diyenler? Bütün yorumcular bunu öyle söyledi. Bütün köşe yazıları böyle yazdı. Bütün yorumcular hangisi? Neyse şimdi söyleyeyim onu ben şimdi. Bakın 2 puan oradan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Normalde 0-0 bitecek maç. Oradan da Beşiktaş'tan da 2 puan aldı. Mehmet Topal'ın pozisyonu. Şimdi dünkü maçta da eğer ben inanıyorum ki Rizespor 10 kişi kalmasaydı o maç orada beraber biterdi. Tam 2 puan da buradan tam 8 puan Fenerbahçe koydu. Normalde Fenerbahçe'nin puanı 11 olması lazımdı. Ve şu an büyük karmaşa ve kaos yaşaması gerekiyordu ama maalesef. Ha, bu arada Galatasaray da tabii haksız 3 puan aldı. Evet doğru. Yani o Kasımpaşa maçında şimdi ben Şoto Hoca'nın şimdi bu kadar başarılı bir hocanın Şifo gibi bu kadar genç başarılı hocaların benim jenerasyonum bunlar. Böyle mağdur olması da hazmedemiyorum yani. Bunlar benim arkadaşlarım. Yani istiyorum çok başarılı olsunlar. Şimdi bunlar Türk futbolunun geleceği. Şimdi nasıl olacak yani? Peki bu özellikle... Ben size bir soru sorayım. Burada oylama yapalım şimdi. Oylama yapalım burada. Bak 5 kişiyiz. Şifo mu daha iyi hoca? Şoto Arveleze mi daha iyi hoca? İsmail Kartal mı daha iyi hoca? Yapalım. Ben oylama yapayım, katılayım. Ben hocaların kantara çıkartılmasının çok taraftarı değilim. Tolunay Hoca'ya geçen sene sorsan milli takıma aday gösterdim ama bu sene bakın nerelerde. Ertuğrul sağlam. Tolunay Hoca'nın ama neler çektiğini bilmiyorsunuz. Tolunay Hoca'nın neler çektiğini bilmiyorsunuz. Bir de Tolunay Hoca'nın geçmişine bakın. Kayseri gibi takıma Türkiye Kupası kazandırdı. Gaziantep'te yaptıkları ortada. İşte bakın, takımın ilk dördü çıkardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Teknik direktörün kaderidir bu. İyi teknik direktör, kötü. Hepsi iyi teknik direktör. Hocam, şartlar değişti. Hayır, şunu atmaya çalışıyorum. Bakın, bu insanlar çok mağdur oluyor. Bu insanlar ileriki yıllarda çok daha iyi takımlarda çalışabilirler. Ama böyle haksız mağlubiyetlerle bunların geleceği engellediğini anlatmaya çalışıyorum. Peki. Şimdi Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında Matto'nun atılmasından sonra oyuna bir Franco'nun atılmasından sonra Motta'nın girmesi tartışmalara neden olmuştu? Acaba hükmen mağlubiyet mi söz konusu diye. Mete Düren Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mete Düren TVM Spor Servisi'ne konuştu. 11'de 5 olur, 10 kişi kazan 4 olur diye bir şey yok ki. Tabii yani oyuncu sayısı azalınca şey düşüyor, 4 kişi düşer diye bir şey var. Bir tane yabancı çıkmamış mı? Kırmızı kart görerek çıkmış. Tamam. Ha, kırmızı kart çıkmış, ha, oyundan alınmış. Ne fark eder? Sahada aktif olarak 5 tane yabancının oynuyor olması lazım. İster sen çıkartmışsın, ister hakem atmış. Ve şimdi de Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaşmasına geçelim. İşte röntgeni.
Lider Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Rize temsilcisi 6. dakikada Mihal Katliç'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken Çek oyuncu 41. dakikada takımı adına beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golse 80. dakikada Pierre Vebo'dan geldi. Konuk ekip Çaykur Rizespor'da Kıvanç Karakaş 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet, derbi galibiyeti, iyi oynayarak kazanılan bir maçtan sonra bu akşam da kendi evimizde iyi futbol oynayarak 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Baştan sona oyun bizim kontrolümüzde, bizim hakimiyetimizde devam etti. Çok pozisyonlar ürettik, çok denedik, çok zorladık. Oyuncularım çok istediler ama kendi kalemize beklenmedik bir anda bir gol yedik. Ardından penaltımız kaçtı. Verilmeyen 3 tane net penaltı var bu maçta. Emenike'ye yapılan değil, onun haricinde 2 tane daha pozisyon var. 3 tane bu akşam verilmeyen net penaltımız var. İzlerseniz hepiniz göreceksiniz. Hadi öbürlerine verilmedi ama gözünün önünde olan bir pozisyon. Kontrolsüz bir giriş. Kontrolsüz bir girişten dolayı penaltı. Aksine kırmızı da verebilir. Hadi onu vermedin sarı da verebilir. Onu da vermedin penaltıyı ver. Sadece şunu söyledim. Hocam bu %100 penaltıydı. Ben dedi öyle görmedim dedi. Siz görmediniz. Tamam dedim. Teşekkür ederim dedim. Bu kadar. Başka herhangi bir aramızda diyalog geçmemiştir. Buraya gelirken amacımız tabii ki puan ve puanlar almaktı. Ki oyuna da aslında iyi de başladık. Golle de başladık. 1-0'da öne geçtik. Ama ondan sonraki süreçte maalesef rakibimizin direncine çok karşılık veremedik. Ama buna rağmen özellikle kaleci Serkan ciddi reaksiyonlar verdi maçın başından sonuna kadar. Onu ayrı tebrik ediyorum. Hakem genel hatlarıyla zaman zaman doğru karar, zaman zaman baskı altında kaldı. Kıvancı, evet atması kırmızı kartsa aynı kartı Gökhan Gönül'e de göstermesi lazım ikinci sarıdan. Maalesef onu yapamadı. Kararlar biraz eşit olmalı. Yani bunu bahaneli olarak söylemiyorum. Yani bize aynı şey, rakibe farklı olmaz. Onun için hakemler özellikle son haftalarda çok tartışılıyor. Çok konuşuluyor. Biraz daha dikkatli ve objektif olursalar hem futbol adına hem futbolun geleceği adına daha sağlıklı olur. Sevgili izleyenlerimiz, eğer bizi Twitter'dan da takip edebiliyorsanız serbest vuruş izlerken hashtagine bizi izlerken fotoğraflarınızı ya da videolarınızı gönderirseniz ilerleyen dakikalarda bunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. Sevgili Büyükşah Gencer, tekrar söylüyorum ve soruyorum size. Fenerbahçe kazanırken hakem desteği aldı mı? Bunu daha önce de söyledim. Yine bir kere söyleyeyim. Daha söyleyeyim. Yine söyleyeyim. Peki. Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin kazanmamasını, Fenerbahçe'nin mağlup olmasını, Fenerbahçe'nin daha doğrusu ligde olmamasını isteyenlerin uydurdukları bir sürü olaylar tutmadı, oturmadı. Şimdi ne yapacaklar? Ne yapmak lazım? O zaman hakemlere vurmak lazım. Hakemler böyle yaptı, puan verdi, puan çaldı, bilmem ne etti falan filan. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında hakeme ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin hakemlerde de, düdüklerde de adalete ihtiyacı var. Her kulübün de ihtiyacı var. Bak Beşiktaş deminden beri bas bas bağırıyor burada. Doğru söylüyor Adnan. Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar. Doğru. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Galatasaray'ın hakkını yediler. Galatasaray niye hiç konuşmuyoruz? Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki hikayesi. Evet doğru moru diyoruz ama geçiyoruz. Yani niye sesimizi çıkarmıyoruz? Şimdi orada bir İsmail Hoca kalkıyor konuşuyor. 20 tane laf etti adamcağız. Yani bunların hepsini İsmail top oynamayan bir adam mı? Biz mi top oynadık sadece? Biz mi biliyoruz futbol oynamasını? İsmail Kartal top oynamadı mı? Yıllarca milli takımda görev yapmadı mı? Yani bir tek İsmail Kartal bilmiyor da. Demek şimdi hakemler kötü, hakemler şöyle, hakemler böyle. Tamam anladık da yani Fenerbahçe'nin kayırılması diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin hayatını kaydırdı hakemler. Geçen sene, ondan evvelki sene. Unutmayın. Geçen sene, evvelki sene yapılan şeylerde basın toplantılarını unutmayın. Aziz Yıldırım'ın basın toplantılarını unutmayın. Tek tek, kare kare bütün hakem hatalarını gösterdiklerini unutmayın. Bunları herkes oturdu, yazdı, çizdi, üstünde tartışıldı. Yani sadece Fenerbahçe'nin hakemler kayırıyormuş da bu duruma gelmiş. Ya bu hazımsızlık. Bunu söyleyenler, bu yani bilmiyorum burada söyleyen de varsa söz meclisten de içeri, meclisten de dışarı. Bunu söyleyen Fenerbahçe'nin
kazanmasını, bir yerlere gelmesini istemeyendir. Düş abi izin verin. Var mı bunu söyleyen? Bir soru soracağım. Şöyle ben size söyleyeyim. Bir dakika. Bir şey, Düş abi bir soru sorayım. Teker şöyle teker. Bir şey tamam, kısa bir doğru soru sorayım. Baran Su başladı. Şöyle buyurun. Doğru değil. Şimdi diyor ki Galatasaray Kasımpaşa maçını niye konuşmuyoruz? Niye burada konuşmadık? Galatasaray Kasımpaşa maçında Galatasaray'a haksız penaltı verildiğini söyleyen yine biziz. Lemi de söyledi. Ol, ben, evet, offside olduğunu. Şeyi. Artı ben beklerdim ki burada işte hazımsızlık, hazımsızlık falan diye bir şey yok. Yani Gökhan Gönül'ün kendisini yere bırakıp kazandığı penaltıyı ne kadar konuştu Büyükşah Gencer? Fenerbahçe ne kadar konuştu? İşte İsmail Hoca basın toplantısı düzenliyor. Tamam. Peki İsmail Hoca Gökhan'ın olayını unuttu mu? Antep maçını unuttu mu? Beşiktaş maçını unuttu mu? Bir maç daha Lemi söyledi. Ya 9. haftada 4 maçta neredeyse %40'ın üzerinde Fenerbahçe korunmuş durumda. Fenerbahçe korunurken işte konuştuğumuz 9 haftada Galatasaray'ın 4 maçını konuşuyoruz. 4 maç. Yani neredeyse %50'ye yakın. Aynen. %45 falan. Şimdi Beşiktaş bu kadar kırmızı kart alıp bilmem ne yaparken herhalde oturup biz Fenerbahçe'nin bu haksız kazandığı penaltıları ya da işte puanları hem biz konuşacağız hem taraftar konuşacak. Yani bizi bırakın sokak konuşuyor. Herkes konuşuyor artık. Peki. Büşak, bir dakika hayır. Büşak Gencer cevabınızı verin. Ben kimsenin bir şey konuştuğuna inanmıyorum. Burada bizden başka bunları konuşan böyle bir hakemlerin üstüne giden bilmem neden yok Fenerbahçe hakemle kazanıyor bilmem ne diyor falan filan diyen olduğunu ben sanmıyorum. Zannetmiyorum. Bir kere öncelikle herkes aynaya bir bakmalı. Kendisine bir bakmalı. Neler olduğuna bir iyicene bir bakmalı. Hakem hatalarının hangi kulüplerde yapıldığını, hakem hatalarının hangi kulüpler... Ya biz neden neşteri doğru dürüst hakem hatalarının üzerine vurmuyoruz? Neden biz hakem hatalarını genel olarak konuşmuyoruz? Niye bunu Fenerbahçelileştirip, Galatasaraylılaştırıp, Beşiktaşlılaştırmaya çalışıyoruz? Niye bunu Trabzonsporlulaştırıyoruz? Neden adam gibi, ya hakemlerimiz neler yapılmalı? Hakemlerimizin ne hataları var? Bizim yönetimlerimizin ne hataları var? Futbolcularımızın ne hataları var? Biz spor adamı olarak bunları konuşmalıyız. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey? Yani Fenerbahçe efendime söyleyeyim yok 11 puan kazanmış, yok 8 puan kaybetmiş, yok bilmem ne olmuş, o olmuş, bu olmuş. Ya kardeşim oturalım o zaman her sene Galatasaray'ın şampiyonluklarını sorgulayalım. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını sorgulayalım. Trabzonspor'un şampiyonluklarını sorgulayalım. Beşiktaş'ın şampiyonluklarını sorgulayalım. Oturalım onların içinden hakem hatası ayıklayıp kaç puan aldı, kaç puan verdiye bakalım. Yok böyle saçma sapan bir şey. Bu bana göre saçmalıktır. Lemişeri geleceğim size. Buyurun Adnan Aybaba. Şimdi bakın. Beşiktaş'ın feryadı nedendir? Şundandır. Bir istatistik söyleyeyim size. Siz de bana cevap verin. 20 yıldır Beşiktaş Beşiktaş iki kere şampiyonluk yaşamış. İki kere. Trabzon şampiyonluğu yok. Araya bir Bursa Spor girmiş. O zaman şimdi ben dönüp şu soruyu sormak istiyorum Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlara. Diyorum ki arkadaşlar tamam da. İki şampiyonluk yaşayan bir Beşiktaş. Bir yılda Bursa. Ya bu 17 yılda bu hakemlerle şampiyonlukları iki takım paylaştınız zaten. Bakın bu hakemlerle şampiyonlukları iki takım paylaştınız. Ve hala hanginizin ayağına bassalar başkanlarınız çıkıyor feryat fegan ediyor. Arkadaş ben de dönüp soruyorum kamu vicdanı adına size dönüp şu soruyu soruyorum. Arkadaş biz ne olacağız ya? Bizim gibi Anadolu takımları ne olacak? Trabzon aciz olacak. Misiniz ya? Ya ne demek aciz? Aciz misiniz? Değil bakın. Koca Beşiktaş aciz mi ya? Bakın üst üste konuşmayın bir lütfen. Bakın bu bir adaletsizlik. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çıktı. Kızılca kıyamet koptu. Adam haftalardır konuşmuyor. Aylardır susuyor Beşiktaş. Kan kusuyor. Ama bu kadar da olmaz. Senin başkanın daha önceki başkanı çıkıyor arkadaşım. Billboardlarda arkalarda neler yapıyorsunuz? Gösteriyorsunuz. Hakem hatalarını sunuyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Ondan sonra bize sıra gelince bakın bu hakemlerle sizler şampiyon oldunuz. Esas ayıbı sizler yapıyorsunuz bu hakemlere. Beşiktaş, Trabzon ve Anadolu takımları yapmıyor. Türk futbolunu bu hale gelmesinin sebebi sizlersiniz. Ve sizler de bu Türk futbolunu kurtaracak olanlarsınız. Rica ediyorum. Peki. Lemi Çelik. Tamam, Lemi söylesin. Ben bir şey söyleyeceğim Adnan'a. Tabii ki. Ya şimdi Adnan çok güzel ifade ettin. Yani benim duygularımı da aynı şekilde anlattın. Ama burada bir gerçek var ki hakemlerin odasını basanlar belli. Ve tekrar basmak isteyenler belli. Ve hala da bu biz burada Sayın İsmail Hoca'nın biz konuşmasını izlerken Mehmet Hoca'nın da konuşmasını izleyelim. Mehmet Hoca ne diyor? Aynı pozisyonda diyor. Gökhan'ı diyor atamadı diyor. Hakemler diyor bizleri diye Anadolu takımları eziyor diyor ama Fenerbahçe'yi koruyor diyor. Bunu rakip takımın teknik direktörü söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz ki demek. Bakın
Türk futbolunda hakkaniyet, adalet olması için önce Türkiye Futbol Federasyonu'na ve kurullarına güven olması lazım, inanç olması lazım. Türk milli takımı 7. sıralarda idi. Bugün 50'lerde dolaşıyor. Milli takımımızın ve Türk futbolunun geldiği durum ortada. Önce bu kurumlardan başlar adalet ve hakkaniyeti sağlamak. Ve maalesef hala ülkemizde ben yine diyorum bu hakem arkadaşlarımız 3 Temmuz sürecinde ve geçmişteki süreçlere baktığımız zaman en temiz, en tertemiz kalan futbol camiası içerisindeki birimdir. Hepsine teşekkür ediyorum tüm hakemlere. Ama bakın Cüneyt Çakır gibi hakkaniyetli, adil maç yöneteni. Siz de onun gibi Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında, Şampiyonlar Ligi'nde görev alın. Peki. Benim söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Ya şimdi meşhur hocanın şeyini biliyorsunuz. Hani eve hırsız geliyor. Karısı geliyor söylüyor hocaya. Hoca diyor ki ya hanım tamam da hırsızın hiç mi kabahati yok? Şimdi ben Adnan'a söylüyorum. Evet 17 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır işte şerefli şampiyonluk falan filan diyorsunuz. Tamam doğrudur. İşte hakemler bizi gelen biçiyor, giden biçiyor. Takımı dağıtıyor diyorsunuz. Tamam ona da eyvallah. Ya sizin hiç mi kabahatiniz yok? Şöyle hiç mi kabahatiniz yok? Ya geçen sene 6. 7. hafta takımınız çok güzel gidiyor. Olimpiyat stadı Galatasaray maçı bir anda dakika 90'a yakın seyirciniz stada giriyor. Sahaya giriyor. Dağıtıyor ortalığı takım gidiyor. Peki Gökhan Töre'ye ben mi dedim git küfret? Geçen hafta Olcay'a ben mi dedim git Emre'yi çek? Bu hafta iki tane kırmızı kart oldu. Bugün peki haksız mıydı? Hepsi haklıydı. Şimdi ya sizin arkadaş sizin takımda bir sorun var. Yani sizin teknik direktör değişiyor fark etmiyor. Oyuncu değişiyor fark etmiyor. Seyirci baskısı mıdır bilmiyorum. Ama İnönü'ye çıkan işte İnönü yıkıldı şimdi başka bir ama bir takımda bir sorun var. Şimdi evet hakemleri eleştirelim ki haklısın sonuna kadar. Ama biraz da yani şeyi kendimize de bir yontmamız gerekiyor. Bir bakın. Gökhan Töre olayı, geçen haftaki olay, Fenerbahçe maçındaki, bu haftaki olay. Sizin takımda da bir sorun var. Gerçekten bir sorun var. Konuşacağız bütün bu sorunları. Bu arada izin verir misiniz Büşah Bey lütfen? Sevgili seyirciler sizden hep rica ettim. Hashtagimiz var bizim. Serbest vuruş izlerken. Bu hashtagimize bizi izlerken fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Videolarınız varsa videolarınızı gönderebilirsiniz. Gönderen izleyenlerimiz var. İsterseniz onları şöyle bir paylaşalım. Bakın işte yönetmenimiz arka planda da bizim arkamızdaki dekorumuza da video vola da göndersin o resimleri. İşte bizi izlerken çektiğiniz, bizi izlerken paylaştığınız fotoğraflar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum bugün de serbest vuruşta izlediğiniz, özlediğiniz her şeyi buluyorsunuz. Tartışmaysa tartışma, haberse haber, bilgiyse bilgi. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan taraftarlar, çoluk çocuk derken işte bizlere böyle fotoğraf gönderdiniz. Göndermeye lütfen devam edin. Büşah Bey lütfen size söz veriyorum ama ondan sonra Fenerbahçelileri yakından ilgilendiren, taraftarları yakından ilgilendiren bir konuya geçeceğim. Ben çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Milli takım dendi burada. Milli takımın başarısızlığı, milli takımın kötü gidişi, Fenerbahçe'nin hakemler tarafından kollanması. Yani çok yani bayağı komik yani bayağı gırgır. Hakemler kolluyormuş Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi kolladığı için de milli takımımız işte Türk futbolumuz çok kötü durumda oluyormuş. Türk futbolu çok kötü hale geliyormuş ve onun yüzünden de bugün milli takımımız çok kötüymüş. Ben şimdi buna gülerim. Buna herkes de güler. Ama görüştür, görüşe saygı duymak lazım. Bir şey diyemem. Ama bu arada Adnan'a da söyleyeceğim bir şey var burada. Adnan Aybaba'ya özellikle ismini zikrederek söylüyorum. Adnan Aybaba temsil ettiğin takım koskoca Beşiktaş. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Türkiye'deki kurulan en birinci takım, kulüp, büyük kulüp. 1903. Adnan Aybaba bu kadar aciz değil Beşiktaş. Hakem camiasındaki sıkıntıları neşter vurabilecek şeyde basitlikte değil. Yani şakır şakır iş bitirebilecek bir kulüp. Yani nasıl sen Beşiktaş'ı mağdur duruma düşürttürüp de Galatasaray'la Fenerbahçe'yi böyle ön planlara atıp hakemleri onlar ayarlıyor, bilmem ne ediyor, organize ediyor diyorsun. Ben şaşırıyorum sana da. Yani Beşiktaş bu kadar aciz. Yapma Beşiktaş'a. Beşiktaş çok büyük kulüp. Şimdi cevap veriyorum. Beşiktaş aciz bir kulüp değil. Beşiktaş aslında çok adaletli bir kulüp. Ve bu sezonda Sayın Süleyman Seba'nın futbol sezonu olarak isim kondu.
Bu da Süleyman Seba'nın futbol felsefesidir. Beşiktaş aciz değil. Beşiktaş adaletli. Esas sizin çığırtkanlıklarınız, Galatasaray çığırtkanlıkları, kim bağırırsa üste çıkar felsefeniz yüzünden Türk futbolu, diyorum ki bu felsefe, bu felsefeden dolayı Türk futbolu bağırıyor. Siz bağıramıyor musunuz? Hakemler niye bağıralım ya? Ay sizin bağırmamız için sesiniz yok. Çıkmıyor mu sizin? Bizim çok sesimiz çıkar. Nasıl sesiniz çıkmıyor? Kartal sesi çıkmaz zaten. Kartal kuşu orada sesi çıkar. Anlamıyorum ki yani. Niye kadar bu kadar sessiz kaldınız? Hayır, niye sessiz kalalım? Yani Fikret Orman bu kadar basit bir başkan mı? Fikret Orman bu kadar basit başkan mı? Hiç de değil. Evet. Konuştu işte geçen evet. Açıklaması yaptı. Ortalık yani, yer yerinden oynadı. Bir Sayın Süleyman, Sayın Süleyman Seba zamanında... Ortalık yer yerinden oynamadı Adnan. Kim oynadı, oynadı. Yani, Süleyman oynadı. Seba... Nasıl Sayın oynadı ya? İzin verir misiniz? Yavaş, bir şey söylemek istiyorum. İzin verir misiniz? Bakın seyircilerimizin en çok üzerinde durduğu şey hepimizin bir anda konuşmaması. Sayın Süleyman kardeşim, Seba... Ama lütfen birbirinizin sözünü bitmesini Allah bekliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Sayın Süleyman Seba hakemlerle yani kibarlığından cebelleşmeyen bir insan mıydı? Bırakalım bu işleri. Hakemlerle o kadar güzel organize ederdi ki, hakemlerle o kadar güzel cebelleşirdi ki, federasyonla o kadar güzel cebelleşirdi, kibarca bu işi hallederdi. Hatta yanındaki insanlar devreye girerlerdi. Sen Beşiktaş'tan kurulu bir Türkiye Futbol Federasyonu var, tutturmuşsunuz Fenerbahçe'yi kayırıyor diye. Tutturmuşsunuz Galatasaray'ı kayırıyor diye. E sen kazan ama kaybet, efendime söyleyeyim sıkıntı yaşa, sahada kaybet, ondan sonra gel Galatasaray'la Fener'in başkanları iş bitiriyor, biz bir şey yapamıyoruz de. Bize bir şey yaptırmıyor, biz çok kibarız. E ne yapalım o zaman? Kibarcık kibarcık oturun. Ben iş bitiyor demiyorum. Şunu şurada düzeltelim. Diyorum ki sizin lobiniz, iki kulübün lobisi. Yanlış anlaşılmasın. Bak ne lobisi? Burada ayıp oluyor. Ben iki tane başkanı bu şekilde itham edemem. Biri koskoca Fenerbahçe kulübünün, biri koskoca Galatasaray kulübünün. Sizinki başkanı. De koskoca Beşiktaş kulübü. Tabii ki. Ben, bak şimdi bir şey başka yerden vurmaya çalışma beni. Ben şimdi burada şunu açıklamak istiyorum. Diyorum ki sizin lobileşmeniz, sizin hakemler üstündeki her maç öncesi baskınız, hakemleri de şaşırtıyor arkadaş. Şu hakemleri siz bir rahat bırakın da Türk futbolu bir rahatlasın. Ben de diyorum ki Beşiktaş bu baskıları hiçbir zaman yapmıyor. Beşiktaş bunu zaman zaman yapıyor. Çünkü neden? Beşiktaş etik bir kulüp. Beşiktaş mütevazi bir kulüp. Niye diğer kulüpler etik değil mi? Ya arkadaşım etik değilsiniz demek ki bu açıklama. Açar mısın geriye dönük yıllık açıklamalar? Senin bir dakika bir şey diyeceğim. Ben, başkan o zaman bırak. Şimdi diyorsun ki Fikret Orman, Fikret Başkan iki hafta önce o zaman niye çıktı sen Fenerbahçe şimdi, maçından önce açıklama bak, yaptı? Ben sana bir söyleyeceğim. Neden yaptırıyorsun? Etik değil miydi o zaman? Bir dakika bir şey. Neden yaptırıyorsun? Aylarca bekliyor adam. Ya bir kere de bırak da bizim başkanımız bir konuşsun yani ya. Konuştu olursa Aziz Yıldırım Başkan, Sayın Aziz Yıldırım Başkan anında cevap verdi. Ortalık birbirine girdi. Ya ondan sonra ne dedi Fikret Orman Başkan? Ben dedi cevap vermeyeceğim dedi. Bak ne kadar asil bir şey. Bu konuyu kapatıyorum burada dedi. Bu kadar. Vallahi benim gördüğüm gibi, Adnan, benim bak, gördüğüm sizin yönetimin derdi hiç hakem hatalı falan değil. Şu anda yönetim tamamen stada odaklanmış durumda. Evet. Taraftara da söz verdiler. Muhtemelen de bu senede yetiştiremeyecekler. Ara ara böyle bu tip çıkışlar belli ki yapacaksınız, yapacaklar. Bence hani hakemlerden daha ziyade Beşiktaş'ın önce bir takıma bakması gerekiyor. Takımda bir gerilim var. Yönetim de şu anda stada odaklanmış durumda. Haklıdır, haksızdır. Belki de yönetim de kendince haklıdır. Çünkü ödemeleri var. Feda sezonundan çıktı. Kulübün maddi sorunları var. Onun üzerinden onu aşmaya çalışıyorlar. Stat falan olduğu için bence Fenerbahçe maçından önce olduğu için öyle bir çıkış yaptılar. Ben çok da öyle peki daha size, fazla çıkış yapacağını zannetmiyorum. Peki size kısa bir soru sorayım hepinize. Beşiktaş Avrupa'da bu dönem başarılı mı değil mi? Başarılı. Bir geçen sene de Trabzon tamam, bir dakika, başarılı. Evet. Geçen sene Trabzon başarılı. Evet. Bir dakika. Bu sene Beşiktaş'ta tamam güzel sene örnek. Bu sene Beşiktaş'ta Trabzon başarılı mı? Beşiktaş başarılı. Ya evet diyoruz. Trabzon başarılı. Yine başarılı. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Neden peki bu iki takım Avrupa'da başarılı? Söyleyeyim size. Hakemlerden. Evet. Hiç ilgisi yok. Hakemlerden. Oradaki hakemlerin futbola bakış açısıyla şey diyeceğim. Başarısız. Buradaki Adnan. Hakemlerin bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray kendi içindeki olay. Hakemlerden. Hayır Galatasaray. O da yurt dışındaki Galatasaray, hakemlerden. Galatasaray'ınki farklı. Ya, bırakın Galatasaray ya. Bunu, evet. Çok çocuksu ya. Hayır, çok değil, çok bebek. Beşiktaş çok bebek. Hayır hiç bebek. Adnan. Avrupa Cüneyt Çakır Beşiktaş mı? Beşiktaş şakır şakır top Adnan. Oynuyor ya. Adnan. Cüneyt Çakır da bizim gibi. Bir şey diyeceğim. Cüneyt Çakır Avrupa'da başarılı Türkiye'ye dönüyor. Başarısız oluyor. Yani Cüneyt Çakır için şöyle bir şey var. Cüneyt Çakır yani Avrupa'daki maçları daha çok önemsiyor. Yurt içindeki maçları o kadar ona artık bebek gibi geliyor maçlar diyorlar. Yani demin Selçuk Dereli hocamız da aynı şeyi söyledi. Bir şey ama olmaz abi, yani zannetmiyorum. Cüneyt Çakır mı Pedro ile İsmail dedi git kırmızı kart gör. Geçen Beşiktaş maçında hakem mi gitti dedi Gökhan Töre küfret. Ya, ya yapmayın Allah razı olsun yapmayın. Ya. Çok bakın, hakemler şey kötü. Çok acımasız oluyorsunuz bak, ya. Bak bırakın Adnan bakalım. Hakemler kötü. Evet. Tamam. İdarecilerimizde sorun var. Sorunsuz hakemler. Kötü sorunsuz ona bir itirazım yok. Ama sen takımındaki ana sorunu görmeden suçu eğer hakeme yüklersen bence burada kendinize haksızlık yaparsınız. Evet, takımda sorun. Sorunu görmezsiniz. Sorunu görmeyin.
tedavi etmediğiniz müddetçe de Beşiktaş daha kötü günlere doğru gidebilir. Demir Çelik, bu bölümü sizinle tamamlayalım. Vallahi ben şimdi burada tabii hakemler üzerine konuşuyoruz. Tabii burada teknik direktörler de bana göre bu konuda biraz daha hakkaniyetli ve adil konuşmalı. Ben bir düşünüyorum, Aykut Kocaman'ın gerçekten Fenerbahçe'de bir duruşu vardı. Bir de İsmail Kartal'ın bir duruşu var. Ben inanıyorum ki bugünkü bu tür müsabakalarda Aykut Hoca çıkardı ve dürüst bir şekilde hakemlerin kendi lehlerine böyle yanlış kararlar verdiğini söyleyebilirdi. Ama maalesef İsmail Hoca'da böyle bir cesaret göremedik. Tamamıyla bakış açısı, kendi bakış açısından. O yüzden biraz da taraftarlar bunlara inanmıyor. Bakın, benim Fenerbahçe'den dünya kadar arkadaşım var Fenerbahçe'yle. Çok da fanatikler. Ama birçoğu ve hakem benim bu anlattıklarımdan dolayı kendi takımlarını korunup kullandığını düşünüyor. Ve hatta Aziz Yıldırım'ın soyunmalarına basmalarını nefret ediyorlar. Ve ayrıca 175'i Emre'yi sevmiyor. %50'si Volkan'ı sevmiyor. İnan bana bak, birçoğu benim arkadaşlarım var dünya kadar. Ben de İstanbul'da yaşıyorum, yaklaşık 15 yıldır burada yaşıyorum. Etrafımdaki insanların birçoğu Fenerbahçeli. Ve çok da samimiyiz ama gerçekten birçoğu bana mesaj atıyor. Çok doğru söylüyorsun Fenerbahçe, ama doğru söylüyorsun diye. Hatta bir arkadaşım yemek ısmarladı. Geçen hafta Fenerbahçe'yle ilgili söylediklerimden dolayı çok doğru söylüyorsun dedi. Bu yemeklerin parasını ben vereceğim dedi. Evet. Ve yemekleri kendi ısmarladı. İyi Fenerliler de var. Bakın Fenerbahçe, son bir şey daha söyleyeyim Fenerbahçe'yle ilgili. Bitirsin. Bakın tribünlerde Fenerbahçe'nin tribünleri doluyordu. Artık dolmuyor. Bir sürü boşlukları var. Dünya kadar. Şimdi bu. Bence Lebi Bey'in arkadaşları, Fenerbahçe arkadaşları var ya. Fenerbahçe görünümlü Trabzonsporlulardır. Onlar hani vardı ya eskiden Murat 124 görünümlü bilmem ne diye falan. Öyledir. Hiçbir Fenerbahçeli, ama hiçbir Fenerbahçeli. Şu anda Fenerbahçe'nin içindeki İrlandalılar dahi Lime arkadaşımızın söylediklerini söylemezler. Bak onların mesajlar hepsi, burada. Mesaj onların, burada. Hepsi, onların hiçbirisi mesajlar bizi ilgilen, hiçbirisi ilgilendirmiyor. Fenerbahçeliler kalkıp ne Lime'nin dedi, yok hakemleri şey yapmış, suçlayacaklarmış. Yok hakemler bize, yok. Ha şu var. Bak şu bir gerçek. Aziz Yıldırım'ın hakem odasına baskı yapması bazı taraftarlar tarafından, aklı selim, akılcı olanlar tarafından belki sevilmiyor olabilir. Bazıları tarafından, ama çok böyle çoğunluk yoğunluk değil. Ama yoksa onun dışında öyle bir Fenerbahçeli valla ben rastlamadım. Eğer getirirsen girebilir miyim? Ben bir şey sorayım. Bir dakika. Sakin. Mehmet Baransu. Lemi'yle ortak arkadaşlarımız var. Ben hemen tahmin ediyorum. 3-4 tane isim ortak arkadaşımız. Evet. Öyle kombine alanlar. Ortak arkadaşlarımız. İşte, sizin ortak arkadaşlarınız. Ortak arkadaşlarımız. Valla senden daha iyi de sizin Fenerbahçeli. Senden daha iyi Fenerbahçeli. 3 Temmuz'dan beri formasından tut. Bir sürü şey yaptılar. Loca bile satın aldılar. Sizin arkadaşlarınız nasıl oluyor? Aklı başında, aklı başında Fenerbahçeliler. Evet. Ben tahmin edebiliyorum. Yani gerçekten bir rahatsızlık var yani. Peki tribünden bahsettiniz. Fenerbahçelilerden bahsettiniz. Fenerbahçe'den bahsettiniz. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında duymuşsunuzdur. Biz de anlatacağız sizlere. Yaklaşık 500 kadar Fenerbahçeli ellerinde kombine kartları olmasına rağmen içeri giremediler. Neden giremediler? Nasıl oldu? Hepsini reklamlardan sonra getireceğiz ekranlarınıza. Bir kez daha hashtagimizi hatırlatıyorum. Serbest vuruş izlerken, bizi izlerken çektiğiniz fotoğrafları lütfen paylaşın. Adres de zaten ekranlarınıza zaman zaman geliyor. Twitter'dan bizi izliyorsanız lütfen serbest vuruş izlerken hashtagine fotoğraflarınızı gönderin. Biz de paylaşacağız. Sevgili seyirciler, dediğim gibi Fenerbahçe'nin son Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmaya yaklaşık 500 kadar taraftar ellerinde kombine biletleri olmalarına karşılık alınmadılar. Kombine kartlar iptal edildi. Hatta daha öncesinde hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'nin oynadığı bir voleybol karşılaşmasının öncesinde de o taraftarların bazı bölümü içeri girememişti. Neler oluyor acaba? İşte hepsinin perde arkası. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçını izlemek için stada gelen bir grup taraftar kombine kartlarının iptal edildiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. 1,5 milyon para vermişim. Oğlum almışım, gelmişim. Beni burada kimsemişin atamaz. Beni kimsemişin atamaz. O zaman bilen birisi gelsin. Sen değilsen o. Sen git.
İnan bir dün arkadaşları, eşleri veya çocuklarıyla maça gelen maraton üst tribün H blokta kombine kart sahibi taraftarların 476'sı stada alınmadı. Bir buçuk milyon para vermişim. Oğlum almışım gelmişim. Beni burada kesmişim atama. Ver paramı geri o zaman. İddiaya göre üstelik bu taraftarların 300 tanesi kongre üyesiydi. Taraftarlar kapıda kombinelerinin Başkan Aziz Yıldırım tarafından iptal edildiğini öğrenince çılgına döndü. Peki bunun sebebi neydi? Taraftarların kombine kartları neden iptal edilmişti? İşte cevabı. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ni 2-1 yendiği maçın son dakikalarında maraton üst tribünlerinden gelen Ersun Yanal sesleri Başkan Aziz Yıldırım'ı sinirden adeta küplere bindirdi. Kill for You grubuna ait olan bu tribünden gelen protesto üzerine Başkan Aziz Yıldırım o tribünde bulunan taraftar temsilcilerinden AK ile SO'dan bu kişilerin isimlerini istedi. Hafta başında maraton üst T blok tribün temsilcileri AK ve SO'ya Fenerbahçe kulübünden bir mail atıldı. Mailde şunlar yazıyordu. Kamera kayıtlarından 64 taraftarın yönetim aleyhine bağırdığı tespit edilmiştir. Bu kişilerin isimlerini bir an önce kulüp idaresine vermeniz gerekmektedir. Aksi halde toplu bir şekilde kombine kartlarınız iptal edilecektir. Şimdi Büşak Gencer'e dönerek sormalıyım. Başlangıçta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım özellikle grupları bitiren bir başkan olarak biliniyordu. Şimdi taraftarlar arasında gruplaşma artmaya başladı. Bu tehlikeli bir durum mu yoksa Fenerbahçe'nin kontrolü altında mı gelişiyor? Nasıl bakıyorsunuz? Ben Aziz Yıldırım'ı Sayın Başkanı şöyle görüyorum, Amerika gibi görüyorum. Aziz Yıldırım Amerika gibi. Amerika dikkat ederseniz böyle çok da biliniyor bunlar. Okunmuştur, yazılmıştır, çizilmiştir. Birçok grupları işte Afganistan'da olsun, Pakistan'da olsun, Suudi Arabistan'da olsun ya da ne bileyim Irak'ta, İsrail'de falan. Birçok grupları çıkartır, onları organize eder. Alacağını alır, ondan sonra o gruplar Amerika'ya doğru dönerler ve arkasından onlar Amerika tarafından yok edilir ve devre dışı bırakılır. Şimdi bunları artık isimlendirmek falan filan değil. Zaten siyaseti bilen, tarihi bilen insanlar bunları çok iyi anlarlar. Ben Aziz Yıldırım'ı Amerika'ya benzetiyorum. Çünkü Aziz Yıldırım genç Fenerbahçelileri zamanında destekleyen, zamanında onlarla beraber yürüyen, onlarla beraber hareket eden bir başkandı. Ancak belirli bir süre sonra menfaatler ters düştü. Özellikle genç Fenerbahçeliler yani özellikle başlarındaki Sefa kardeşimiz genç Fenerbahçeliler olarak işte atkılarda da şeydi, bayraktı, ıvırdı, zıvırdı falan filan bir sürü şeyleri Fenerbahçe kulübünün dışında yapmaya başladılar. Yani ekonomi devreye girdi. Ekonomik sıkıntılar devreye girmeye başladı. Fenerbahçe bunları kestirdi. Arkasından bilet davası çıktı. Arkasından kombine davası çıktı. Ve bir sürü olaylar gerçekleşince falan düşmanlık başladı. Ve bugünlere gelindi. Bir de bu arada çok enteresan bir şey daha var. Aziz Yıldırım'a karşı olan gruplar ne yazık ki buradan söylemek zorundayım. Karşı olan gruplar genç Fenerbahçeli kardeşlerimizin bir bölümünü kullandılar. Bunu nasıl kullandılar, ne yaptılar? Kimsenin bu konuda çok fazla bir şeyler konuşmak istemiyorum. Ama bunu kullandılar. Ve genç Fenerbahçeliler, ki bu genç Fenerbahçeliler derken bütün genç Fenerbahçelileri devreye sokmak istemiyorum ben. Bunların içindeki o komuta konseyinde olan kişiler. Mesela çok enteresan. Bu Gençler Birliği maçındaki olay. Mami. Evet Mami. Mami kim? Mami kim? Mami Sefa'nın, Sefa kardeşimizin sağ tarafında bulunan bir arkadaşımız. Bir Fenerbahçeli kardeşimiz. Ve bu arkadaş geliyor maratona, oradan bağırttırıyor. İşte 64 fotoğrafa yansıdı şu an. 64 kişiyi bağırttırıyor. İşte Mami. Mami kim? Mami Sefa'nın yardımcısı. Bizim yani Yücel vardır yardımcısı. Ama ondan o zaman bir saniye. Haberin ikinci bölümü var. Başka şimdi bir şey mesela var. Bir şey. Bir saniye. İzin verin bir dakika.
bu haberin ikinci bölümünde diye arkadaşlarım beni uyarıyorlar. O nedenle girdim. Haberin ikinci bölümünü verdiğimiz zaman daha net anlaşılacak gibi bir ifadeleri var. Ama isterseniz bir saniye. İzin verirseniz öncelikle Fenerbahçe'nin de bu konuda bir açıklaması var. Açıklamayı da verelim. Onun üzerine rahat rahat konuşalım. Arkadaşlarımız Fenerbahçe kulübü vereceğim benim. Söz vereceğim Büyükşah Bey. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması böyle. Fenerbahçe Çaykur Rizespor müsabakasından kısa bir süre önce gerek müsabaka güvenliği ve gerekse tribündeki şiddet olaylarına yönelik kulübümüze ulaşan istihbarat bilgileri doğrultusunda Şükrü Saracoğlu Stadı Maraton üst tribünü H blok kombine kartlarının ihbara konu olan bölümü kulübümüzce yasal düzenlemeler tahtında iptal edilmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki Fenerbahçe futbol takımının attığı gole sevinmemekle birlikte Fenerbahçeli taraftarların sevinmesine dahi engel olan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve başkanımıza her türlü hakaret içeren tezahüratı yaparak tribünlerde yaratmaya çalıştıkları kaos ve kargaşa ortamından beslenen bu suç grubunun stadımıza alınmaması yolundaki kararlılığımız tamdır. Fenerbahçe'nin başarısı doğrultusunda alınan bu önlem ve tedbirlerden olumsuz yönde etkilenen taraftarlarımızın tüm mağduriyetleri kulübümüz tarafından giderilecektir. Özetle böyle bir açıklama var. Girebilir mi? Çok özür diliyorum. Bitirsin. Çok özür diliyorum. Yani bu kadar yeter artık. Hayır hayır. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bitirsin Büyükşah Bey. Bana bırakın. Kendi hakkınızı aramayın. Ben ararım sizin hakkınızı. Buyurun. Şimdi zaten bakın 64 kişiye inmiş bu. Bu iş 65 kişi, 100 kişi. Fazla değil. Ben genç Fenerbahçeliler, Sefa benim kardeşim. Özellikle Yücel benim kardeşim. Yani çok sevdiğim insanlar ama arkadaşlar yanlış yaptıklarını ben geçen günlerde Yücel'e de söyledim. Ya bu kadar Fenerbahçe'nin artık bu kadar üstüne gidilmez. Evet yapılan belki adaletsizliktir ama adaletsizliği hukukta aramak lazım. Hukuki yönlerden aramak lazım. Adaletsizliği gelip orada 64 kişiyi bağırtarak ondan sonra takım galibiyet unsurunu yaşarken veya beraberlik veya bilmem ne canhıraş orada mücadele verirken kalkıp da yönetim istifa demenin anlamı olamaz. Olmayacak. Öyle bir hale geldi ki bir gün gelecek o 64 tane Fenerbahçeli'yi iç savaşta olduğu gibi diğer 65 tane Fenerbahçeli dövecek. O hale gelecek. Yazıktır. Peki. Yazıktır verin. Da yönetim haklıdır. Şimdi Mehmet Baransu buyurun. O kadar çevir kazı yanmasın oyunu oynuyor ki Büyükşah Gencer. O kadar bir tiyatro var ki. Fenerbahçe'nin açıklamasında o kadar tiyatro var ki. Son cümlenizden başlayayım Büyükşah Bey. Şunun için ya bu önemli. Dediniz ki adaletsizi hukukla arayın diyor. Arayın. Haklısın. Ya siz değil miydiniz adalete fener yaktı yani? Şimdi sen biraz önce Sabri açıklama okudun. Diyor ki kulübümüze gelen bir ihbar ile biz diyor bu kombineleri iptal ettik suç grubu diyor. Şimdi bir kere kulüp bu kişilerin suç grubu olduğunu nereden tespit etmiş? Bu kişiler hakkında suç grubu olduklarına, suç işlediklerine dair bir mahkeme kararı mı var? Artı ikinci şey Fenerbahçe kulübü ne zaman hakim oldu, ne zaman savcı oldu, ne zaman polis oldu? Ya siz bize bir ihbar geldi. Açıklama o. İhbar geldi. Biz onun üzerine ihbar geliyorsa İhbar gideceğiniz değil, sen yer haberi okumamışsın ki. Haberi değil açıklama şimdi okudum. Haberden açıklamadan kamera kayıtları diyor. Ya, kamera kayıtlarından haberin yok bak galiba. Bak şimdi bir şey getir. Türkiye'nin her stadında kamera abi, var. Fark etmez. Kayıtlar var. Fark etmez. 6222 fark etmez. Oraya fark etmiyor. Bir dinlerse anlarsın. Buyurun. 6222 sayılı bir yasa var mı? Evet. Bu yasada ne diyor? Suç işleyen birisi varsa gideceğin yer bellidir. Fenerbahçe burada ben seni almıyorum, ben seni bir şey yapmıyorum deme hakkı yok. Bu bir kere anayasal suçtur. Fenerbahçe yönetiminin yaptığı anayasal suçtur. Herkesin temel hak ve özgürlükleri anayasal çerçevesinde güvence altına almış durumda. Ve sen yok bana bir ihbar ulaştı, ihbar ulaştı diyorsun ve binlerce taraftarı kamera kaydı ne yapıyorsun? Diyorum, ya sen fark ihbar etme. Diyorsun yani. Ben sana diyorum ki şu anda evet. Kamera kayıtlarına biraz önce ben birkaç tane isim gördüm. Ya birkaç tane insanlar. Diyor ki ben Kıbrıs'tan geldim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bakın şunu yaptım, bunu yaptım. Kombin aldım, 1,5 milyar para verdim. Sen benim kombinemi iptal ediyorsun. Eğer bir suç varsa bunun cezasını Aziz Yıldırım vermez. Eğer bir suç varsa sen bu suçu götüreceğin yer savcılıktır, adliyedir, polistir. Sen hiç kimseye bakın suç yokken şimdi ne diyordu Aziz Bey, Aziz Yıldırım? Şike süreciyle ilgili. Ya daha işte yargılama bitmedi. Siz bize şikeci diyorsunuz, siz bizi yaftalıyorsunuz falan diyordu. Ortada hiçbir mahkeme yok. Delil yok. Kayıt yok. Bakın kayıt yok. Suç grubu diyorsunuz. Peki biraz önce dedin ki 65-70 kişi işte o maçında. Daha önceki Gençler Birliği maçı mıydı?
O maçta işte işte geldiler, kulüp aleyhine bağırdılar, çağırdılar. Biz de onlara mail attık. İşte bize ya bu isimleri verin ya da gereğini yaparız, kombinlerinizi şey yaparız. Fenerbahçe kulübü fişleme mi yapıyor? Fişleme yapmak anayasal suçtur. Bunun cezası 3 yıl hapis cezası. Ne fişlemesi ya? Fişleme yapıyor o zaman. Ne fişlemesi? Siz fişleme yapamazsınız. Bakın. Ne fişi ya? Siz kulüp olarak ben kayıtları aldım. Ortada herhangi bir suç yok. Ya ne siz fişinden ondan bahsediyorsun sonra alın. Sen? Niye iptal ettiler? Lüzumsuz konuşuyorsun, boş ne konuşuyorsun. Ne lüzumsuz konuşuyorum ya? Evet yani ne anayasal suçmuş bilmem neymiş falan. Ya Büşar Fenerbahçe kulübünün, Fenerbahçe kulübünün. Bir dakika müsaade. 450 kişinin kombinesini niye iptal ettiler? Fenerbahçe kulübünün. Niye iptal ettiniz? Aynı lafları söyleme. Fenerbahçe kulübünün. Fenerbahçe kulübünün kombine dağıtma, kombine satma, kombinelerini iptal etme, karşılığında paralarını geri verme gibi bir sürü hakları var. Çünkü o stat Fenerbahçe kulübünün stadı. Fenerbahçe kulübünün kiralanmış, yaptırılmış her şeyiyle o yaptırımı gerçekleşmiş bir stat. Tamam mı? Bu stadı lütfen Fenerbahçe stadını normal şey statlarıyla karıştırma. Anladın mı? Fenerbahçe kulübü eğer gerekirse o 65 kişinin de paralarını geri verebilecek güce sahip. Bunun yani hiç ilgisi yok ki ya. Komik oluyorsun ya. Büşak komik oluyor. Büşak Kencer çok bak, komik oluyorsun. Sen şimdi bak. Çok komik şey, oluyorsunuz ya. Aynı şeyi bir daha söylettirme. Sen şimdi bak diyoruz biz de. Biz de izleyiciyi rahatsız ediyoruz. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'da da aynı şey olsa, Galatasaray'da da aynı sıkıntılar olursa, Galatasaray'da ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü orada bir ultra aslan diye bir koordinasyon var. Bütünleşmiş, gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Trabzon'da işte belirli bir grup var. O grup aslanlar gibi yolunu devam ettiriyor. Beşiktaş'ta çarşı var. Çarşı o şekilde bir sıkıntı yaşamadan devam ediyor. Ya bizde diyorum ya bak sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum. Genç Fenerbahçeliler yani şu grubu şeyler bir bıraksa özellikle ve özellikle iç, yani Fenerbahçe'nin içindeki Aziz Yıldırım'a o karşı olanlar bıraksa hiçbir sıkıntı kalmayacak. Hiçbir problem olmayacak. 65 kişi genç Fenerbahçeli mi? İzin verin. Şimdi 65 kişi bu suç grubu mu? Durumun ne olduğunu daha iyi kavrayabilmek, anlatabilmek için TVM Spor Servisi'nin yaptığı haberin ikinci bölümünü de izleyelim. Daha net konuşacağız o zaman. Kelimesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler, bu kadar ahlak elde ediyorum. Bu gelişme üzerine taraftar temsilcisi SEO Aziz Yıldırım'la görüştükten birkaç gün sonra yaklaşık 250 kişilik grubuyla maça girdi. Ancak AK yönetime gönderdiği mailde madem tespit ettiniz yakalayın, cezalarını siz verin, benden de böyle bir şey beklemeyin dedi. AK'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçe yönetiminden ikinci bir uyarı mailı daha geldi. Bu kişilerin isimlerini vermediğiniz takdirde listenizde bulunan 476 taraftarın ismini emniyete bildireceğiz. AK'den bir kez daha olumsuz yanıt alan Başkan Aziz Yıldırım taraftarları kulüp binasına çağırdı. AK özel işleri nedeniyle görüşmeye gidemedi. Yerine başka bir arkadaşını gönderdi. Ancak taraftarların tavırları kesindi. Bizden isim istemeyin. Ve bunun üzerine Aziz Yıldırım düğmeye bastı. 300'ü kongre üyesi olan 476 taraftarın kombinesi iptal edildi. Bu H bloğun 7. sıradan 26. sıraya kadar olan bölümüydü. İlk 7 sıra ve 26. sıradan sonrası da SO'nun listesindeydi. Bu gelişme üzerine Kill For You grubu internet sitesinden Başkan Aziz Yıldırım aleyhine zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tüm spor kamuoyuna duyurulur. Dün oynanan Fenerbahçe'miz Rize Spor maçında ellerinde kendi paralarıyla almış oldukları kombineleri bulunan ancak ilginç bir şekilde stada alınmayan ve daha sonra kombineleri iptal edilmiş olan turnikelerde polisler tarafından joplanan, dövülen ve tartaklanan renktaşlarımızın yanındayız. Sırf genç Fenerbahçeliler grubunu bitirmek için başlatılmış olunan çalışma bütün tribünlere ve tribün gruplarına sıçramıştır. Fenerbahçe kimsenin babasının çiftliği değildir. Şortlular ve kravatlılar gider. Atkılılar her zaman kalır. Tribünlerin ve Fenerbahçe'nin sahibi taraftardır. Saygılarımızla Kill For You yönetim. Başkan Aziz Yıldırım'ın önlemlerine rağmen Çaykur Rizespor maçında yine aynı tribünden yönetim aleyhine sloganlar atıldı. Bir grup taraftar Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u yendiği karşılaşmada arkadaşlarının içeri alınmamasına tepki göstererek yönetim istifa şeklinde bağırdı. Bu kişilerin içinde Aziz Yıldırım'ın onayıyla stada alınan taraftarların da olduğu iddia edildi. Bu kişilerin kameralardan tespit edildiği ve haklarında 6222'den cezai işlem yapılacağı öğrenildi. İddialara göre bütün bu yaşananların fitilini Aziz Yıldırım'ın stada almadığı genç Fenerbahçeliler ateşlemişti.
Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ni yendiği karşılaşmada GFB üyeleri temin ettikleri kombine kartlarla H-Blo'a girmiş ve oradaki bazı taraftarları kışkırtmıştı. Dünkü karşılaşmada kombine kartları iptal edilen taraftarların salı gününden itibaren mahkemelere başvurarak haklarını arayacakları belirtildi. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin de hafta içinde bu kişilerin kart ücretlerini iade edeceği öğrenildi. Bütün serbest vuruş yorumcularına söz vereceğim. Fakat tabii Fenerbahçe'yi ilgilendirdiği için konu Büşah Gencer ile devam edeceğim. Özellikle Lemi Çelik'in söylemek istedikleri var. Biraz sonra Lemi Çelik de konuşacak ama benim öncelikle vurgulamam gereken bir şey var. Benim de takip listemdeki, Twitter'daki takip listemdeki birçok takipçim bu konudan mağduriyetini dile getiriyordu. Şimdi Büşah Gencer'e dönelim. Bunun çok iyi anlatılması lazım. Geçen sene küfür yüzünden Fenerbahçeliler bir sürü ceza yedi. Atılan ateşler, meşalelerle UEFA'dan ceza alındı. Bunları biz hiçbirisini daha unutmadık. Bunların unutulmaması da gerekir. Bu infialde bulunan arkadaşlar bu yapılanları da unutmamalı. Yani yaklaşık 52 bin kişi 7 maçtı cezalı kaldılar. Yani Fenerbahçeliler ceza yedi. Şimdi bunlar aynı zamanda para cezası olarak da döndü. Bunun dışında çok enteresan bir şey var. Şimdi bakın o kombinelere. Kombinelerde bir sözleşme hikayesi var. Kombineyi ancak sen alırsın. Kombineyi sen kullanırsın. Kombineyi başkası kullanamaz. Kombineyi başkasının kullanması suçtur. Şimdi bazı kombinelerin elden ele dolaştığını, başkaları tarafından kullanıldığının tespit edildiği zaman hukukun yapabileceği bir şey var mı? Ben parasını iade ediyorum diyor kulüp. Ben bunları tespit ettim, parasını iade ediyorum diyor. Yani bunları bir dakika üstüne konuşmayalım. Savcılığa götürür. Şimdi bunu zaten eğer taraftar da normal olarak kombine, hakiki kombine sahibi olup bu 64 kişinin yanında veya içinde hakiki taraftar olan varsa, yani hakiki hiçbir şekilde kötü düşünceli olmayan insanlar varsa, bunlar mutlaka ve mutlaka hukuk savaşını kazanırlar. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle sizden de cevap istiyorum. Taraftarın özgürlüğünü nasıl tartacaksınız? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Çıkıyor birisi diyor ki yönetim istifa. Bu taraftarın hakkıdır. Bu ne demek hakkı ya? 2-1 galipken hakkı, nasıl bir istifa edersin? 2-1 galipken de 1-0 galipken niye istifa ediyorsun? Fark etmez. Öncesinde ne alakası de var? Sonrasında o başıbozukluk. Hiç ilgisi olur mu öyle şey? Hiç ilgisi yok. Hayır efendim. Onu kimse yapamaz. Tamam, hiç kimse söyleyemez onu. Ancak sizin gibi Galatasaraylılar gelip orada böyle bağırır. Evet, olur mu öyle saçmalık? Yapmayın öyle şey. Gördük Galatasaray. Konuşmayın. Galatasaray'ın galibiyeti sırasında çıkıp da birileri yönetim istifa diye bağırsa ne yaparsın? Siz şimdi kulüpten. Yapmayın. Neyse ben seni dinledim. Yani yönetimin açıklamasını da dinledim. Senin açıklamanı da dinledim. Şimdi notlar aldım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vallahi 3-4 yıldır söyledik. Demek ki dinletemedik bazı taraftarlara, Fenerbahçe'li taraftarlara. Bu taraftarlar arasında, kombine iptal edilenler arasında bizim söylediklerimize küfredenler de vardı. Bize küfredenler de vardı. Bizi eleştirenler de vardı. Ağır hakaretler edenler vardı. Ama geldiğimiz noktada gördük ki Aziz Yıldırım'a destek veren insanları Aziz Yıldırım en ufak eleştirisinde harcadı. Bu da müstahak onlara. Bunu ancak böyle okuyabiliyorum. İkincisi, bakın ben dedim ki siz eğer suç, yani açıklamasında, yönetimin açıklamasında, resmi açıklamasında suç grubu diye bir şey var. Ve ondan sonra ikinci VTR'den de anlıyoruz ki bir iki kez mailleşilmiş, mail atılmış, bak bize isim listelerini ver, vermezsen şöyle yaparım, şunu yaparım, kombineni iptal ederim, yoksa işte emniyete gider isim veririm. Ben de şimdi şunu merak ediyorum. Bu 476 kişiden herhangi birini Aziz Yıldırım emniyete verdi mi? Niye vermedi? Eğer suç grubuysa, biriniz konuşurken biriniz susun lütfen. Suç grubuysa, sen açıklamanda diyorsun ki bu 476 kişiyle ilgili suç grubu diyorsun. Bir kere nereden tespit ettin onu geçtim de. Sen suç grubu dediğin adamları kulübe niye çağırıyorsun? Suç grubu dediğin insanlar suç örgütüdür. Grup çünkü. Suç örgütünü kulübün içerisine niye koyuyorsun? Ve onlarla ne konuşuyorsun? O yüzden
İşte kombineyi iptal ederim. Kombineyi iptal edemezsiniz arkadaşlar. Ben eğer bir suç işlememişsem ve paramı verip kendi takımımı destekliyorsam ve maça da gidip eleştiri hakkımı da kullanıyorsam, tamam mı? Sen bu benim kombinemi iptal edemezsin. Ha küfrederim, o başka bir şey. O zaman gidersin 6222'den bilmem ne ceza işlem yaparsın benimle ilgili. Seyirden ben ya da işte verirsin işte savcıda, ki bunu da sen yapamazsın. Bakın kulüp olarak sen yapamazsın. Sen savcı değilsin, polis değilsin, Ali Kıran başkesen değilsin, diktatör değilsin. Yani bu oraya doğru gidiyor. İşte Fenerbahçe'yi işte açıklama yapmışlar. Fenerbahçe kimsenin babasının çiftliği değil. Valla 5 yıldır söylüyorduk, Fenerbahçe kimsenin babasının çiftliği değil. Siz, size bugün bunları yapanları desteklediniz. Yine baştakini söylüyorum. Size müstahak, şunun için müstahak. Yani eğer mücadele etmezseniz bunun daha devamı da gelecek. Şimdi yol açmak anlamında Lemiçeli'ye söz vereceğim. Hepsine birden cevap verir Büyüşah Gencer. Buyurun Lemiçelik. Şimdi buradaki durum şu bana göre. Geçmişte biliyorsunuz bir takım siyasiler tribünleri dizayn etme anlayışına bürünmüşlerdi. Maalesef çok sessizliği ve demokrasiyi, insan haklarını baktığın zaman hep savunan insanlar, ama kendilerine böyle bu tür tepkiler geldiği zaman bunun için önlem alma adına da en diktatörce uygulamaları ortaya koyuyorlar. Biz bunu aslında daha çok bu tribünleri dizayn etme anlayışını daha çok şeyde görüyorduk, siyasilerde görüyorduk. Fakat şimdi kulüp başkanlarında görmeye başladık. Aslında ben şuna karşıyım. Lider giden bir takımın veya iyi futbol oynayan, galibiyet devam ederken orada bir taraftarın tepki göstermesi ben doğru bulmuyorum. Yani spor ahlakı kültürü adına. Ama kalkıp da burada insanların da böyle bu kadar çok sevmiş olduğu takımların da böyle izlerken bunları işte izlemesini engellemek de çok doğru bir şey değil. Bana göre tamamıyla söylemler başka, eylemler başka oluyor. Adnan Aybaba. Bak şimdi Türk futbolunda bu büyük bir tehlike aslında. Siz çok başka farklı boyuttanız. Ben size farklı bir boyuttan gireyim. Bu çok masumane işler değil bu işler, tamam mı? Bu işler çoluğunu çocuğunu alıp da stada giden taraftarlar falan değil bu taraftarlar. Onlarla bunları bir kere ayıralım. Ben yıllarca Beşiktaş'ta... Adnan sen 476'yı tanıyor musun? Bak bir dakika sen bir... Merak ediyorum, tanıyor musun abi? Bir şey diyeceğim ya. Hepsi bakın, bir suç ama grubu. Bak, şimdi ben bir konuşayım. İzin verir misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü kesmeyin. Yani size bir soru soruyorsa dinleyin, bitirdikten sonra cevabınızı verin. Zaten bu şey anaokul, ilkokul gibi oldu. Maalesef. Siz de böyle yapın. Maalesef. Buraya dönün. Lütfen burada. Rica ediyorum. Anlayamıyorum. Şimdi bir, o zaman ben konuşayım mı? Hayır, devam soru edin. Sorduğu zaman üstüne ben o 476'yı tanımıyorum. Tanımıyorsan nasıl böyle bir yorumda bulunuyorsun ya? Ben de bunu anlamıyorum. Sen tanıyor musun? Evet, ben de tanımıyorum. Evet, ama hayır şöyle yani, ben de tanımıyorum ama ben Adnan ben tanımadığım için tanımıyorum. O insanlar suç grubu demiyorum. Bir ama şey sen ve Aziz Yıldırım, bak Aziz Yıldırım suç grubu diyor açıklamasında. Büşah Kencer hemen suçladı o insanları. Hemen sen de otomatik ben onları işte terörist, işte tribün terörünü yapan insanlar gibi gösterdin. Tamam, bir dakika. Ya kongre üyesi Aziz Yıldırım'a bunlar oy veren insanlar ya. Bir şey anlatacağım sana. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Bir şey söyleyeceğim ya. Neyse ya. Bana herhalde gelecek. Gelecek. İzin verirseniz. Bilmeyenler konuşuyor. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu kulübün başkanı. Evet. Aziz Yıldırım oradan içeriye giren sivrisinekten çıkan kara sinekten haber olan bir başkan. Tamam mı? Olabilir. Orada Aziz Yıldırım o 486, 466 mi ne varsa. 476. Ne varsa içinde. Ne varsa ne. Her şeyi bilen bir başkan. Aynı bu. Bak bizde bu işleri Beşiktaş'ta çarşı grubuyla yaşandı. Çok sıkıntılar oluyor. Öyle deme. Sen ne kadar masumaneye getiriyorsun bu işi. Ben tabii ki burada özgürlükler var. Tabii ki haklar var. Ben anayasal haklara, özgürlüklere asla itiraz eden bir insan değilim. Demokrasiyi de savunan bir insanım. Fakat bir şey söyleyeceğim. Burada bir şeyi ayırt etmiyorsun siz. Onun da sebebi ne biliyor musun? Sen futbol içinden gelmemiş bir adam. Hiç ilgisi yok. Ben futbolun tribünden nefesini, gelen bir insanım. Bir dakika sen, Adnan. Bak sen futbol, o zaman sen bunu yapamazsın. Sen siz bu konuda demagoji yanlış yapıyorsunuz. Demagoji yapıyorsunuz. Arkadaş, bu yarın bir gün bu grupların birçoğu, bak Beşiktaş çarşı grubu da Beşiktaş'a çok zararlar verdi. Bir şey diyeceğim. Yapmayın. Adnan. Adnan, o eskidendi. Bir şey diyeceğim. Verdi. Bir dakika. Adnan. Masumane kamera var mı Adnan? Kamera var mı abi? Bak. Kamera var mı statlarda? Eskiden var. Yoktu. Var. Şimdi var. Şimdi var. Var. Peki. Beşiktaş'ta var. Var. Evet, şu var. Anda var. Eskiden yoktu sende. Yoktu. Peki dur abi. Bir çok basit bir şeye o kadar öyle çetrefilli bilmem ne yollara gitmenize gerek yok abi, tamam mı? Diktatörce bir düşünmenize gerek yok. Biz öyle düşünmüyoruz ki. Şimdi şöyle bir şey. Kamera var mı? Var. Var. Kamera var. Peki. Geçmişte yoktu. Şimdi var. Peki sen bu insanları tespit edebiliyor musun?
İşte sen şimdi yönetim olarak diyorsun ki kamera kayıtları var. Peki var. Tamam, var. Peki sen bu 476 kişiyi tespit ettin mi bir suç işlediğine dair? Etmiş ki öyle diyor başkan az yıllarım. Etmiş ki öyle diyor değil abi. Ne diyeceksin yani Allah'ım. Bak etmişsen yapacağın tek bir şey var abi. Gideceksin savcılığa suç duyurusunda bulunacaksın. Ben sana ben gördüğüm manzarayı söyleyeyim. Bak gördüğüm manzara. Abi açıklamalardan görüyorum. Suç grubu diyorsun, adamları kulübe çağırıyorsun. Adamlarla anlaşma yoluna gitmeye çalışıyorsun. Ya aynı şeyleri söylemeyelim ya. Aynı şeyleri söylemeyelim. Değil abi olur Mehmet mu aynı Baranso, şeyler? Aynı şeyleri teyp gibi söylüyorsun. Siz eğer, ya demin sana cevabını verdim siz bunu. Siz eğer olayı işte yana yattı çamura yattıyla kapatmaya çalışırsanız insanların anayasal özgürlüklerini, maç izleme özgürlüklerini ellerinden almaya çalışırsanız benim de diyeceğim şey bu. Şimdi izin verin. Bütün bu sorularınızı şimdi cevaplayabilecek bir isim var. Genç Fenerbahçeliler grubunun basın sözcüsü sevgili Yücel Aslan zaman zaman bu programa katılıyor. Yücel Aslan iyi akşamlar, hatta iyi geceler artık. İyi geceler, iyi yayınlar. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum sevgili Yücel. Bir halkla ilişkiler programı yapmıyoruz. Dolayısıyla sizin anlatmak istediklerinizi değil de özellikle burada serbest vuruş yorumcularının kafalarına takılan soruları yöneltecekler. Zaten bunlara cevap verirken siz de kendi derdinizi anlatmış olacaksınız. Tam ortada duracağımızın bir kere garantisi olsun bu. Öncelikle şunu söylüyorum. Kill for You'nun bulunduğu yerde miydi genç Fenerbahçeliler? Ve nasıl girdiler oraya? Gençler Birliği maçında. Sezon başı itibariyle kombine kartı alanlar orada olanlardan, içinde olanlardan var. Ama sizin söylediğiniz gibi o maça mahsus bir şekilde girilmedi. Sezon başı itibariyle kombine kart alındı, girildi. Bir şey soracağım sevgili Yücel, çok net bir şekilde. Nedir anlaşmazlık? Neden bu hala devam ediyor? Fenerbahçe taraftarıyla Fenerbahçe yönetimi arasındaki, daha doğrusu genç Fenerbahçelilerle, şimdi Kill for You'ya da sıçramış görünüyor. Nedir anlaşamadığınız nokta? Şimdi yaklaşık yarım saattir o kadar haksız eleştirilere maruz kalıyoruz ki sizden ricam beni de kesintisiz bir şekilde dinlerseniz sevinirim. Çünkü, ben de süre veriyorum sana. Lütfen 3 dakikada kesintisiz bir şekilde aktar. Vallahi 3 dakika sabrı Bey yetmez. Hayır, çünkü sonrasında çok sorulara vereceğiniz cevaplarla anlatacaksınız kendinize. 3 dakika hiç sesinizi kestirmeyeceğim. Buyurun. Yani ben hayretler içerisinde şu an dinlemekteyim. Özellikle Büşra abiyi hayretler içerisinde dinliyorum. Yani basın mensubu basın mensupluğunu kendi bireysel olarak yaparsa daha iyi olur. Başkalarının basın mensupluğunu yaparsa o zaman biz de bazı şeyleri konuşmak gereğini duyarız. Şimdi biz gönül isterdi ki bugün burada her fırsatta Aziz Yıldırım ve taraftar gerginliğini konuşmayalım. Daha güzel konulara değinelim, daha güzel konulardan bahsedelim. Biz de bunlardan hoşnut değiliz, biz de bunlardan memnun değiliz. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın kendi taraftarlarına karşı yapmış olduğu haksız uygulamalar ve engellemelerden dolayı hele hele bu engellemelerin içerisinde insan haklarını, kişilik haklarını ve tüketici haklarını hiçe sayan eylemler, icraatlar olduğundan dolayı insanlar tepkisini veriyor. Konuşma gereğini, kendini savunma gereğini duyuyor. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşıyoruz. Yoksa biz bilmiyor muyuz Fenerbahçe futbol takımımız lider, bunlardan bahsedelim, el birliğiyle camia içerisinde kenetlenip takımımızı şaha kaldıralım, daha ne güzel etkinlikler yapabiliriz, bu projelere bahsedelim. Onun için bizim konuşacağımız konu farklı. Konuşacağımız konu ne? Şu, Sayın Başkan Aziz Yıldırım hemen her fırsatta yazılı bir görsel medya önüne çıkıp demiyor mu kanun ve yasalardan bahsediyor, ben yasalara uyuyorum, kanunlara uyuyorum. Bu gibi güzel söylemlerde bulunuyor. Ama gel gelelim bireysel kendi menfaati doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinden dolayı kendi kanun ve yasalarını koyuyor. Biz de tepkilerimizi doğal olarak getirmek zorunda duyuyoruz. Yani bize kimse Fenerbahçelilik dersi vermesin. Eğer bize Fenerbahçelilik dersi vermeye kalkındığında bu duyguda en saf, en temiz duygulara her zaman taraftarlar sahiptir. Bunun içinden girersek çıkamayız. Müşavir diyor ki işte genç Fenerbahçelilerin içinde eğer bazıları kendilerini soyutlarsa Aziz Yıldırım rahata kavuşur, işte her şey biter. Biz de diyoruz ki Aziz Yıldırım bırakırsa camia rahata kavuşur. Herkes daha birlik beraberlik içerisinde olur. Çünkü her fırsatta kanun ve yasaları bahsedip televizyonda başka,
kendi dünyasında başka kanun ve yasaları koyan bir başkanla karşı karşıyayız. Biz de bunları söylemek istemiyoruz, belirtmek istemiyoruz. Ama uygulamalar böyle değil. Maraton üstteki dün Rize Spor maçında yapılan uygulama ne? Niçin yapıldı? Buna ele almak lazım. Niye bunu insanlar ele almıyor? 12 bin kişilik okul açık tribünü, Aziz Yıldırım'ın deyimiyle konuşuyorum ben burada. Madem küçük grubuz, 100 kişiyiz, 200 kişiyiz. O zaman korkmadan okul açık tribününe bilet çıkartması gerekirdi. 12 bin kişilik tribünü kapadı. Maraton üstteki Kilforyu ve orada bulunan diğer arkadaşlarla, kardeşlerle birlikte engellemeler uğradı. Kombine kartlar iptal edildi. Neden? Gençler Birliği maçında Ersun Yılan denildiği için. Şimdi bir insan her zaman övgü istemeyecek. Makam ve mevki sahibi peşinde olmayacak. Gerektiği zaman eleştiriye de açık olacak. En ufak bir eleştiriye, en ufak bir tepkiye katlanamıyorsanız o zaman bu işi bırakacaksınız. Yücel Aslan, tam da dediğim gibi. Bir dakika izin verin bana. İzin verin, tamam. 3 dakika, söz hakkı verdim. 3 dakika bence ifade ettim. Şimdi sorular sorulduğu zaman cevaplarla zaten görüşlerinizi aktaracaksınız. Büşra Kencay'dan başlıyorum. Ben soru değil, iki Fenerbahçeli olarak ben tartışmak istiyorum arkadaşım. Peki. Şimdi sağ olsun beni dinlemiş, hedef almış. Sağ olsunlar, devam etsinler. Böyle de devam edelim biz. Hedef alalım birbirimize. Bize yakışan da şudur zaten. Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeliği bölmesi, parçalaması ve birbirini dövmesi ve vurmasıdır. Bu bakımdan böylelikle devam edelim biz yolumuza. Şimdi Aziz Yıldırım niye gidiyor Yücel? Aziz Yıldırım gitsin, tamam, gönderelim gitsin. Genel kurul seçmiş ama öyle ama böyle. Genel kurul getirmiş, almış onu, başkan yapmış. Aziz Yıldırım'ı niye gönderiyoruz şimdi? Peki, siz GBB'nin içerisindeki insanları niye gönderdiniz Büşra abi durup dururken? Ben genç Fenerbahçelilerin içindeki insanları göndermiyorum. Ben genç Fenerbahçelilerin içindeki insanların tribünlerde bağırmadan, çağırmadan, sessiz, sakin, takımı galipken yönetim istifa diye bağırmamasını söylüyorum. Bunda ne var Yücel? Bunda hangisi benim Fenerbahçeli olarak ne yanlışım var? Takım galipken niye bağırıyorsunuz kardeşim diye soramaz mı insan birbirine? Bunu bana bir anlatın. Eğer ben bu konuda Galatasaraylıysam, yani bu konuda Beşiktaşlıysam, bu konuda Trabzonluysam özür dileyeceğim. Sizden çekeceğim, gideceğim. Fenerbahçeli de olmayacağım bundan sonra. Ya bu nasıl Fenerbahçelilik yani? Bana bunu anlat Yücel. Niye beni cevabı dinleyelim Büşra Bey. Buyurun Yücel Aslan. Şimdi o maçta, Gençler Birliği maçında bir kere yönetim istifa, Aziz Yıldırım istifa denmedi. O maçta sadece ve sadece Ersun Yanal dedi. Kaldı ki az evvel sizin söyleminize karşı Büşra abi, orada 64 kişi tespit edildi dediniz. Bu 64 kişinin sesi mi bu kadar kuvvetli çıktı? Orada bütün tribünler vardı. Yanımızda bulunan okul açık tribününde bulunan diğer taraftar grupları da katıldı. Ben geçen hafta bağlandığımda o konuyla ilgili Gençler Birliği maçında bizim kendi grubumuzun okul açıkta oturduğunu, bu eyleme katılmadığımı söyledik, dile getirdik. Yücel, Mami kim? Teşekkür ederim. Başka bir şey söylemiyorum ben sana. Mami kim? Yani Mami bizim arkadaşımız, sizin arkadaşınız, bizim de arkadaşımız. Ama Mami sizin arkadaşınızsa ve orada bağırmalara ve çağırmalara sebep oluyorsa o zaman bunu oturup düşüneceksin. Bir, iki, ha Ersun Yenal diye bağırmışsın, ha Abuzettin diye bağırmışsın. Hepsi Aziz Yıldırım'a çıkıyor. Ersun Yenal diye bağırıyorsan Aziz Yıldırım diye bağırmak demektir o. Efendime söyleyeyim, orada bir İsmail Kartal diye bir adam var. Bu adam Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Anladın mı? Aşağıda görev yapıyor. Orada Ersun Yenal diye bağırmanın anlamı var mı? Şu anda Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör. Gelsin kurtarsın sizi. Ya bu mudur mantık? Lütfen Yücel. Siz ya, iyi Fenerbahçelisiniz. Size Ersun Yanal, bu. Büşra abicim. Ersun Yanal demek bir hakaret mi? Hayır, değil. Madem biz... Aziz Yıldırım'a küfür etmenin örtülü kısmı. Ne evet, alakası doğru. Var ya? Evet. Yapmayın ya, doğru. Yapmayın doğru. Ya. Yücel Aslan zaman, ifade etsin o zaman, kendini. O zaman şöyle diyelim. Yani aklımız sizin söylediğinize karşı bir ifade etme küfür diyorsunuz madem öyle. Hakaret olarak algılıyorsunuz. Dün genç Rize Spor maçında bütün stat biz okul açık tribüne engelden dolayı, bilet çıkmadığından dolayı gidemedik. Maraton üstteki arkadaşlar da giremediler. Geri kalan bütün tribünler, içeriye girenler bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na toplu bir şekilde hakaret ettiler. Dolaylı yoldan değil, direkt olarak hakaret ettiler. Az evvel siz dolaylı olarak hakareti aldınız ama dünkü maçta direkt olarak hakaret ettiler. O zaman
Ya ne dediler Yücel Bey? Korkmayın söyleyin. Ne dediler? Hukuksal Yücel, hukuksal anlamda sıkıntı yaratacaksa lütfen. Hakaret deniyor zaten. Yani hayır, hakaret dolaylı olan değil. Yok, hırsız dediler ya. Siz söylersiniz. Hırsız dediler ya. Yücel Bey hırsız dediler. Ama şimdi özür dilerim. Özür dilerim. Genç Fenerbahçeliler olarak biz zaten Rize Spor maçında yoktuk. Okul açık tribünde bilet satılmadığı için zaten gidemedik. Oraya gelen diğer taraftarlar bağırdı. O zaman Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir evvelki bir hafta sonra oynayacağımız Kadıköy'deki maça bütün herkesin kombine kartını iptal etti. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret edildi. Direkt olarak hakaret edildi. Şimdi konuyu bir başka boyuta getirmeyelim lütfen. Ben şunu söylemek istiyorum. Madem Cumhuriyet'in son kalesiyiz. Cumhuriyet rejiminden bahsediliyor. Cumhuriyet rejiminde esas olan, demokrasinin içerisinde esas olan nedir? İfade özgürlüğüdür. Herkesin bir ifade özgürlüğü vardır. Yani bugün insanlar, oradaki taraftarlar, maraton üstte bulunan veya diğer tribünlerde bulunan insanlar, Ersun Yanal demiş de, fair play çerçevesi içerisinde 6222 sayılı kanunu şiddet ve eylemi hiçbir şekilde kapsamayan unsurların içerisinde bulunmamışsa, sadece ve sadece Ersun Yanal demiş de bunda ne var? Yücel, bunu yaptırıp Yücel, bir tamam. Şey sorabilir miyim? Yücel, çok dinler misin? Çok özür dileyerek bir şey soracağım. Çok affedersin. Sana bir şey soracağım. İsmail Kartal kim? İsmail Kartal bizim Arap İsmail'imizdir. Tamam, Arap İsmail ama şu anda ne yapıyor? Arap İsmail'imizdir. Evet. Futbolculuk döneminden de tabii çocukluğumuz abi, döneminden. Abi geriyi bırak şimdi. Işte. Abi geriyi bırak. Hepimiz biliyoruz İsmail'in olduğunu. İsmail şu anda kimdir? İsmail kimdir? Bizim yani Fenerbahçe senin de teknik direktöründür. Mami'nin de teknik direktörüdür. Sefa'nın da teknik direktörüdür. Benim de teknik direktörümdür. Doğru mu? Bir. İki. Evet. Soruyorum sana. Özellikle soruyorum. O adamı ağlatmak, o adamın gözlerinden yaş döktürmek, o adamı maç içinde motivasyonunu bozmak, o adamın maç içinde dengesini bozmak, takımın mağlubiyetine belki de sebep verdirttirmek hangi Fenerbahçeliliğe sığar ya? Bana bunu söyle. Ben buna cevap ver. Başka bir şey söylemeyeceğim. Senden özür dileyeceğim eğer. Yanlışsa. Cevap hakkını kullanın. Kullanayım. Şimdi siz olayı böyle algılıyorsunuz. O zaman madalyonun öbür yüzünü düşünerekten algılamaya çalışalım. Ersun Yanal niye denildi acaba? Alex niye denildi acaba? Gönderiliş biçimi, insanların Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gönderilişi bize göre uygun olmadı, ters oldu. Şimdi Sayın Başkan çıktı, Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra apaçık bir şekilde söyledi. Bu kulübü teknik direktör yapmamıştır, şampiyon teknik direktör yapmamıştır. Camia, taraftar, bilmem işte futbolcular yapmıştır. Teknik direktörü hiçe saymıştır. Şimdi zaten Aziz Yıldırım şu anki İsmail Kartal'ı o konuşmasıyla hiçe saydı, pasifize etti. Yarın bir gün aynı şekilde aynı söylemleri İsmail Kartal için de kullanacaktır. Biz bu söylemlerden, bu konuşmalardan hoşnut değiliz. Alex'in gönderilme biçimine hoşnut değiliz. Ersun Yanal'ın, Aykut Kocaman'ın gönderiliş biçimlerine yanlışlığımız var. Yoksa teknik direktör analiz bakımından karşılaştırma yapmıyoruz ki o iyi, bu kötü. Yarın bir gün aynı şey İsmail Kartal için de geçerli olacaktır. O söylemler şu an İsmail Kartal'ı pasifize etti zaten. Bu teknik direktörler yapmıyor, kim gelirse gelsin zaten yapar, takım oynuyor, ben yapıyorum gibi söylemleri var zaten. Yani bunlar hoş olmayan kelimeler. Fenerbahçe'yi ileride bu söylemler kötü ve karanlık günlere götürür. Yücel yani Aslan, tekrara döndük. Ben zaten sana yaklaşık 2,5-3 dakikalık süreler veriyorum her yorumdan sonra. Mehmet Baransu'yla bu bölümü bitireceğiz başka soru gelmezse. Yüce abi önce siz suç grubu musunuz? Alo. Alo Yücel Bey, Mehmet Baransu ben. Siz suç grubu musunuz? Suç grubu muyuz? Evet. Kesinlikle öyle bir şey yok. Peki niye sizin ya da işte sizin taraftar grubunuzun olduğu, isminin geçtiği her yerde kulüpten habire işte suç grubu, suç örgütü şeklinde açıklamalar yapılıyor ve siz buna karşı, Aziz Yıldırım'a karşı herhangi bir dava açtınız mı? Suç duyurusunda bulundunuz mu? Yani zaman suçtu yani açtığımız oldu tabii ama o çok fazla da şu an için öyle bir polemik içerisinde, diyalog içerisinde olmadık. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Bunu da ister cevaplarsınız ister cevaplamazsınız. Bir dönem Aziz Yıldırım'la aranız iyiydi. Sonra tartıştınız ve
Neticede işte geçen sene size çok ağır hakaretler etti şampiyonluk kutlamasında. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Sizin tribünlere dönüp etti. Hiç kendinizi ya kullanıldık, bizi aldattı Aziz Yıldırım gibi hissediyor musunuz? Hiç böyle ya böyle bir şey düşünüyor musunuz? Ya şimdi bizim Aziz Yıldırım'la aramızın gergin olmasının sebebi açık ve net bir şekilde biz Fenerbahçe taraflarının yapması gereken olayları yaptık. Ne diyor o Fenerbahçe'nin yapması gereken olaylar? Yani bir kötü gidişat vardır. Takımdan, kulüpten, gidişattan, o anki o durumdan memnun olmadığımızı dile getirdik. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Biz asker olmadık. Bizim asker olmamızı beklentisi içerisinde olanlar bizimle o şekilde diyaloğa giremediği için, biz de asker olmadığımız için tepkimizi sürekli gösterdiğimizden dolayı başarısız olan konulara karşı verilen sözler yerine getirilmediği için, yapılmadığı için bunları dile getirdik tezahüratlarla tribünde. Bu yüzden dolayı aramız kötü oldu. Yani Sayın Başkan istedi ki kendi yandaşlarının vermiş olduğu desteği bizim de vermemizi istedi. Yani Fenerbahçe şu an küme de düşse o kendi yandaşları Fenerbahçeliliği hiçe sayacak, Aziz Yıldırım diyecekler. Biz böyle olmadığımız için tepkimizi gösterdiğimizden dolayı gidişattan memnun olmadık. İki sene evvel Karabük maçında bunu yaşadık. O zaman gidişat kötüydü ve üstüne üstelik çok iyi bilirler. Stat yönetimiyle her şey bize sağlanıyordu. Nasıl her şey sağlanıyordu? Sezon başı itibariyle bize kombine kart indirimi yapıldı, tahsis edildi, yardımcı olundu. Ve oraya bize mikrofon konuldu. Mikrofonun yanında davullarımız, pankartlarımız verildi. Biz bunlara karşı, kötü gidişata karşı yine tepkimizi gösterdik. Hemen ertesi maç verilen mikrofon geri alındı, yapılan set geri alındı. Bunlardan dolayı aramız kötü oldu. Yani ne istenildi? Fenerbahçe küme de düşse, verilen sözler yerine getirilmese, şampiyonluk da kaçsa biz protesto etmeyelim, Aziz Yıldırım istifa demeyelim istenildiği için aramız kötü oldu. İnsanlarla aramızı kötü ettiler. Yoksa şu an Aziz Yıldırım'ın kanun ve yasaları çiğneyen tapelerde konuşmaları da var. Bu işin mahkemesi de var. Çarşamba günü 12 Aralık'ta mahkeme var. Herkes gelsin, izlesin. Bedava bilet verdikleri var. Yücel Aslan, burada duralım. Yücel Aslan, burada duralım. Bir saniye izin verin. Yücel. Uzun süre konuşursak dinleyici de sıkılır. Büşra Kencer, buyurun. Yücel'cim, vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Seni hayretle dinliyorum ya, hayretle. Bir ara telefonda baktım ama stüdyoda Mehmet Baran stüdyo mu diye baktım. Yani stüdyoda oturuyor mu diye baktım. Vallahi oturuyormuş. Ben bir ara telefona gitti. O konuşuyor zannettim. Yapmayın Yücel. Çok yanlış yollara doğru gidiyorsunuz. Yani bak, hayır, insanları güldürüyorsunuz. Yücel'le bir şey söyleyeyim. Bir dakika. İnsanların, Yücel'cim benim. İnsanların, anladın mı? Bak, dikkat et. Bunların sevinmesine sebep oluyorsunuz. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Aramızın gerginliğini söyledim ben. Şunları, neden gergin? İşte bunlardan bak şimdi, dolayı bir şey bak, Siz bir şeye bağırırken, bu Ersun Yanal'a bağırdınız yani. Ersun Yanal diye hani İsmail'i yere batıran... bağır tezahürat var ya, onu yaptınız biliyorsunuz değil mi? Ersun Yanal diye kullandınız. Arkasından Ersun Yanal'ın olduğu dönemde de Alex diye bağırdınız. Adamın şampiyon yaptığı sene. Yani bak şimdi bir şey söyleyeyim. Yani bunun arkası durmuyor Yücel. Yani taraftar maraftar derken bak demin cevap hakkı vereceğim. Yücel cevap hakkı vereceğim. İkimiz aynı anda konuşursak anlaşamayız. Müsaade edersen konuşayım, sonra sen cevabını ver. Bak şimdi aynı anda. Şimdi enteresan bir şey daha var. Demin diyorsun ki taraftar diyorsun. Herkes bağırdı diyorsun. Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri onlar diyorsun. Biz değiliz diyorsun. Ya affedersin, çok özür dilerim. 52 bin kişi, hani stat dolur dolarsa dolduğu dönemlerde 50 bin kişi, ya yani 1000 kişilik GFB veya 2000 kişi olun. Daha fazla olun inşallah. Ama yani bu 50 bin tane taraftara ne diyorsunuz siz ya? 50 bin tane taraftar Aziz Yıldırım'ın bilmem paralı askeri mi? Ya onlar Fenerbahçeli kardeşim. O 50 bin tane adam Fenerbahçeli. Siz de Fenerbahçeli olun. Siz de Fenerbahçeli olun Yücel. Fenerbahçeli olabilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Lütfen. Şimdi Büşra abi. Bırakın Büşra Aziz Yıldırım'ı ya. Aziz Yıldırım'ı unutun. Fenerbahçeli olun. Aziz Yıldırımcı olmayın. Ben de değilim. Beni de ilgilendirmiyor Aziz Yıldırım. Ama Fenerbahçeliyim ben. Önce buna bakalım. Sana yakışan o Yücel. Büşra abi, cevap vereyim ama. Bitti. Cevap vereyim. Büşra abi cevap verin. Buyurun. Şimdi bizim Fenerbahçeliğimiz, az evvel konumun başında değindim. Eğer iş Fenerbahçeliğe gelirse
bu konuda en saf, en temiz duygular bizlerizdir. Bakın bugün başkanlar, yöneticiler, sizler, yorumcular, spor dünyası bu işi profesyonellerce içerisinde yapılıyor. Herkes karşılığını alıyor. Ama taraftarlar ne yapıyor? Kombine kartını alıyor, parasını verip biletini alıyor, maça gidiyor. Dolayısıyla orada geri geldiği zaman tepkisini göstermesi hemen başka boyutlara niye çekiliyor? Eğer o başka boyutlara çekiliyorsa, bize bir hitap ediliyorsa biz de diyoruz ki o zaman o kötü gidişata karşı veya Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın vermiş olduğu sözleri yerine getirememesine karşı diğer taraftarlar tepkisini göstermiyorsa, protesto etmiyorsa biz de diyoruz ki niye susuyorsunuz? O zaman siz de bir şey mi aldınız? Sizin bir menfaatiniz mi var? Niye sustunuz diyoruz. Nerede kaldı Fenerbahçelilik? O zaman Fenerbahçelilik'ten bahsediyorsunuz. İşte aramızın açılma noktası böyle oldu. Neyse, bunu dile getirmeye çalışıyorum. Benim çok bildiğim şeyler var da neyse. Yücel Bey bir şey diyeceğim. Bu kombinesi iptal edilen 476 taraftar arasında 65. Genç Fenerbahçe 476 not aldım. 76'ya not aldım. Ben veterileri izliyorum. 76 not aldım. Genç Fenerbahçeli var mı? Hepsi mi genç Fenerbahçeli bu 476 kişinin? Hayır. Orada içinde Kilforyu'dan olanlar da var. Genç Fenerbahçeli içinde olan da var. Yani karışık diğer başka gruptan da var. Bizim ama GFB'den kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Hatta yüzlerce kongre üyesi var. Yani orada kongre üyeli olan insanlar da var. Bunlar Ersun Yanal dediklerinden dolayı kombine kartları iptal oldu. Yani burada yasalar ve kanunlar içe sayıldı. Pekala. Yücel Aslan teşekkür ediyorum bu bağlantı için. Valla ben teşekkür ederim. Yani aslında yani söyleyeceğimiz, konuşacağımız, değineceğimiz konular var. Bir 3 dakika daha, bunu bu hakkı verebilirim sana. Lütfen buyurun. 3 dakika daha zamanım var. Ama aynı şeyleri söyleme Yücel. Senin tertemiz Fenerbahçeliliğinden bahsetmeni istiyorum. Tertemiz Fenerbahçeliliğin var ya. O grubun tertemiz Fenerbahçeliliğinden bırakın Aziz Yıldırım'ı. Atın devre dışı bırakın Aziz Yıldırım'ı. Gene söylüyorum. Aziz Yıldırım'sız Fenerbahçe'yi seven insanlarsınız siz. Fenerbahçe'yi sevin. Aziz Yıldırım'ı döveceğim derken Yücel Fenerbahçe'yi dövüyorsunuz abi. Farkında değilsiniz. Yücel Bey çok özür diliyorum. Telefondasınız Yücel, da. Hep Mehmet beraber yaparsın. Bir araya gireyim sonra siz şey yapın. Ya Gülşah Kencer söylerken aklıma geldi soru sorarken. Ya Yücel Aslan daha telefona bağlanmadan önce sen tuttun Yücel Aslan'ı. İşte şimdi diyorsun ki Yücel Aslan sizin grubunuz tertemiz grup falan dedin. Ya biraz önce yönetim değil miydi bu gruba suç grubu diyen? Biraz önce Yücel Aslan telefona bağlanmadan önce sen değil miydin? Sen bizim konuştuklarımızı da anlamıyorsun. Abi değil ben ama sen onların, eleştirdin onları. Onların içinde o kadar tertemiz Fenerbahçeliler var ki. Onların Fenerbahçeliliğin temizliğinden bahsediyorum ben. Sen neden bahsediyorsun? Suç örgütü diyor. Aziz Yıldırım'ın kendi düşüncesi o. Ne demek suç örgütü? O zaman eleştir. Hiçbir Fenerbahçe eleştir tarafı. O zaman. Bak ne diyorum? Aziz Yıldırım'ı bir kenara alalım. Evet. Arkadaşlar da aynı şeyi yapıyorlar. Aziz Yıldırım'ı dövmek için Fenerbahçe'yi dövüyorlar. Geçen sene Yücel unutuyor musun abicim küfürden, meşaleden yediğimiz darbeleri? Yani bunları kim yaptı? Kilforyu mu yaptı? GFB mi yaptı? Ya da bırak onları Aziz Yıldırım'ın paralı 50 bin tane askeri mi yaptı? Yani bunları oturup düşünmek lazım. Ben o sizin içinizdeki tertemiz Fenerbahçeliliği çıkarın. Aziz Yıldırım'ı unutun. Aziz Yıldırım'la dövüşecekseniz hukuki yollardan dövüşün. Fenerbahçe'yi dövmeden Aziz Yıldırım'ı dövmeye çalışın. Sevgili Yücel, 2 dakikalık zamanım kaldı ne yazık ki. Sözü sana bırakıyorum. Hukuki yoldan zaten müracaatlarımızı, girişimlerimizi bulunacağız. Yani bu son Rize maçındaki eylemlerden dolayı tabii ki dol hakkımızı arayacağız. Yani şunu belirtmek istiyorum Büşra abi, siz diyorsunuz işte Galatasaray ve Beşiktaş'ta belirli taraftar gruplarının mekanizmasından bahsediyorsunuz. Vallahi bizim mekanizmamız GFB'nin, Genç Fenerbahçeli'nin önderliğinde Sefa abimiz, Sefa Kalya burada o kadar güzel mekanizmaya sahip ki ama ele alınmasını bilinmedi. Küstürüldü, caydırıldı. İnsanlar kendisine kötü gösterildi. İşte az evvel de açıklamalara değinerekten bazı hoş olmayan kelimelerle birlikte yine kötü gösterilmeye çalışılıyor. Bizde de o mekanizma çok güzel işliyor aslında liderlik bazında, önderlik bazında. Şimdi Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın taraftar grupları o kadar kötü eylemler içerisinde bulundu ki geçmişi hatırlarsak
Fikret Orman'a, Sayın Fikret Orman'a, başkanına, kendi taraftarlarının yapmış olduğu. Bugün hala sıcağı sıcağına Galatasaray taraftarları Burak Selçuk'u ıslıklıyor, yuğuluyorlar, küfür ediyorlar. Ama kendi kulüp başkanları onları içeri almamazlık yaptı mı? Kombine kartlarını iptal etti mi? Biz bunların hiçbirini yapmadığımız halde, şiddet eylemi içermeyen unsurlarda bulunmadığımız halde, sırf Ersun Yanal dediği için hiçbir kişilik hakkını zedelemeden, küfür etmeden, meşale yakmadan ne oldu? İnsanlar içeriye alınmadı. Biz bunlara değinmek istiyoruz. Her zaman başka konulara çekiyorsunuz. Yani biraz da ya sizin de gerçekten biraz haklılık payınız var demeni istiyorum Büşra abi ben de. Peki. Çok teşekkür ediyorum Yücel Aslan. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, adamspor.com'a teşekkürümüz var. Bizi canlı yayında kullanıyorlar. Sağ olsunlar. Türk sporuna önemli hizmette bulunan internet sitelerinden bir tanesi Adamspor. Gazeteci Öncal Uluç diyeceğim ama gazetesini de söylememde bir sakınca yok tahmin ediyorum. Sabah gazetesinin önemli yazarlarından bir tanesi Öncal Uluç ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili hafta içinde çok önemli bir habere imza attı. Gerekirse basa ve bunu da bilsinler yani. Gerekirse Fenerbahçe'nin hakları yeniyorsa ve bu haklarını yenmesini önlemek için hakem alası basma gerekiyorsa onu da yaparım. Usta gazeteci Hıncal Uluç Sabah gazetesindeki köşesinde Merkez Hakem Kurulu yetkililerini ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı adeta topa tuttu. Hıncal Uluç, Cumhuriyet Savcısının da Aziz Yıldırım'ın açıklamaları nedeniyle harekete geçmesi gerektiğini savundu. İşte o gündeme bomba gibi düşen Hıncal Uluç'un yazısı. Bu nasıl bir güç ki Aziz Yıldırım soyunma odası basabiliyor ama Fikret Orman basamıyor? Nasıl bir güç olduğunu İstanbul Cumhuriyet Savcısının Aziz Yıldırım'a sorması lazım. Gel bakalım kardeşim, sen hangi güçlü hakem odasını basıyorsun demesi lazım. Ben şimdi kalkıp hakim odasını basarım, gücü varsa başkası da bassın desem, savcı beni bırakır mı? Hakimle hakemin ne farkı var? Yıldırım'ın 60 gün değil 160 gün ceza verseler ne yazar açıklaması da bir itiraf aslında. Bu açıdan bakarsak kulüp başkanlarına, yöneticilerine verilen men cezaları gerçekten komik kalıyor, etkilemiyor. Çünkü adam maça da giriyor, tribüne de giriyor, soyunma odasına da giriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Aziz Yıldırım'a mahkum. Bugüne kadarki bütün tatbikat bu. Onun istediği hakemler veriliyor, istemediği hakemler verilmiyor. Güya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Beşiktaşlı ama Merkez Hakem Kurulu Aziz Yıldırım'ın emrinde. Hakemler ona çalışıyor. Seyirci ne derse haklıdır, hiçbir itirazım yok. Seyirci ne derse haklıdır. 10 Kasım. 10 Kasım'la ilgili hiçbir şey söylemedi Sabri Bey diye bazı eleştiri gönderen dinleyenlerimiz var. Haklı olabilirler. Eleştirileri başımın üstüne ama lütfen programımızın sonunu beklesinler. Evet. Mehmet Baransu. Vallahi o kadar yani Hıncal Uç zaten futbolun duayenlerinden. Şu an yani hep futbolun o ince yönünü, sanat yönünü, kültür yönünü, her yönünü iyi irdeleyen spor yazarlardan biri. Yazdıkları sonuna kadar haklı, dedikleri sonuna kadar haklı. Bakın ya bir şey tartışıyoruz. Yani biz futbolda 3-4 yıldır bir şey tartışıyoruz. İşte ceza alıyor, hukuku hiçe sayıyor. İşte hakkında işte bir mahkeme süreci devam ediyor. İşte giderim soyunma odasını basarım diyor. İşte telefon tapelerinden ortaya çıkan işte federasyon başkanına giderler, ötekine giderler. Yani bir ortada Türk futbolunda Aziz Yıldırım diye bir sorun var artık. Ve kronikleşen ve her gün geçtikçe de maalesef bakın ama maalesef kronikleşen bir sorun var. Bakın işte kendi taraftarına şey yapıyor, gider yapıyor. Sokmam lan diyor ben sizi içeri. Siz kimsiniz aman, falan. Bu, yani lanı derken tırnak içerisinde. Yani çok özür dilerim. Yani sokmam sizi içeri diyor. Bunun Türkçesi maalesef bu yani. Hı. Bakın biz unuttuk aslında Yücel Aslan telefona bağlanırken çok doğru bir şey söyledi. Bakın bu ülkede tüketici hakları diye bir şey var. Bakın kombine bileti almak bir haktır. Ve tüketici hakkıdır. Ve siz o hakkın önüne de geçiyorsunuz. Şimdi arkadaş... 6222 diye bir tane yasa çıkarttılar. Yani 6222 diye bir yasa çıkarttılar. Yasa çıkartma zaten şike operasyonu oldu.
Hiç hayata geçirilmeyen, uygulanmayan yasayı kaldırdık, değiştirdik. Tamam, eyvallah. İşte bazı düzenlemeler yaptık. Ya bu 6222 yasa hiç mi uygulanmaz Aziz Yıldırım'a? Ya da hiç mi uygulanmaz şeylere, stadyumlarda? Bakın herkesin unuttuğu bir şey var ve ben mesela bunu, Aziz Yıldırım'dan bunu bekliyorum. Savcılardan bir şey bekliyorum. Bu ülkede hakim yok. Bu ülkede savcı yok. Bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin cumhurbaşkanına bu hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında tam 15 dakika, tam 15 dakika sesi kıstılar. Hırsız bilmem ne dediler. Bakın, bak bir şey söyleyeyim. Yapmış olur, söylemiş olabilirler. Anlatabiliyorum. Hakaret deyip geçelim. Hakaret ettiler. Tamam. Ama bu yayınlandı. Tamam. Sonra sesi kısmaya çalıştılar. Canlı yayınlarda yayınladı. Ve ben bekliyorum şimdi savcılardan. Hani Aziz Yıldırım almış ya 476 kişinin kamerasını. Ben şimdi Aziz Yıldırım'dan şunu bekliyorum. 6222'ye göre suç mu? Suç. Verin bakayım. Bu ülkenin bir tane savcısından 6222 kapsamında o kayıtları, madem kayıtlar var, kamera kayıtları var. Bu bütün isimle tespit edilmesini o zaman bekliyorum. Madem eğer bunu konuşuyorsak. Bakın futboldan men edilmesi gündemde olan, işte UEFA'nın önünde yöneticiliği belki iptal olacak bir kişi artık Türk futbolunun kronik bir haline geliyor. Bakın şimdi Mehmet Baransu'nun meselesi var. Lemi Çelik'in meselesi var. Bizim meselemiz yok. Bak görüyoruz ki işte genç Fenerbahçelilerin meselesi olmaya başladı. İşte Kill for You bilmem ne onların meselesi olmaya başladı. Artık yani kendi taraftarıyla bile kavga eden bir noktaya geldi. Öncel Uç'a sonuna kadar katılıyorum. Umarım bakın gereği yapılır. Bu Aziz Yıldırım için de sağlıklı olan bir şey. Şimdi bir hukukçu dinleyelim. Alpay Köse bu ülkenin önemli spor hukukçularından bir tanesi. Aziz Yıldırım'la ilgili önemli tespitleri var. Hakem odası bile basmadım. Ha gerekirse basarım, onu da bilsinler yani. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gerekirse tekrar soyunma odası basarım açıklamalarının üzerine gazeteci Hıncal Uluç Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı. Hakem odası basmak gerekiyorsa onu da yaparım. Peki bu olayın yasal prosedürü neydi? Bu konuyu spor hukukçusu Alpay Köse'ye sorduk. Köse olayla ilgili açıklamalar yaparken bomba bir iddiada bulundu. Şimdi tevkit suçunun oluşması için bir kere somut olması lazım. Olabilir olması lazım. Artı hedef görmesi, göstermesi lazım. Aziz Yıldırım'ın direkt birini tehdit etme durumu yok. Burada soyunma odasını basarımdan kastı. Soyunma odasına girip oradaki hakemlerle işte ya da şöyle konuşurum anlamında söylüyor bunu. Hani savcının şey yapacağı bir şey yok burada. Ha şu denebilir. Futbol Federasyonu bununla ilgili bir işlemi yapması gerekir denebilir. Doğru, yapması lazım. İyi anlamda ceza hukuku anlamında şey olmaz. Ama şu var, ceza hukuku anlamında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi işletilebilir burada. Bu da şeyi suç işlemese bile şiddete neden olabilecek açıklamalar yapan kişilere para cezası öngörüyor. Ayrıca yöneticiyse daha ağır para cezası öngörüyor. Artı 6222'den ceza alanların hepsi seyirdenler verilmesi gerektiği için buradan işlem yapılırsa yöneticisi düşme durumu olur. Büşak Gencer, şimdi önemli tespitler bunlar. Şey, daha önemli bir şey var. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar çok önemli bir şey var. Bırak şimdi Büşak abi falan. Bir şey atlıyoruz biz. Bugün Ulu Önder Atatürk'ümüzün 10 Kasım. Nesi? Şimdi, bir dakika arkadaş, ne demek nesi? Peki bunu atladığımızı nereden çıkardın? Sen hayır, belki burada yokken, sen bize atlıyorsun şu anda. Adnan. Yani bizim sesimizi keserek bize atlıyorsun. Adnan bize sen bir malum yere gittin. Yani zaten biliyoruz onları da gittin, gereken yere, yapılacak. Yani program uzun olduğu için malum yere gittiğin için. Gereken yapılacak. Gereken yapılır. Yapılır bence. Onu söyleyeceğiz. Sen şimdi adamlar. Sen bir ara. Bir şey söyleyeceğim. Bir ara uyandın aklına geldi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü ne ben unuturum. Unutabilirim ne bu ülke. Tamam. Çok değil iyi. Bu program. Edebiyatın 10 verdim sana. Onun tamam. için dedim ki sen de bekle seyircilerimizle birlikte. Ha bekliyoruz. Programın tamam. sonunu tamam. lütfen. Şimdi bakıyorum sevgili Mehmet Baransu Recep Tayyip Erdoğan sevgili Cumhurbaşkanımıza şey olmuş vaziyette. Böyle Fenerbahçeliler küfür etti, Fenerbahçeliler hakaret etti diye
Sayın Cumhurbaşkanımızı efendime söyleyeyim kollayan bir görüntü arz ediyor. Ettiniz mi etmediniz mi? Sen bu konuda çok geç kaldın. Senin ettiğin küfürler, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ettiğin küfürler buradan öbür tarafa 4 tane boğaz köprüsü oldu. Bunu unutma. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan'a ben Sayın Cumhurbaşkanı ya zaman... Şimdi aynı anda konuşmayalım. Bir müsaade et bitireyim. Sonra konuşursun. İftira atıyorsun o yüzden. Recep Tayyip Erdoğan'a binlerce defa hakaret ettiğini bu programda ben sana veterinerini çıkarttırır oturur seyrettirir. Göster abi. Ben bu hakaret bir. Etmişsem bu bir dakika. Sabri araya girmem gerekiyor. Ama bitirmem ama lazım. Hayır, bir saniye. Bitirdikten sonra araya girerseniz. Hakkınızı aramayın. Ben veririm hakkınızı size. Ama verin kardeşim. Ben size hakkınızı veririm. Hayır. Mehmet Baransın bir saniye. Bitecek kardeşim. Önemli notunu al. Önemli notunu al. Vereceğim. Kısa söyle bitirin. Cevap vereceksin. Bu kanala hakaret ediyor. Sana hakaret ediyor programı hakaret ediyor. Ben eğer bu programda hakaret etmişsem şey Lütfü izliyor bu kanal kapanırdı. Tamam mı? Öyle atma. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kanal kapanırdı ben abi. Bir şey diyorum ki Büşak Gencer bitirince söz hakkını vereceğim zaten sana. Büşak Gencer. Ben eğer birine hakaret etmiş olsam lütfen bu program öncesinde yaptığımız toplantıda aldığımız kurallara uyun. Buyurun. Şimdi Rütük bunu kapatırdı bilmem ne falan gibi laflarla falan burada bize oyun oynama tiyatroya gerek yok senaryoya da gerek yok. Bana göster. Burada göster. Bir dakika kardeşim şimdi burada buna yazılarını gösteririm sana konuşmalarını gösteririm bantlarını gösteririm tapelerini gösteririm her şeyini gösteririm. Başbakan niye gösteririm? Hakaretten Sayın Başbakan'a o zaman o dönemde Sayın Başbakan'dı şimdi sevgili Cumhurbaşkanımız oldu. Sayın Başbakan'a ettiğin lafların hükümete iktidara ettiğin lafların haddi hesabı yok geç bunları. Bunları kimseye ispatlayamaz. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, 3 Temmuz'da yine sevgili Mehmet Baransu'ya soruyorum. 3 Temmuz'da savcıları, hakimleri Fenerbahçe katledilirken niye göreve çağırmadın Mehmet Baransu? Katledenlerin içinde değil miydin sen de? Sen de vardın. Sen de o işlerin içindeydin. Yani şöyle içindeydin. Gazeteci olarak içindeydin. Ben ters anlamda söylemiyorum. Hemen onun için savunmaya geçme. Gazeteci olarak o işin içinde değil miydin? Sana en iyi yerden, en güzel yerlerden locaları vermiyorlar mıydı? Tapeleri en güzel şekilde senin eline vermiyorlar mıydı? Sen şike iddiasının doğurduğu enteresan bir gazeteci arkadaşımızsın. Ayrıca da bütün diğer olaylarım beni ilgilendirmiyor. Şimdi savcıları, hakimleri göreve çağırırken Aziz Yıldırım hakkında evet ben kabul ediyorum bunu. Aziz Başkan'ın yapmış olduğu, konuşmuş olduğu şeyler hatalı. Ya ne demek basarım ya? Neyi basıyorsun? Yani yakışmıyor. Ben de Fenerbahçeliyim. Hiç yakışmayan bir hareket. Söz olarak, konuşma olarak böyle bir şey söylenemez. Basamazsın arkadaş. Sen basamazsın. Hakem odasını basamazsın. Basmana da gerek yok. Çıkarsın, en iyi şekilde savaşını verirsin. Kazanırsan kazanırsın. Hakem hatası sadece bize olmadı, binlerce takıma oldu. Anladın mı? Geçelim bunu. Ancak bunun üzerinden şimdi Aziz Yıldırım'a yüklenmenin, bırakın Aziz Yıldırım'a yüklenmeyi, Fenerbahçe'ye yüklenmenin anlamı yok. Nerede o zamanki savcılar? Nerede o zamanki hakimler? Niye katli dişi seyrettiniz sevgili Mehmet Baransu? Not alıyorum. Buyurun. Şimdi bir giriş yapmak istiyorum. Büşah Bey bir şey anlatmak istedi ama o anlatmak istediği şey tam olarak oturmadı yani. Çünkü ben burada her şeyden önce tartışmaya izin veririm ama herhangi birine karşı bir hakarete asla izin vermem. O nedenle öyle bir geçiş yapayım ve Mehmet Baransu cevap hakkını kullanabilir. Çok özür dilerim hemen şunu söyleyeyim. Birincisi başbakana, şu anki cumhurbaşkanına hakaretten herhangi bir davam yok. Bu bir. Müşakirde. Bunu iyi dinle. İki. Bu ülkede beni herkes takip ediyor. Telefonumdan tut, evime fiziki takipten tut yazılarıma kadar. Unutma, şunu da unutma. Benim hem yazılarım için hem tweetlerim için AK Parti Genel Merkezi'nde ve o dönemki başbakanlıkta bir eleman tutuldu. Hepsini takip ediyorlar. Suç unsuru varsa direkt mahkeme emri açtılar. Mehmet Barans için sadece maaş alan bir tane eleman var. Bunu bil. AK Parti Genel Merkezi'nde. Tamam. Yazık devleti. Bunu bil. Bence de yazık. Yazık. O yüzden hakaret şey yok. Geleyim şimdi şu mevzuya. İşte Fenerbahçe savcılar katlederken 3 Temmuz'da neredeydin? Valla Fenerbahçe falan katletmediler. Sadece hakkında iddia olan, hakkında şüpheler olan bir takım insanlarla ilgili soruşturma açıldı. Ki sonuna kadar destekliyorum. Çünkü biz de fotoğrafı gördük. Aldık o okuduk yani iddianameleri. Bir daha oraya girmeyeyim. O yüzden hani orada bir Fenerbahçe falan katledilmedi. Fenerbahçe katledilseydi bambaşka şeyler olurdu. İkincisi işte tapeleri sana verdiler falan gibi bir cümle kullandın.
Bana tapeleri savcılar falan vermedi, onu da söyleyeyim. Sizin avukatınız Ali Koç da buna şahittir. Nihat Özdemir de şahittir. Vatan Emniyet'te avukatlardan aldığımızın kayıtları. Ya görüntüyü başlayayım. Görüntü, Nihat Özdemir'in benimle kavgası var. O genç hanımefendi, bayan, kamuflaj. Bayan, bir dakika, bayan, kadına. Ya ben de bu uydurayım sana şimdi. Kadına kızmalar var. Bütün gazeteciler şahit. Onu söyleyeyim. İkincisi evet, yani. De tapeleri yayınlayan ilk ben değilim. Tamam. Tapeleri ilk yayınlayan Milliyet Gazetesi'dir. Bari hani takip etmediniz. Onları bari öğrenmiş olun. Şeye gelince de eğer bir stat komple bir hakaret ediyorsa bu suçtur. 6222'ye göre suçtur. Bu da bir gazetecinin, bir vatandaşın da bu suçla ilgili savcıları, arenadaki açılışta başbakana küfür ederken taraftar niye ona bir şey olmadı? Niye o zaman çıkıp konuşmadı? Savcıları göreve çağırmak benim sana hakkımdır, onu soracağım hakkımdır. Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da, Trabzonspor'da da. Eğer tribünlerden toplu halde böyle hakaret ve küfürler olursa savcıların onları da bilfiil o olaylarda el koyması son tamamen haklarıdır. Almaları gerekiyor. Eğer sporda şiddet konuşuyorsak kameralar o zaman biz niye koyduk? Adnan Polat döneminde sorabilir miyim? Adnan Polat döneminde stadın, arenanın açılışı sırasında ıslıkladılar. Sayın Başbakan'a protestolar ve bir sürü laflar edilirken içinden ıslıklayan da vardı, küfür eden de vardı ve özür diledi Adnan Polat, değil mi, biliyorsun? Niye o zaman hiç kıkın çıkmadı kardeşim? Ya nereden tek kelime etmedi. Çıkmadı. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Beraber program yapıyorduk o zaman. Beraber program yapmıyorduk o dönemde. Yapmıyorduk, neyse. Yani beraber program yapmıyorduk. Ben duymadım da hiç kıkın çıktığını. O olayın perde arkasında hangi bir partinin, hangi başka kulübün elemanlarının sokulduğunu da, hangi ejderlerin o operasyonu yaptığını da bıraktı. Onu da hani bilelim, evet, yazdık biraz arşivlere bak da onları görürsün. İzin verirseniz yol açacağım size. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden bir tanesi Hulusi Belgü hafta arasında yaptığı bir açıklamayla gündeme adeta bomba gibi düştü. Dedi ki biz hakem odası bastık. Hakem odası falan basmadım. Ha, gerekirse basarım, onu da bilsinler yani. Gerekirse Fenerbahçe'nin hakları yeniyorsa ve bu haklarını yenmesini önlemek için hakem odası basmak gerekiyorsa onu da yaparım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gerekirse hakem odasını bir daha basarım açıklamalarının yankıları sürüyor. Demirhan Bey. Konuyla ilgili bir flaş açıklamada Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'den geldi. Şerefli, çok onurlu bir mevki içinde. Aziz Yıldırım'la bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Hulusi Belgü, geçmişte yaşadığı bir olayı yıllar sonra itiraf etti. Aziz Yıldırım'ın bu tavrını yanlış bulduğunu dile getiren Hulusi Belgü, geçmiş dönemlerde buna tanık oldunuz mu şeklindeki soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Biz diye konuşmaya... Eskiden de böyle miydi Aziz Yıldırım sizin çalıştığınız dönemde? Yani hakem odasını basmışlığı var mıdır? Belli bir dönem sonra evet. Yani ilk yani şahit olduğunuz var değil. Şahit olduğunuz var o mı? O var tabii, var. Hakem odasını bastı. Beraber girdik, biliyorum. Vallahi haberin içine geldik. Nasıl oldu, bir anlatır mısınız? Siz de vardınız. Yok, anlatmayayım şimdi, o artık bizim mahremimiz. Ayıp olur Aziz Bey, ayıp olur. Konuşulmaz öyle bir şey ama Aziz Bey içindekini çok fazla böyle tutmayan, tepkisini hemen gösteren bir insan biliyorsunuz. Evet. Onlardan birkaç tanesi de ben de şahit oldum. Hatta yanında da bulundum yani. Ne yaptıysa beraber de yaptık. Siz de mi yani o duyguyla basmaya mı gittiniz? Yani şimdi bakın, öyle bir noktaya geliyor ki belli bir yerde belli bir hareket olduğu zaman siz de yanlış hareketler yapıyorsunuz. Dönüp baktığınız zaman bu yanlış hareketleri fark ediyorsunuz. Önemli olan yapmamak tabii. Yani belli bir dönem geçtikten sonra ben ne yaptım diye kendi kendinizi sorguluyorsunuz ama önemli olan da yapmamak. Yani ben de sonuç itibariyle bu milletin bir çocuğuyum. Aynı şeyleri, aynı hisleri zaman zaman ben de yaşıyorum ama bu doğru değil işte. Bu yaşadığımız şeyler doğru. Bundan kurtulmamız lazım. O hatalı, ben doğruyum, öyle bir şey yok. Biz de aynı şeyleri vakit vakit içinde olduğumuzu görüyoruz ama hepimiz hatalıyız. O samimi bir itiraftı yani, o maçı merak ettim. Sadece maçı merak ettim. Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği maçı Ankara'da.
Evet, adaylığımız mümkün değil. Mümkün olduğu zaman aday olacak. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 7. haftada Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Gençler Birliği maçının devre arasında hakemlerin odasına gitmiş. Bu durumda çok konuşulup tartışılmıştı. Fenerbahçe ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu iki penaltı golüyle 2-1 kazanmıştı. Özellikle hakem odalarının basılmasının çok konuşulduğu bu zamanda enteresan açıklamalardı bunlar. Adnan Aybaba, var mı söyleyecekleriniz? Ya şimdi ben şunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi tabii bu işler hakikaten çok fazla karıştı. Özellikle Mehmet Banas'a şunu söylemek istiyorum. Şimdi Mehmet Banas'ın iki tane takıntısı var hayatında. Bir tanesi Aziz Yıldırım son dönemlerde. Gazeteciler haklı olabilirsin. İkincisi aslında önce makam olarak tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nı söylememiz lazım biliyorsunuz. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani şimdi bu iki takıntıdan bir türlü kurtulamıyor. Ve Mehmet Banasu'yu ben şu konuda eleştirmek istiyorum. Mehmet Banasu aslında çok mütevazi, gerçekten duygusal bir arkadaşımız. Fakat maalesef bunu lisanına yansıtamıyor ve anlatamıyor. Şimdi şunu söylüyorum. Bir kere Mehmet Banasu insanları yargılarken çok acımasız yargılıyor. Tıpkı bunu daha önce Ergenekon davaları, Balyoz davalarında yaptığı gibi. Yani şu anda biliyorsunuz o davalar da boşa çıktı. Şimdi Mehmet Banasu insanlara sürekli sıfatlar koyuyor. Ve bu sıfatları özellikle makamı olan insanlara karşı çok acımasız ve saygısızca kullanıyor. Benim buradan sevgili dostuma bir tavsiyem var. Geçmişte insanlar hata yapabilir. Bunu sen de yapabilirsin. Şey yani değil. Yapmayacağın da belli değil. Ama sen Türkiye'nin bir cumhurbaşkanına ifadelerinde yansıtılan ifadeleri burada kullanman hiç hoş değil. Bir. İki Aziz Yıldırım'a 2,5 yıldır, 3 yıldır kullandığın ifade, ben bunu kullanmak lazım. Hiç hoş değil. Çünkü herkesin söylediğin gibi senin de dahil bir aile kavramımız var. Ve sen hakikaten toplumu incitiyorsun. Ya toplumu incitiyorsun. Değil mi? Benden sana bir dostane yaklaşım. Ama sen diyorsun ki yok atlanma, sen bunu söylüyorsun, şunu söylüyorsun. Ona da bir şey demem. Şimdi Aziz Yıldırım mesela işte basmış da şuraya bilmem ne. Adam, ben Aziz Yıldırım'ı niye sevmiyorsun arkadaş? Gücü var, basmış oluyor. Cevap ver. Gücü var, öldürüyor. Ya diktatörler de öyle. Ya, gücü var, bilmem ne yapıyor. Yok abi, ya, öyle o. Hemen şey bakayım. Birincisi, Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemedim. Onu söyledim. Sadece canlı yayında, milyonların izlediği maçta, şeyin de, yayıncı kuruluşun da hemen şey yapamayıp biraz geç kıstığı ve bütün milyonların duyduğu bir şeyi dile getirdim. Onu söyledim. Tamam. Bütün milyonların duyduğu, yayıncı kuruluş hemen kısmaya başladı. Sıfat kullanıyorsun diyorsun. Bana Aziz, bana bir tane biriyle ilgili kullandığım sıfat söyle. Aziz Yıldırım'la ilgili? Bir tane Aziz Yıldırım şikeci dedim. Başka bir tane sıfat göster bana. Bunda o. Hayır, ay sıfat dediğin için söylüyorum. Bana bir tane sıfat söyle. Kime ne sıfat söyle? Söyleyeyim. Asker kaçağı dedin. O başka bir şey. Nasıl başka? O fiili durum. Nasıl bu sıfat fiili? Değil ki. Asker kaçağı dedin. Asker kaçağı olması fiili bir durum. Bu sıfat değil. Sıfat dedin yani önüne arkasına. Bu fiili durumu. Öteki de fiili durum da. Bakın ağır eleştiriyorum. Şunun için ağır eleştiriyorum. Neden? Adnan, şunun için arıyorsun. Neden bu çünkü kadar? Çünkü ben bıktım abi. Senin gibi, Büşah evet, gibi evet. Yanar döner yorumculardan. Yanar tamam döner. Yanar döner evet. Abi yanar döner şeyi satılıyor. Bunu hakaret anlamında söylemiyorum ne olur. Yanar dönerden bıktım abi, yoruldum. Şunun için abi. Ya eleştiriyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Adam telefona bağlanıyor. Hemen canım cicim. Ben tamam de duydum böyle bir şey. Sen de öylesin. Ne zaman yaptı? Kim abi yaptı? Dün Aziz Yıldırım cildin. Evet. İşte geçen hafta evet. Beşiktaş maçından sonra evet. Demediğini bırakmadın Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye. Demediğini bırakmadın. Ne güzel abi, böyle olmak. O yüzden bakın benim abi, ne güzel böyle olmak işte. Ağır olsun. Eleştirmemin sebebi böyle şu. Böyle olmak çok güzel arkadaş. Olur mu öyle bir şey? İnsanın niye bir duruşu ya olur ya. Bir duruşunuz her yok. Her zaman duruşun. Bir duruşun bir yok. Bak. Benim yok. Eğer Beşiktaşlar. Gözünü seveyim seni. Adnan. Eğer sen bugün ben bir yere gidiyorum, senin sürekli konuşuluyor arkadaş. Adnan, bize hani diyorsun bak, ki Fenerbahçeli yorumcu diyorsun benle Sinan'a. Siz alışkın bu değilsiniz. Alışkın değilsiniz. Benim, bu konuşuluyor. Bu tarz eleştiri alışkın değilsiniz. Şunun için siz işte futbolda işte eyyam eyyam diyorsunuz. Hep yıllarca eyyam olduğu için hiç ilgisi böyle yok. Net, bak sözleri net olan, soru soran tiplere alışkın değilsiniz. Sorabilirsin. Soru soran tiplere, hatta işte belge koyan kişilere alışkın değilsin. Senin belgelerini biliyorum. O yüzden, sen de belge bak, o yüzden size ağır geliyor olabilir. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Ettik de bilmeden, farklı olmadan ettiğim varsa da özür dilerim. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'nin bir saniye. Bir şey söyleyeyim. Ben bir yayına bir haber vereyim. O size yol açacaktır. Fenerbahçe'nin muhalefetinin önemli isimlerinden Recep Özcan da Başkan Aziz Yıldırım'la ilgili bir dava açıyor. Bakın sebebine. Fenerbahçe'de muhalefetle Başkan Aziz Yıldırım arasında kılıçlar bir kez daha çekildi.
Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanı böyle bir ifadeyi kullanırsa... Muhalif kesimin önemli isimlerinden Recep Özcan, Başkan Yıldırım hakkında savcılığa flaş bir şikayette bulundu. Aziz Yıldırım, Gençler Birliği maçı sonrası disiplin kuruluna sevk edildikten sonra gerekirse hakem odasına bir kez daha basarım söylemlerinin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a gücün varsa sen de bas çıkışını yapmıştı. Yani öyle soyunma odana inmez mi? İn, inebiliyorsan. Gücün varsa in. İn hadi. Yıldırım sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 60 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası almıştı. Bülent Yıldırım ister ise insandı. Etkilenebilir, etkilenmeyebilir de. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapan Recep Özcan, savcılıktan 6222 sayılı kanunun 18. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aziz Yıldırım'a spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin derhal uygulanması kararını vermesini talep etti. Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra yapılan... Recep Özcan'a göre 6222 sayılı yasa uygulandığı takdirde Aziz Yıldırım'a seyirden men cezası gelecek. Bunun karşılığı olarak da Fenerbahçe Başkanı'nın yöneticilik sıfatı da düşecek. Şimdi Müşak Gencer, buyurun. Ben deminki olay için, Hulusi Belgü için bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar haberi yapmışlar. Gayet doğru, gayet güzel bir haber. Fakat ondan sonra Hulusi'nin bir açıklaması oldu. Bu konuda bazılarına gün doğdu. Hakem odası bastık olayını Hürriyet'te çıktıktan sonra herkes bunu aldı. Başka bir yönlere çekti diyor. Bunların kayıtlara geçecek açıklaması var ama bunu herhalde içeriden arkadaşlar alırlarsa, yetiştirirlerse kullanırız. Yani yalanlıyor açıkçası. Diyor ki ben konuşmalarımın içinde öyle bastık, estik falan filan değil. Yani gitti, o başkan gitti, ben de arkasından gittim diyor. Baskın diye bir şey yok. Bağırdıkça bağırdı, çağırdı ama böyle bir baskın yok yani. Baskın ne, lafı bu yok. Bir dakika. Onun değil miydi? Bu ne demektir? Teker teker. Hayır, bu ne demektir anlamadım. Hakem odasına gittik, bağırdık, çağırdık. Ne yapacaktınız? Silahlı hakemleri mi vuracaktınız? Okuyayım o zaman. Okuyayım o zaman. Okuyayım istersen. Yani oraya gidip silahlı... Hayır, müsaitseniz okuyayım o zaman. Hakemleri mi vuracaktınız? Dinleyelim, Müşak Gencer okusun. Radyo Spor'da yaptığım bir konuşma Hürriyet Spor'da hakem odası bastık şeklinde verilince bazılarına gün doğdu. Sesimi çıkartmayacaktım ama haksız eleştiri dozu artınca ne söylediğimi ve neden söylediğimi kayıtlara geçirmek istiyorum. Türk futbolunun büyük sorunlarından biri her kulübün canını yakan bazılarının kaderiyle oynayan hakem hatalarıdır. Hakem hatalarının iyi ya da kötü niyetli olması maç sonuçlarını değiştirmediği gibi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir maçtan sonra hakkı yenilen bir takımın başkanı ya da yöneticisi o anın hararetiyle kendine yakışmayan şeyler yapabilir. Bugün bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ama geçmişte ben kontrolü kaybedip başkanla hakem odasına girdim. Tepkimi savunamam. Çünkü kulüp yöneticileri mutlaka sorumluluk sahibi olmalı. Ama futbolun harareti başka şeye benzemiyor. Sadece geçen haftayı inceleyin. En az 5 takım hakem hatalarından ötürü alın terlerinin kendilerinden çalındığını iddia ediyor. Türk futbolunun bunca sorunu varken, taraftar maça gitmezken, sponsorlar bir bir ayrılırken hiç değilse maçlar doğru yönetilsin. Bu hataları her hafta tekrarlanır. Sinirler gittikçe gelirse büyük küçük tüm kulüp başkanları seslerini yükseltmeye devam edecek diyor. Böyle devam ediyor. Bu da yeni açıklaması. Çok uzun bir. Evet, yeni açıklaması. Yine bastık diyor. Ya bastık ya değil mi? Ya kelime oyunda bak Adnan. İşte buna yani kızıyorum ben. Bastık. Şimdi diyorsun ya Mehmet Baransu niye ağır konuşuyorsun? Ya ses kaydı ona ait değil miydi? Ya bastık lafı yok yani. Ya fark etmesin. Ya bastık diye bir şey var mı? Orada dinleyin, bastık lafı var mı? Bastık diye. Evet, gittik Aziz Yıldırım'la Gençler Birliği maçında hakem odasını bastık. Hakem odasına girdik. Bulun oradan bana bastık lafını. Özür dileyeceğim ya. Elini öpeceğim. Bak şöyle bir şey. İkinizin elini öpeceğim. Ben vallahi elini öpeceğim. Bana bir tanesini göstereyim. Yok abi öyle bir şey. O zaman basmamışsa. Yok canım abicim. Bak hayır basmamışsa. Yok böyle bir şey. Basmamışsa tık 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 tık. Sevgili Cüneyt. Alıyor oradan Hürriyet. Odana girebilir miyim? Odana girebilirsin tabii. Alıyor oradan gazeteci arkadaş. Bilmem neyi bastık. Ya ne diyor? Biraz önce açıklama göndermiş. Açıklama yapmış. Bastık yok ya, bastık. Bir açıklama yapmış. Aziz Yıldırım söylüyor. Aynı şeye geliyor. Bak aynı şeye geliyor. Niye? Aziz Yıldırım bastık diyor. Onun üzerine çıkıp açıklama yapıyor. Evet biz de geçmişte Aziz Bey'le işte hakem odalarına gitmiştik diyor. Abi. Hatta diyor ki bak senin okuduğun açıklamada tasvip etmediğim işte bazı davranışlar evet, oluyor. Oluyor. Nasıl evet, olacak evet. O zaman yani? Ya biz tasvip... Onu basmak işte. Şimdi bir dakika bir şey soracağım. Biz tasvip ediyor muyuz ya? Ben şahsen Fenerbahçeli olarak
Aziz Başkan'ın demedim yaptığı bu şekildeki olayı ben tasvip etmiyorum. Etmedi. Etmiyorum abi. İlk kez de umurumda değil yani. İlk kez de Aziz Yıldırım'ın ilk kez eleştirdiğini gördüm. Ama ne demek eleştireceğim? Tabii ki eleştireceğim. Biz doğrudan yanayız. Peki. Fenerbahçeliyim. O bölümü bir kere daha izleyelim. Aziz Yıldırım Bahçeli değilim abi ben. Tartışıyoruz. O bölümü bir kere daha arkadaşlarım ekrana getirsinler. Getirir misiniz arkadaşlar lütfen? Eskiden de böyle miydi Aziz Yıldırım sizin çalıştığınız dönemde? Yani hakem odasını basmışlığı var mıdır? Belli bir dönem sonra evet. Yani ilk yani şahit olduğunuz de var, değil. Şahit olduğunuz var o mı? O var tabii, var. Hakem odasını bastı. Beraber girdik, biliyorum. Öyle. Vallahi haberin içine geldik. Nasıl yani, nasıl oldu, bir anlatır mısınız? Siz de vardınız. Yok, anlatmayayım şimdi, o artık bizim mahremimiz. İki tarafta iki tarafta haklı. Şöyle haklı. Bir tanesinde soru yönlendirme yapıyor ama Büşah abi haklı. Onun ağzından şey bastı. Aydın Cingöz, Aydın Cingöz kardeşimiz gazetecilik yapmaya çalışıyor. Baskı mı diyor, bastık mı diyor. O da inan he diyor, ho diyor. Oradan aradan fıradan sıyırtırıp bilmem ne işte evet diyor, gittik diyor, bilmem ne. Şimdi o diyor gittik, o diyor bastık. Yani şimdi burada bir ben sana bastım mı diye sorsam Büşah Kence. Bir dakika. Hakem odasına girdik diyor bak. Ya bir dakika dur. Basmayla girdik arada fark var abi, sen de gir. Hayır sen de gir. Bak soru soruyor diyor bastık ki. Bastık demiyor bak, adam. O arkadaş soru soruyor. Soru soran arkadaş diyor ki bastınız mı diyor. O ne diyor? Evet diyor. Hayır. Bir dakika abi, bir daha alayım ya. İki kez bastınız mı diye soruyor. İki ayrı soruda. İki ayrı soruda bastınız mı? Bastınız mı lafı var. O da olumluyor. Ya bu işte bu şuna benzer. Adnan sen şunu öldürdün mü? Evet. Sonra bir açıklama yapar. Sen bana öyle sorarsan ben de evet dersem yani. Öldürdük oluyor değil mi? Birer. Üçge açılır. Onaylıyor abi. Hayır, onaylıyor. Bunu İlhan Cavcı da söyledi daha önce. Onaylıyor. Bu konuyu İlhan Cavcı da açıkladı daha önce. Onaylıyor. Girdi diye. Ya bu çok da büyütülecek bir mesele değil. Yani. Hani Hulusi Bey'e yakışan şuydu. Yani Hulusi Bey kusura bakmayın, ben buradan soru soruluyor size, siz de bastınız mı diyor. Evet diyorsunuz. Yani ya işte ben kullandım da kullanmadım da, ya biraz dik olun ya, ne olur dik olun ya. Dik. Ya bir söylediğiniz sözün arkasında durun. Ondan sonra ben sizin açıklamanıza niye itibar edeyim? Ya daha ağzınızdan çıkan ya açıklayamam, üzüldüğünüz şeyler olmuş. Yani ama buna rağmen söylediğiniz sözün arkasında duramıyorsunuz. Ya, söylediğiniz biraz arkasında duruyor. Arkadaş hakem odasına öyle koya girilmez. Burada bazı şey çarpıtmayın. Hakem odasına herkes giremez. Azgınlığın da dahil. Ben ya girmişliği var işte, basmışlıkları var. Hakim odasına herkes giremez. Giriyorlar, hakim odasının kapısı çalıp giremez. Bu işler bu kadar kolay değil. Az Yıldırım'ı da bu kadar abartmayız da adamın kellesini almaya başladınız ya. Yeter arkadaş. Az Yıldırım bastım. Bu anlamda söyledi. Az Yıldırım kapıyı çalınca hakim odasına giremez. Herkesi almazlar. Yasak, koruma var, güvenlik var, polis var. Adnan ne olur biraz aşamaz. Dik dur ya. Ya ne olur. Diktiriyorum arkadaş. Ben abi bir diktiriyorum. Ya bu kalemin gibi renk değişti. Sana bir şey soracağım ya. Bir dakika. Adnan'a katılıyorum. Sen hiç hayatında böyle bir şey duydun mu? Hakem odasının kapısını açıyorsun. Langur langur içeri giriyorsun. Evet duydum. Efendim? Hadi bırakın ya. Böyle bir şey arkadaş. Sen nerede duydun ya? Film mi içeriyorsun sen? Sizin döneminizde. Bırakın Allah'ın izniyle. Yok öyle bir şey. Hayır. Yok öyle bir şey. Yöneticilerin var. Yok öyle bir şey. Giremezsin. Giremezsin. Birbirinizi dinleyin. Hakem odasının içine dediği doğrudur. Hakem odasının içine kapısını açıp tekme vurup sana göre, hatta tekme de vurmuş olabilir. Hatta cebinden silahını da çekmiş olabilir. Hatta böyle ne bileyim yani tüfek falan bulup girmiş. Ya ne diyorsunuz ya, abi? Amma hayalperestiniz ya. İşte Türk futbolu. Amma hayalperestiniz ya. Türk futbolu bu zihniyet. Yani, Türk bittiyse konuşayım. Bak Türk ne futbolu, diyorum bak. Bittiyse tasvip etmememe rağmen anlatımlarındaki hatayı abartıyı Fenerbahçe'ye zarar verdiğin için burada bağırıp çağırıyorum. Yoksa bağırıp çağırmam. Benim umur, bak ne diyorum tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın yaptığı sağlıklı bir şey değil. Hatalı bir şey. Bırak hakem odasını basmayı. Hakem odasının önünden bağırarak geçmiştir o. Bak her zaman yaptığı şeyi söyleyeyim sana. Hakem odasının önüne kadar gider. Arkadaş. Orada yaktınız hakkımızı bilmem ne ettiniz diye konuşur. Müşahane. Ondan sonra geri döner. Yok öyle basma. Bunu da yapan seni Fenerli gazeteciler. Sizin içinizdeki gazeteciler. Bu haberi yapan, ilk haberi yapan. Ben ismini açıklamak istiyorum. Ben biliyorum. Yapma gözünü seveyim sen. Şimdi o zaman Mehmet Baransı konuşmakta da haklı oluyor. Ya ama şey demiyorum. Gazeteci yapmayacak mı? Ben bir şey demiyorum. Sana. Ben Mehmet Akbaş o konuda karşı değilim. Aziz Yıldırım, ama Fenerbahçe'yi dövmesine karşıyım. Hayır Aziz Yıldırım. Neyse bitti mi arkadaşlar? Basmıyor arkadaş. Bitti mi arkadaşlar? Mehmet Baransı seninle birlikte bu bölümü de bitirelim. Biz konuşmayacağız mı Sabri Bey? Biraz ne olur? Trabzon geliyor. Aziz Başkan ne diyor? Çok özür dilerim. Aziz Başkan ne diyor? Ben gittim soyunmasının odasını bastım diyor mu? Bastım. Bir dakika dur abi. Gücün varsa basarsın yanlış diyor. Işte, yanlış. Başka bir şey daha diyeceğim. Peki Adnan, gazetecisiniz hepiniz buradan. Aziz Başkan
bu açıklamasını ne zaman yaptı abi? Beşiktaş başında geçen haftayı demiyorsun. Tamam, ne zaman yaptı abi? Hangi olaydan sonra yaptı başkan bu açıklamasını? Hatırlıyor musun abi? Allah hanginiz Allah. Hatırlıyorsunuz burada? Müşah Bey hatırlıyor musun? Niye yaptı Aziz Yıldırım kamera karşısına geçti? Niye biliyor musun Adnan? Çıkar ortaya da niye görelim. Biliyor musun? Bir dakika dur. Evet. Futbolcularla yemekteydi. Evet. Fenerbahçe TV yanlışlıkla canlı yayına girdi. Ha, evet. Oradaki bazı konuşmalar canlı yayına verilince internete düşünce alelacele zaten çıktılar. Muhabirin suratını zaten Fatih'in suratını gördünüz. Evet. Düştü Fatih'in suratı. Evet. Hemen reklama gittiler. Evet. Çünkü haberleri yoktu canlı yayında olduklarından. Telefonlar geldi canlı yayındasınız diye. Başkan bir anda afalladı. Ondan sonra canlı yayına çıktı. Bunları orada söylediklerini bu sefer üstüne basa basa söylemeye. Bunu ona bağlıyorsun yani. Bağlamıyorum. Öyle oldu zaten. Böyle bir şey olmasın. Öyle oldu Adnan. Öyle oldu. Bak. Olayın nasıl cereyan ettiğini bile bilmiyorsun. Öyle olur mu ya bilmiyorsun. Böyle bununla ne ilgisi var yani, bastım diyor. Yani gider tartışır. Kavga eder hakemlerle. Kastettiği de o. Bir adam ben bastım diyorsa ben o lafın üzerine eleştiririm. Peki. Ha, bir adam bastı diyorsa yani sana ne oluyor? Basmamıştır, etmemiştir. Ya takılma yeter. Zaten. Ya, yeter. Bu bölümü şey. Kapatacağız. Demir Çelik sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Bana söz hakkı verdiğiniz için. Tam 53 dakika sonra. Evet 53 dakika sonra. Saate baktım. Tam 53 dakika sonra söz aldık. Ben şurada ama 3 dakika lütfen Lembi. 3 dakikaya geçmesin. Bak işte bundan dolayı abi, konuşamıyor. Lütfen şimdi sistemimiz değişti. Zaten okulda gibi hissetmiyor. Öğretmenim. Bundan dolayı konuşamıyor. 3 dakikaya geçmeyin. Çünkü Lembi Çelik konuşmaya başladığı zaman sen giriyorsun üst araya. Lembi Çelik konuşmaya başladığı zaman Mehmet Baransu giriyor araya konuşamıyor. Tabii buyurun. Tabii Sabri Hocam. Üst üste konuşmayalım. Buyurun. Çok, 3 dakika. Bu konuyla ilgili zaten her şey açık ortada. Sayın Başkan bir defa değil. Başkanlık yaptığı süre içerisinde birçok defa hakem odasını basmış sadece. Tabii ne söylediğini bilmiyoruz. Küfür mü etmiş, ne demiş hakemlere, hakaret mi etmiş. Ama bastığını söylüyor, yöneticileri söylüyor. Aslında ben yadırgamıyorum. Fenerbahçeliler genelde yaptığı her şeyi itiraf ediyorlar. Maalesef bu akşam hakem odalarını bastıklarını itiraf ettiler. Bundan önce şike yaptıklarını da itiraf etmişlerdi. Ama Fenerbahçeliler şike yaptığını itiraf ediyor. Hakem odalarını bastıklarını itiraf ediyor. Ama buradaki Büşra Bey bunları kabul etmiyor. Ama biz de televizyondan izliyoruz. Peki. Trabzonspor bugün skor anlamında zor da olsa kazandı ama Trabzonspor kazanırken aynı zamanda çok şeyi de konuşuyor. Önce saha görüntüsünden başlayalım. Trabzonspor konuk ettiği Torku Konyaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Konuk ekip 7. dakikada Hasan Kabze ile 1-0 öne geçerken Trabzonspor Oscar Cardozo'nun penaltıdan bulduğu golle 18. dakikada beraberliği yakaladı ve Yusuf Erdoğan'la 30. dakikada 2-1 öne geçti. Torku Konyaspor 48'de Ömer Ali Şahiner'le skoru 2-2'ye getirirken Bordo Mavillere galibiyeti getiren gol 77. dakikada Oscar Cardozo'dan geldi. Un contexte très particulier, vous vous en doutez, pas évident du tout non plus pour les joueurs. Sizin de bildiğinizde farklı bir durum söz konusuydu. Bizim için de kolay değildi, oyuncular için de kolay değildi. Belki de o yüzden tutuk dakikalarda oyuna yine iyi başlayamadık. Ama buradan oyuncuları tekrar tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü bu akşamki galibiyetle takımı 13-12 puan yükselttik ve takımın hak ettiği, yavaş yavaş hak ettiği yerlere bu takımın yükselmesi gerekiyor. Tabii ki biz burada mutluyduk, birçoğumuz çok mutluyduk, güzel günler geçirdik ama bir karar verildi. Bu karara saygı duymamız gerekiyor. O yüzden daha ne diyebiliriz ki? Biz buradan elimizden geleni yapmaya çalıştık ve kararlara da saygı duymamız gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız oyun içinde Trabzonspor'un bu yükselen ritmine aynı ritimde karşılık veremememizdi. İlk yarının sonlarına doğru ortalarından itibaren ritmi daha da arttırdı Trabzonspor ve öne geçmeyi de başardı. Yediğimiz 3. gole kadar oyunun ritmini tekrar ele aldık. Her an 3. golü bulabilirdik. Bunları beceremedik, başaramadık. O anda doğrusunu söyleyelim, biraz evvel de onu söyledim. Usta işi gelen bir gol, sağ bek pozisyondan Cardozo'ya gelen bir gol pozisyonla öne geçmeyi başardı ve ondan sonra açıkçası çok fazla buna karşılık verecek gücü ortaya koyamadık. Artık Trabzonspor'da Vahit Halilhodžić siz günler başlayacak. Gerçi çoğunlukla tribünde olduğu için zaten çok yabancılık çeker mi çekmez mi Trabzonspor? O da ayrı bir durum tabii ki. Son durum nedir ve sahadaki görüntüsü nasıldır Lemi Çelik Trabzonspor'un? Şimdi
hoca ısrarla tek santrafor oynuyor. Ve tek santrafor oynadığı sürece de takım pozisyona giremiyor. Ve gol atamıyor. Attığımız gollerin zaten %80'i duran toplardan ve defans oyuncuları atmış. Ve de şunu da göremiyor. Cordoza'nın tek santrafor oynayamayacağını göremiyor. Cordoza'nın tek santrafor oynayabilecek ne hızı var, ne çabukluğu var, ne de bir topu koruma ve arkadaşlarına servis yapabilecek bir fizik gücüne sahip. Böyle olunca da Trabzonspor tabii pozisyon bulmakta çok zorlandığı için ne zaman çift forvete gelse başlıyor pozisyon bulmaya, baskılı oynamaya. Bütün oyunu rakip alanı yığmış oluyor. Oyunun birçok da genelinde üçüncü bölgede oynanıyor. Ama hoca çok enteresan. Ben şuna inandım ki ben hoca gitmek için her şey yaptı. Yani bilerek yanlış kadro çıkardı. Örneğin bu futbolcuların bana göre taşımış olduğu özelliklere baktığımız zaman bu futbolcularla bu sistemle bu taktikle oynanmaz. Onu mutlaka görüyordur. Örneğin Fatih'ten bir sporcu aldı. 5-6 maçtır çocuk bir şey oynamıyor, bir şey veremiyor. Fizik olarak çok zayıf. Israrla oynatıyor. Serdar Gürler'i işte o playmaker pozisyonuna sokuyor. Hiç oynayabileceğim mevki değil. İki tane sağ ayaklı adamı direkt takımın sol tarafına koydu. Müsabakayı öyle çıkardı. Ve bir teknik direktörün UEFA'ya giden listeyi benim haberim yok demesini çok yadırgadım ve şaşırdım. O yani bir, bana bir şey soracağım. Gerçekten söylemiş mi böyle bir şey? Tabii. Söylememiştir ya. Ya ama ben inanmak istemiyorum. Yok söylemiş. Gerçekten söyledi. Kim belirliyor listeyi? Teknik direktör yapmaz mı o listeyi? Kesinlikle o yapar. İşte skandal işte. Hem kendi yapmış hem de söylemedi. Benim haberim yok diyor. Yani bana göre çok önce aldılar ya karıştırmışlar. Hoca bana göre belli bir zamandan sonra gitmek için her şeyi yaptı. Yani Adnan Aybaba sürekli bir söz istiyor. Ben de istiyorum. Nemi kardeşime buradan bir şey soracağım. Nasıl onlar bize bazı şeyleri hatırlatıyor, biz de hatırlatalım. Ben de hatırlatacağım. Şimdi sevgili başkanımız, sizin başkanınız özellikle, Trabzon başkanı. İçin sen dedin ki müthiş işler yapıyor. İbrahim Bey bir dakika. Başkanımı buradan tebrik ediyorum. Harika transferler yaptı. Hiç kulübe zarar ziyan vermeden müthiş bir organizasyon gerçekleştirdi. Çok iyi bir teknik direktör aldı. Bu başkan çok iyi başkan. Bu futbolcular çok iyi futbolcular. Ben böyle bir şey görmedim. Bu takım havada karada uçar. 7 yapar, 8 yapar. Fenerbahçe darmadağın olur. Fenerbahçe'nin izini bulamazsın. Tamam. Şimdi gelelim puana abi. Evet, bir de zaman vermek gerekiyor demiştik. Bir de zaman. İyi. Ya, o hani, tamam, şey demiş, hepsine yanıt vereceğim. Cevap verecek. Fenerbahçe Anonim Şirketi AŞ. Fenerbahçe AŞ 19 puan. Galatasaray AŞ 19. Beşiktaş AŞ 17. Evet. Trabzonspor nihayet bugün 3 puan aldı. Trabzonspor AŞ'de 12 puandı. Anonim Şirketi oluyor tabii bunlar. Şimdi arkadaş, sen burada bunları bize anlattın. Hı-hı. Bize o dönemler kızdın ettin. Hı-hı. Bir kere sen bu işte çok iyi biliyorsun da ben dünyanın hiçbir yerinde bir yılda 23 tane transfer yapıp 23 tane transferi geri getiren 27. bir takım. Arkadaş bir dakika, gidip gelenleri söylüyorum. dünyada başarılı olan bir takım hiç görmedim. Belki Patagonya'da vardır. Ya da bilmiyorum, Nijerya'da falan var mı? Afrika'da falan da olmaz. Buyurun. Bir dakika. Ben de bir cevap, şey Bir dakika. Bir haber vereyim şey. Ondan sonra. Halil Ozic'le ilgili istifa eder etmez Bosna basınından Azerbaycan milli takımına gideceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi arkadaşlarım yeni bir haber okumuşlar. Katar'da El Arabi takımıyla adı geçiyormuş Halil Ozic'in. Buyurun. Ben de bir şey diyebilir miyim? Çok hemen o soruya devleten. Sen Büşra demiştin ya, bunu hani yorumlaman için ama ne olur. İşte biz göreceğiz ilerleyen hafta 9-10. Haftadan sonra hani siz tartışırken Fenerbahçe batacak. Yani onları çok kötü günler bekliyor. Trabzonspor'u Trabzonspor'u göreceksin demiştin. Buradan şöyle yapacağım. Hani Adnan'ın kere de verebilirsin, ne hata yapıldı? Ben de hani bu sorumun devamına hani ne hata yapıldı da olmadı diye soru soruyorum. Bana göre burada olan şudur. Yani bu yönetimin, yani Sayın Başkan ve yönetimin anlayamadığım iki şey vardır burada. Yani bu çok bir kulüp için önemli. Bu bir yılda beşinci hoca, beşinci teknik direktör. Bu bir. İkincisi bir kulüp... Nasıl beşinci teknik direktör? Yönetim geldi ya, bir yıl oldu. Evet, hangi beşinci teknik direktör? Bir Tolunay Hoca. Tamam, sonra? Mustafa Reşit Akçay. Ondan sonra şey... Hami. Sonra Vahit. Şimdi bu beşinci hoca. Doğru. Bu beşinci, bir yılda beş tane bir takım hoca almaz. Bir yılda bir takım 22 tane transfer yapmaz. İki. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Ama
şu da bir gerçek ki transfer yapmak çok zordur. Ben de aynı şu düşüncede idim. Trabzonspor'u şampiyon taşıyabilecek 4 tane 5 tane oyuncusu vardı. Takımın en az 10'la 10 tane böyle banko oynayabilecek ve kulübeye zenginleşecek oyuncuya ihtiyacı vardı. Ben bunu yine söylüyorum. Yapılan Sayın Başkan'ın yapmış olduğu şeyler bir defa çok transferde ilgili çalışmaları, büyük mücadelesi, kulübün CEO'su Burak Yurdal'ın yurt içi yurt dışındaki yapmış olduğu birçok şey çok doğruydu. Ve ben bunların birkaç tanesini katılmayabilirim. Zaten söyledim zaten. Gerekseli bir fazla transfer yapıldı ve 5 tane de hoca gönderildi. Ama bizim kulübümüzde ben Sayın Başkan ve Sayın Burak Yurdal'ın ben kulübe bir defa şu anlamda diyorum. Bir defa namusu düzgün insanlar. Gerçekten bizim bu dönemde özellikle futbol camiasında kulübünü böyle seven sayan ve baktığın zaman da bütün ekonomisini önceliklerini belirleyip amacını öyle kullanan öyle daha insanlara bulmak çok zor. O yüzden ben burada kendilerine yine bu anlamda destekledim ve Trabzonspor'un çok başarılı olacağını söyledim. Fakat burada ben Vahit Hoca'nın ilk geldiği günden beri hatta şöyle bir şey oldu. Almanya'daki kamptan sonra ve Trabzonspor'un kültürüyle, kimliğiyle bağdaşmayan o kadar çok demeçleri verdi ki ondan sonra belli bir zaman sonra da baktı ki ben bir defa işin ucunu kaybediyorum. Ben burada başarılı olamayacağım. Bundan dolayı da gitmek için başladı takım içerisindeki böyle birçok her şeyle oynamaya. Ama şunu söyleyeyim bak. Vahit Hoca'da en büyük eksikliği biliyor musunuz? Yine söylüyorum. Giden'in eksiğini konuşmuyoruz. Kim gelecek? O konuşuluyor. Çok önemli. Evet onu da konuşuyoruz. Bakın. Prandelli ile Vahit Hoca aynı. Şimdi bak hayır. Vahit Hoca bak. Çok benziyorlar. Ben sana söyleyeyim. Milli takım 8 yıl milli takım çalıştırdığı için milli takımda kurmak istediği takım ruhunu, disiplini futbol takımında kurmak istedi. Ve bunda başarılı olamadı. Çünkü milli takımdaki fark şudur. Milli takımda sporcular hocaya karşı sorgusuz sualsiz itaat eder. Ama kulüp takımında böyle değildir. Kulüp takımında abi kardeş, baba oğul bir böyle bir sevgi yumağı oluşmalı ki oradaki bir takım ruhu oluşsun. O yüzden bunu anlayamadı. Davranış şekli olarak büyük bir yanlış içerisinde oldu ve tüm takımdaki futbolcular kavga etti. Bana göre Trabzonspor bundan dolayı çok kaybetti. Şimdi Trabzonspor yeni teknik direktörünü konuşuyor. Acaba kim olacak diye. En yakın ihtimal Ersun Yanal. En yakın ihtimal diyorum. Prensipte anlaştığı haberlerini duymuş olabilirsiniz ama Trabzon adeta kaynıyor Ersun Yanal'la ilgili ikiye ayrılmaktan. Ama ikiye ayrılmak derken büyük çoğunluğun yavaş yavaş Ersun Yanal olmasın dediği şeklinde de yorum yaptığını söyleyebiliriz. Hukuk kurulu. Diyor ki yönetime ekranda. Trabzonspor'da Vahit Halilhodžić dönemi sona erdi. Boşnak çalıştırıcıyla bir yıllık alacağı olan 1 milyon 600 bin euroya anlaşma sağlandı ve yollar resmen ayrıldı. Halilhodžić'i gözden çıkaran yönetim geçtiğimiz hafta Ersun Yanal'la görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Ersun Yanal, yapılan anlaşma gereği 1,5 yıl Trabzonspor'un başında olacak. Yanal bu süre içinde 3 milyon euro alacak. Ersun Yanal'a 500 bin euro da peşin ödeme yapılacak. Buraya kadar her şey normal ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Trabzonspor'da Ersun Yanal süreci sıkıntılı başladı. Nedeni ise tecrübeli teknik direktörün isminin şike süreci içinde sıkça telaffuz edilmesi. İddiaya göre Trabzon Hukuk Kurulu Ersun Yanal'la ilgili bir raporu yönetimle paylaştı. Yine iddiaya göre raporda Ersun Yanal'ın Ankara Gücü'nü çalıştırdığı dönemde futbolcu Cafer Aydın'ın kendisi teşvik primi alıp futbolculara dağıttı şeklindeki açıklamalarının yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporuyla Şekip Mosturoğlu ile Selçuk İnan'ın transferi konusunda yaptığı telefon tapeleri yer aldı. Raporda Trabzonspor 3 Temmuz'dan bu yana bir mücadele veriyor. Eğer Ersun Yanal Trabzonspor'a gelirse şike mücadelemiz zarar görür görüşü yer aldı. Görünen o ki daha yolun başında bu sorunlarla karşı karşıya kalan Trabzonspor'u yine zorlu bir süreç bekliyor. Evet, Trabzonspor Hukuk Kurulu üyesi Atilla Dilaver'in de bu konuda çok önemli tespitleri var. Hem Trabzon Divan Başkanı'na Trabzonspor hem Trabzonspor Başkanı'na gönderdi Ersun Yanal'ı. Çünkü bir de orada acı bir şey var.
Biz Ersun Yanal'ı UEFA'ya dolaylı olarak şikayet teşvik yaptığı için. Ve bu imzayı atan da İbrahim. Biz Trabzonspor'u yönetmiyoruz. Bizim görevimiz bilgilendirmek. Ben hukukçu olarak bilgimi veririm. Takdir yönetimin. Taraftar olarak da Ersun olamaz yani. O zaman Aziz Yıldırım'ı başkan yapalım. Adamın 17'de 16 garantisi var. Gideyim ben yalvarayım. Hatta bu yeniden yargılama, şu adam seve seve gelir. Üstüne para bile verir. Gel bir sezon bize başkanlık et, bizi şampiyon et diye. Ersun Yanal'ın gerek şike davası dosyasındaki tapeleri, etik ihlali olan tapeleri, gerekse bizim UEFA şikayetimizin dipnotunda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Şike Araştırma Komisyonu raporunda teşvik yaptığına dair ifadeli. Mesela Ahmet Çakar ifadesinde diyor ki Ersun diyor 500 bin doları diyor imza karşılığı futbolculara dağıttı, bir liste var. Bu listede Ersun'un evinde, Ersun'a bunu sorarsanız diyor. Şey olur diyor, yakar, yok eder onu. Ve Lemi Çelik, Trabzonsporlular özellikle senin yorumunu merakla dinliyorlar. Lemi, ben önce bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hemen, pardon. Peki, tabii tabii. İzin isteyerek tabii, istiyorsan değil mi? Tamam, peki. Şimdi arkadaşlar ben Atilla Bey'i buradan dinledim. Gerçekten hukuksal anlamda kendisine de, görüşlerine de saygı duyuyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. İyi bir hukukçu kendisi. Fakat şunu ben belirtmek istiyorum. Yani burada bu işi aynısını, bu konuşma şeklini aynısını maalesef Mehmet Baransu da sürekli yapıyor. Arkadaşımız da yapıyor. Yani kişileri işte şikeci, işte şu da var, komisyona bu da geldi. Ya arkadaş öyle demeyin işte. Bu gelmiş olan Ersun Yanal Türk futbolunda bir değerdir. Tabii ki böyle bir şey vardır, olabilir de. Ben bir şey de demiyorum. Fakat böyle bir şey olan adam da Fenerbahçe kulübünde gelmiş teknik direktörlük yapmış. Ve bu Fenerbahçe takımını şampiyon yapmış bir teknik direktörü alıyorsun sen. Yani Ersun Yanal gerçekten çok yetenekli. Benim de beğendiğim bizim Türk teknik direktörlerinden bir tanesi de, en önemlisidir hatta. Ama sen kalkıp da onu yani şikeyle ilgili böyle bir konuma koyarsan çok büyük yanlış yaparsın. Doğru değil mi? Ya ben bunu söylüyorum özellikle. Ben açıklayacağım. Sen Lemi konuşsun, sonra ben cevap vereceğim sana. Lemin hakkını. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şikeyenin tartışıldığı dönemde bir şey daha sorayım. Son bir kere. Trabzonspor'un teknik direktörünü yapmadı mı? Yapıyordu o zaman. Yok. Şimdi hayır, şöyle. Nasıl hayır? Bu o dönemde abicim. Yani hatırlat peki. Gençler Birliği döneminden sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı diyor. Gençler Birliği sonra Trabzon'a geldi, teknik direktörlük yaptı. Tabii tabii. O zaman niye yaptı? Şimdi sen dediğin şöyle Adnan, hani? Doğruluyorsun. Komisyon raporu Ankara 2004 adam. Yılında 2004 yılında olan bu Ankara Gücü'yle olan mevzu. Yani doğru. Ankara Gücü'ndeki bu teşviği almış dağıtma olay 2004 yılında. Zaten ondan sonra geldi. Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı. Yaptı Fenerbahçe'de yaptı. Milli takımda yaptı falan filan. Raporlar da 3-4 sene sonra çıktı Adnan. Yani o komisyon o dediğin olaydan 4-5 sene sonra yok. Şey yaptı. Hayır yok. Hayır. Ahmet Çakarlar'ın gittiği komisyon ben Ankara'da doğru söylüyorum. Mehmet doğru söylüyor. 2-3 sene sonra toplananlar gider. Tamam. Erman Hoca da gitti. Hayır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Komisyon o zaman toplanmış olabilir. Komisyon niye toplandı? Bu olaylar konuşulduğu için toplandı. Hı-hı. Ne zaman bu olaylar konuşulmaya başlandı? Tarih o zaman önemli. Yani Trabzonspor'un başına geldiği zaman ondan sonra konuşuldu çünkü komisyon uzadı, bir de yasaması yapacak. Bak, komisyonu katma. Komisyondan önce bu tartışılmıyor muydu? Hatta Cafer'in ben hatırlıyorum o zaman yaptığım programda açıklamaları vardı. Buyurun. Başka bir şey. Onu kastetmiyorum. Şimdi şu bir gerçek. Ersun Hoca %100 Trabzonspor'la anlaştı. Yarın Trabzon'a geliyor ve göreve başlıyor. Burada tabii oldu mu? Tamam mı? Bitti. Ya %100 oldu. Ben öyle biliyorum. Yani sıkıntı bu akşamki var. Yapmış evet, oldum. Ama şu var. An belli nedenlerden dolayı tepki var mı? Var. Olacaktır da. Ama ben şunu söylüyorum. Burada Ersun Hoca'nın hiçbir zaman değil mi? Sayın Başkan Aziz Yıldırım da Ersun Hoca'yla ilgili burada söylemlerde bulunurken biz onu nasıl koruduk burada? Tabii canım, dedik ki programlar 3 ay öncesinden yapılır. Programlar değişmez. İşte keyfe göre programlar olmaz. İşte birçok konuda ve Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesidir. Özellikle fiziksel anlamda takımını çok iyi hazırlar. Yani takımın kondisyonu çok iyidir diye hep övgüyle bahsettik. Adnan doğru söylüyorsun. Ersun Hoca Türkiye'de yetiştirmiş olduğu en değerli hocalarımızdan bir tanesidir. Trabzonspor'a gelecek, göreve başlayacaktır. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz de elimizden ne geliyorsa ona yardım adına mutlaka yapacağız. Ama bunun etik boyutu olarak yani buradaki Sayın Dilaver Bey'in anlatmış oldukları da
Şimdi kendi yorumuna göre, vermiş oldukları bu şike davasındaki yoruma göre mutlaka değerlendirilmeli. Yani kendi fikri olarak bu aktarıldığı sürece değerlendiriyor. O da diyor ki bu şike davasında diyor biz diyor bu kadar büyük mücadele veriyoruz diyor. Ama diyor hocamızın diyor geçmiş yıllarda böyle bir şey var. Ama şunu da görmek gerekiyor. Yani çok 2004 yılında olmuş bir hadise. Gelmiş ondan sonra Trabzonspor'u çalıştırmış, Fenerbahçe'yi çalışmış, milli takımımızı çalıştırmış. Yani o şike sürecinde 2010 ve daha sonrasında bilmiyorum tabii ben şunu gördüm ki bir tane röportajında Trabzonspor 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor demesi benim için önemli. Yani ben bu anlamda çok şey görmüyorum. Yani çok peki. Öyle demiş. Ben evet. Hayretler içerisinde izliyorum. Lemi seni de izliyorum. Olayları da izliyorum. Birincisi 2004'te olmuş, ne olmuş bilmem ne. Böyle bir şey var mı? Hayır, sen ahlaktan bahsettin siz değil miydiniz? Adaletten bahsettin siz ne olmuş demi demiyorum. Olmuş bilmem ne. Ne olmuş demiyorum. Böyle bir şey. Hayır ne olmuş demiyorum. Ya bir dürüst olmak lazım. Hayır ne olmuş. Çünkü öyle kendilerine gelince dürüst oldun. 2004'te olmuş da bilmem ne gelsin. Hatire Dilaver gibi dik durun ya. Bak abi. Ya ne olmuş demiyorum ben. Sen yanlış anladın. Ne olmuş demiyorum. 2004'te olmuş bir olay diyorum. Tamam olmaz. Gelemez abi böyle bir şey. Bak niye gelemez? Bak. Kupa Sabri çok büyük bir tehlike var. Trabzonspor bekleyen çok büyük bir tehlike var. Onu size söyleyeyim. Ne biliyor musunuz? Atilla Bey çok doğru bir şey söylüyor. Sen kasa gidiyorsun. Diyorsun ki UEFA'ya gidiyorsun. Kasa diyorsun ki arkadaş işte benim rakibim haksız olarak işte şike bilmem ne yaptı. İşte yargılandı, ceza aldı. İşte federasyondan bilmem ceza aldı falan filan. İşte UEFA da ceza veriyor. Ve diyorsun ki ona ben kupamı geri istiyorum. Buna da ceza ver diyorsun. Derken de arkasına bir rapor ekliyorsun. Yani ek delil olarak. Evet. Diyorsun ki bu kulüp zaten şaibeli diyorsun. Yani Fenerbahçe ile ilgili şeyin iddiası Trabzon'un. Ve diyorsun ki bu kulübün şu anki teknik direktörünün de 2004'te böyle olayları vardı. Diyorsun. Yani işte ve verdiğin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu raporu veriyorsun. Ersun Yanal bu konuyu şiddetle reddetti. O önemli değil. Bak, şu önemli değil. Yani onun iddia doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bakın. Ersun Hoca hakkındaki iddia yanlış da olabilir 2004'teki. Ama sen Trabzonspor olarak, avukatlı olarak delil olarak sunuyorsun. Şimdi Fenerbahçe gidip demez mi kardeşim? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? UEFA demez mi kardeşim? Sen daha dün şikeci dediğin, bana rapor verdiğin adamı teknik direktör olarak getiriyorsun bana. Sen hangi kupadan bahsediyorsun demez mi? Bunu muhtemelen bunu diyecektir. Yani şunu söyleyeyim bakın. Trabzon yönetimi iki arada bir derede kalmıştır. İki adı bir derede kalmıştır. Şimdi sen diyorsun ki Ersun Yanal mı demiş 2011-2012 sezonu şampiyonu. Evet. Ben sana video göstereyim. Evet. Ha var, bende video var. 3 Temmuz saçma bir süreçtir. Fenerbahçe kulübünün formasıyla Fenerbahçe otobüsün önünde. Geçen sene söylemiş. Şey, geçen sene 1 yıl ne dedi. Ne demiş? Var abi bende. Ne demiş? 3 Temmuz saçma bir süreçtir. Evet demiş. Doğru. Bunu diyen adamı sen, bende var videosu var paylaştım. Sen 3 Temmuz saçma bir süreçtir diyen kişiyi getiriyorsun, teknik direktör yapıyorsun. Kusura bakmasın, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözünün artık bir itibarı olmaz. Eğer Ersun Yanal gelirse, geçsin onu ben sana videoyu göstereceğim. Peki, video bak. Sevgili Serdar Sunucuoğlu'lar bunu yarına bırakın. Tabii. Hayır, tamam bir şey daha da sözünüzü bitirme, da sözünüzü bitirmenize izin vereceğim. Başka bir şey daha da söyleyeyim mi? Söyleyeceksiniz. Ha. Sözünüzü bitirmenize izin vereceğim. Geniş anlamda Trabzonspor'un yarın, muhtemelen, ben yarın yokum, bir bilgi vereyim. Muhtemelen yarın bu kararı verecek. Yarın akşam daha detaylı tartışırız. Ben de son bir bilgi buyurun. Vereyim. Şöyle, bakın. Ersun Hoca Dubai'de tatillerken arıyorlar. Yönetim arıyor. Hı hı. Tamam. Ersun Hoca'yı Dubai'den getiriyorlar buraya. Ersun Hoca da benim öğrendiğim bilgiler yöneticilerden öğrendim. Mesajlarda duruyor şu anda. Yani cep telefonunda duruyor. Ersun Hoca'ya çalışmak istemiyor. Yönetime diyor ki 3 milyon euro isterim yıllık diyor. Başkan da itiraz ediyor. Ya bu ne ya işte yüksekten uçuyorlar falan. Eğer anlaşılırsa Ersun Hoca ile ilgili anlaşıldı da anlaşmayı bozan da benim onu da söyleyeyim. Yani şunun için benim. Ben Twitter sosyal medyadan eleştiri yaptım yönetime. Yani imza atıyor yani sen nasıl bugüne bozdun? Kadar, hayır şöyle o ilk başta bozdum. İlk başta bozdum. İşte onun üzerine hukuk kurulundan rapor aldılar falan tamam. 2.3 milyon euroya anlaşıyorlar. Şu anda da Halil Ozdil işte 1.6 milyon eurosunu tazminatını istiyor. Ersun Hoca 2-3 üstüne koyun 1.600. Ben sadece şunu söylüyorum. Trabzonlar eğer Ersun Yanal gelir o şeye giyerse o formayı giyerse artık Trabzonlar bana 82 tertemiz forma demesin. 82 tertemiz puan demesin. Bitmiştir bu işin. Peki. Yarın devam edeceğiz detaylı bir şekilde. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da zorlu Karabük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.
Galatasaray Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılara galibiyeti getiren goller 3. dakikada Aurelien Şedju ve 71'de Umut Bulut'tan geldi. Ev sahibi Kardemir Karabükspor'un tek sayısını ise Emre Güngör 57. dakikada kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray lider Fenerbahçe'nin arkasında 2. sıradaki yerini korudu. Quando entra lui dà una profondità. Bildiğimiz gibi bir maç oldu. İstediğimiz gibi bir maç oldu. Çünkü başlangıcında organize bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ama ilk 30 dakikasında iyi yönettik. Ondan sonrasında biraz geriye çekilince rakibe fırsat tanıdık ama gerisinde 1-1'den sonra ikinci golü aradığımız için çok mutluyum ve zor bir statta da böyle bir galibiyet aldık. Galatasaray'ın 10 yıldır bu kadar puan toplamamıştı ve bizim baktığımızda takım beni takip ediyor. Biz çok çalışıyoruz ve spekülasyonlar her zaman 0 puan getirir. Biz ise birinciyiz şu anda. Üzücü olan oyun üstünlüğünü elimizdeyken gol yememiz bizi üzdü. Ben iyi bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Bugünkü maçı bana soracak olursanız hakkımız mağlubiyet değildi. Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii ayrı kaldığım dönemde çok üzüntüler çektim. İnsan böyle durumlara kimseyi düşünmesin Allah diyorum. Ama yılmadım. Çalışmalarıma devam ettim. Kendimi her zaman hazır tutmayı bildim. Sabrettim. Biliyordum çünkü gerçeğin ortaya çıkacağını. O yönden vicdanen de rahattım. Şunu bilmenizi isterim. Hani basında çıkan affedildi geri döndü kelimeleri var. Öncelikle bir insanın affedilmesi için bir suç işlemesi lazım. Bir yanlış yapması lazım. Allah'a şükür ben hiçbir zaman Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca yıllardır ne bir hocaya ne bir teknik ekibe veya yöneticiye, başkana bir terbiyesizliğim, bir yanlışım olmadı. Adnan Aybaba özellikle söz istedi. Prandelli ile ilgili söyleyeceklerim var diye. Hocam şunu söyleyeceğim. Bu Prandelli'nin oynattığı futbolu var ya, spagetti makarna yapar gibi futbol oynatıyor bu Galatasaray. Bu Galatasaray kimliğini, kişiliğini falan değiştirdi. Ben şimdi başkanın yerinde olsam ya Suvat'ın, hep diyorlar işte Prandelli iyi. Ya arkadaş, Prandelli bitirdi bu takımı, eritti. Bir İtalyan, öbür İtalyan geldi, ilk İtalyan. Tamam, o hakikaten başarılıydı, doğru mu? Şimdi bakıyorsun bu Prandelli, eğer bunun var ya, bunun yerine hocalık, yani Lemi'yi al götür buradan, herhalde bundan bir puan fazla çakarsın. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana, yaparsın yani. Burada bu Prandelli'yi, buradan bu Prandelli'yi hemen devranıza göndereceksin. Zaten Saffet Suç'la bir görüşme falan oldu. Hani Albayrak diyor ki atıyor, ben yalan diyor falan da, ben ona inanma sen. Burada bir görüşme de var. Şimdi bu Galatasaray'ın geleceği için, bundan sonra Galatasaray'ı kurtarmak için yapacak en güzel organizasyon devre arası geliyor. Prandelli'yi göndereceksin, bir hocaya getireceksin. Ben bir haber vereyim. Hemen çok kısa. Haber verin, buyurun. Mancini 5 kuruş para almadan gitti. Bak, Galatasaray'dan 5 kuruş para almadan gitti. Prandelli olayı niye döndüler biliyor musunuz? Bütün herkes Prandelli olayından. Çünkü Prandelli'nin şu anda gönderildiği takdirde ödenecek parası 6,5 milyon avro. Paraya bak abi, bu ne para ya? Biliyorsunuz Mancini de eğer parasını bırakmasaydı 9 milyon avroydu. Sözleşmesinde tazminat maddesi yok diye okumuştuk sen ama demek onu, ki var. Burası UEFA'ya bağlı bir kulüp, FIFA'ya bağlı olduğu müddetçe çok kaç zor. Trilyon yapıyor? Kaç 6,5 trilyon? Milyon euro. Cezai şeyi yani. Onun, peki. Lemiçeli'ye hak doğdu. Bu sorunlar nerede biliyor musun? Bak, ne diyorsun sen? Abdurrahim Albayrak diyorsun, gitti diyorsun, görüşme yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diyorsun. Bunların sorunların hepsi kulüplerin içerisinde, futbolun içerisinden gelmiş, o kulübün kimliğini ve kültürünü bilen, kimyasını bilen eski futbolcuların bu işlerde olmayışından dolayı bunlar yapılıyor. Bırakmadılar. Bu şimdi evet, doğru söylüyorsun, bırakmadılar. Baktığın zaman bütün kulüpler batmış vaziyette. Bütün kulüplerde yanlış transfer var. Kim yapıyor bunları? Leme hemen devam et. Bayern Münih neden dünya kulübü? Ya ama işte eski futbolcular yönetiyor. Rummenigge, Hönes, şimdi Sammer, evet. Guardiola'yı koyuyor, yanına Sammer'i koyuyor. Diyor ki dur burada diyor. Ancelotti'yi koyuyor, yanına Yoro'yu koyuyor. Şimdi bakın, bütün Türkiye'deki kulüplerde bir tane futbol içerisinden gelmiş. Ha bugün bu Adana Demirspor'da mesela abin çalışıyor, Samet Uç çalışıyor, Ünal Hoca'yla beraber. Ne güzel, süper bir şey. Ama şunu unutmayın, ligin zirvesinden bahsediyorsunuz. Ligde düşen takımlarda da aynı sistem geçerli Almanya'da. Efendim? Nasıl? Yani siz ligin zirvesinden bahsediyorsunuz. Real Madrid'den, Bayern Münih'ten.
Ama aşağıdakilerden düşenlerde de bu tabii, sistem geçerli. Ayak çok formsuz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Eski futbolcuyu getirmek önemli değil. Kaliteli ve yönetebilecek eski futbolcuyu getirmek önemli. Tabii, evet doğru. Kaliteli ve yönetebilecek karakter yapısı doğru eski futbolcu getirmek gerekiyor. Bakın Ajax biliyorsunuz yılların dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Şu an kötü gidiyor birçok zamanda. Doğru. Hollanda kötü. Ama 1 lira borcu yok. 1 lira borcu yok. Ve nasıl oluyor bu? Şimdi bizim ama bizde ne oluyor? Ünal Bey geliyor şimdi Galatasaray'ın başına. Diyor ki 600 milyon TL borç var diyor. Bunu üçe düşüreceğim diyor. Anlatıyor. Adam gidiyor 1 milyar TL borçla bırakıp gidiyor. Böyle bir sistem olur mu? Ama bunu eski futbolcu yapmaz. Karakterle yapıyor. Şimdi Cüneyt Tavman Galatasaray'ın başında olsun. Veya Hakan Şükür olsun. Veya ne bileyim. Fark etmez ekip olsun. Bülent Korkmaz olsun. Tugay olsun. Bunlar yapmaz. Transferde böyle hatalar yapılmaz. Parayı böyle çarçur etmezler. Öncelikleri belirlerler. Parayı amacına göre kullanırlar. Doğru transfer yaparlar. Yani kulüpte sistem oturur. Kısa, orta, uzun vadede bütün planlamalar yapılır. Bunların hepsinde olmadığı için maalesef ondan sonra bakıyorsunuz ki geliyor Mancini gidiyor. Öbürü gelip gidiyor. Mancini ahlaklı adammış. Şeyini bile almamış. Tazminatını bile istememiş. Yani bu önemli bir şey. Mehmet Balasu vallahi geleceğim sana ama öncelikle bir haberi paylaşalım. Biliyorsunuz Abdurrahim Albayrak futbol şubesinden sorumlu. Saffet Sus için çok adı geçmeye başladı. Onunla ilgili bir açıklama yaptı. Kardemir Karabükspor karşısında alınan 2-1'lik sonuca rağmen Galatasaray'ın oynadığı futbol camia ve taraftarı mutlu etmese de Prandelli'nin kalış süresini uzattı. Ancak sarı kırmızılı kulüp için çeşitli teknik adamların ismi anılmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Saffet Susic. Galatasaray'da çalışmamı teklif etti. Onlara söylediğimi size de söyledim. Bosna Hersek milli takımındaki görevimi sürdürdükçe ne Galatasaray ne de herhangi bir takım beni ilgilendirmiyor ifadelerini kullandı. Susic'in bu açıklamalarını Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının ardından başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak sert bir dille yalanladı. Ve hiç bizim ağzımızdan kesinlikle olmayan bazı haberler çıkıyor. Ve sizin hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Birçoğunuz benim çok yakın arkadaşım olduğunu biliyorsunuz. Ama neden? Kaynaklarınızdan, yanlış kaynaklardan yanlış bilgiler alıyorsunuz. Bunu birinci ağızdan bizden duymadan lütfen bunları haber yapmayın. Hem kendinize, hem kendi camianıza, hem Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yeter artık Allah aşkına ne olur. Bak rize ediyorum sizden. Şu basına çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Buna bizim taraftarlarımız da lütfen inanmasın. Hiç kimseyle görüşmedim. Ve bütün bugünkü gazetelerde olan haberlerin hepsi asılsızdır. Sizin yüzünüzle bunu söylüyorum. Lütfen bu işe bir son noktayı koyun. Taraftarlarımızı, spor severleri, insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz. Sizin kaynaklarınız size yanlış bilgi veriyor. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Saffet Susic'te konuşulduğunu Elvir Baliç'te doğrulamıştı ama olmamış demek ki. Bunu ifade ediyor. Bu arada bu arama kalacak demiş Abdurrahim Albayrak. Malaga'da harikalar yaratıyor. Amrabat'ta devam edeceğiz diyor Mehmet Baransu. Seninle bitireceğiz bu geceyi. Valla şöyle söyleyeyim. Yani yeni yönetim öyle bir enkaz devraldı ki işin içerisinden çıkamıyor. Gelenden 4 diyor, gidenden 4 diyor. İşte Dortmund 4 diyor. İşte burada, orada, Başakşehir'den falan. Hani yeni yönetim de çok kötü bir şey devraldı. Hem kulüp maddi açıdan hem de yani futbol takımı da sorunlu. Ben Prandelli ile Halilhodžić'i çok benzettim dedim Halilhodžić konuşulurken. Her iki takım hocasının da bence şu sorunu vardı. Takımı tanıyamadılar ve habire takımda sistem değiştirmeye çalıştılar. Habire oyuncu değiştirmeye çalıştılar ama işte 9 hafta falan geçti. İşte biz Avrupa'daki maçlarla birlikte yani ligde evet iyi durumdayız ama işte Avrupa'da çok kötü bir Galatasaray var ve Prandelli tartışılıyor. Ben ikinci sezona hani devre arasında da gönderilir diyor Adnan ama ben devre arasından daha önce gönderileceğini şey yapıyorum. Abdurrahim Albayrak yalanlıyor ama görüştükleri birkaç isim var. Daha doğrusu biraz daha ucuza hoca bulmaya çalışıyor Galatasaray. Prandelli'den bir an önce kurtulmak istiyor. Galatasaray'daki sorun işte geçmiş yönetim falan ama işte Lemi futbolcuların olması gerekiyor, eski futbolcuların olması gerekiyor. Bizde çok iyi bilen yöneticiler var. İşte Bülent Turun gibi bir yöneticimiz var bizim. Sağ olsun işte Prandelli'den tut birçok transfer yaptı. İşte takımın halinde zaten ortada ve Bülent Turun da zaten şu anda hani içten içe eleştiriliyor, tartışılıyor eski yönetimle birlikte. Galatasaray toparlanır mı? Yani ligde toparlanır.
Eğer bir mağlubiyet falan olursa ben Prandelli'nin öyle hani işte devre arası falan olacağını hiç zannetmiyorum. Hemen anında gider. İşte Trabzonspor teknik direktörü de Ersun Yanal ilk ismi çıktığı zaman hemen yalanlamışlardı. Ne oldu? İşte bugün bitti. Evet. Prandelli'nin çok ömrü uzun değil, onu söyleyeyim. Yarın devam edeceğiz. Bugün 10 Kasım. Ulu Önder Atatürk'ü saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz ve Atatürk'le bu geceyi kapatıyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum.